Sayın TÜRMÜOP Yönetim Kurulu Üyem Muharrem Kaya, değerli meslektaşlarım, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz enflasyon düzeltmesi, pratik uygulaması ve vergiye etkisi konulu seminerimize hoş geldiniz. Yeminli Mali Müşavir Sayın Bülent Fıçıcı'nın sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde enflasyon düzeltmesi, örnek uygulamalar, muhasebe kayıtları, özellik arz eden durumlar ve 2024 yılında vergiye etkisi konularında ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli konuğumuza vermeden önce bugünkü seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere Sayın Oda Başkanımız Hüseyin Halil Kürsi'ye davet ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, arkadaşlar, oturacak yerimiz var. Bu sefer rahatız. Fuaye alanında kimse kalmasın. Hepiniz enflasyon düzeltmesiyle ilgili örnek uygulamalı seminerinize hoş geldiniz. Bu yolculuğa başlarken bir cümle kurmuştuk. Demiştik ki Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda meslektaşlarımızın evet ben enflasyon düzeltmesini ve onun muhasebe kayıtlarını yapmayı öğrendim diyene kadar bu eğitimlere devam edeceğiz. Zaman zaman salonlarımız doldu taştı. Ben bugünkü pozisyondan meslektaşlarımızın artık bu işi öğrendiğini ve bu işle ilgili olarak da örnek uygulamayla işi noktalayacağımızı düşünüyorum. Bu yolda Sayın Bülent Fıçıcı'nın da odamıza vermiş olduğu destekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yorucu bir serüven ve süreç. Sanıyorum 8 ya da 9. eğitimi. Bizim odamızın da 8. eğitimi. 2 eğitimi farklı eğitmenlerle yapmıştık ama Bülent Bey'in ilçelerde dahil olmak üzere odamızla 8. eğitimi. Kendisine bu anlamda gerçekten teşekkür ediyoruz. Ne zaman bu konuda sıkışsak yardımımıza koşuyor. Meslektaşlarımız da anlatımıyla konuya sıcaklık duyup konuyu daha rahat çözdüler diye düşünüyorum. Sözlerimi 31 Mart'ta yapılan mahalle idareler seçimlerini ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca meslektaşlarımızdan meclis üyeliği ve belediye başkanlığı yarışına girip sonuçta başarılı olan meslektaşlarımızı da kutluyorum. Artık hem Büyükşehir'de hem Osman Gazi'de hatta bütün ilçe belediye meclislerinde meslektaşlarımız var. Orada uzayan kollarımız var. Onları hem mücadeleleri hem de başarılarından dolayı huzurlarınızda kutlamak istiyorum. Yine bayramın ikinci günü odamızın bir bayramlaşma etkinliği var. Ben aynı kalabalık ve zinde grubun bayramlaşma dolayısıyla buranın dışında bir yerde ilanlarını yaptık ama ben eğitimin videosunu yine YouTube kanalımıza yükleyeceğimiz için oradan da duyurmak istiyorum. Durak Muhallebicisi'nde bayramın ikinci günü Carrefour'un karşısındaki Yeni Karaman'daki Durak Muhallebicisi'nde bayramın ikinci günü bayramlaşma törenimiz olacak. Tüm meslektaşlarımı da orada görmekten mutluluk duyacağım. Arkadaşlar, ilk seçildiğimiz dönemden sonra ısrarla YouTube kanalımızla ilgili size abonelikle ilgili duyuruda bulunmuştum. Bu konudaki yolumuz başarılı oldu. Artık meslektaşlarımızın büyük bir kısmı kanalımıza abone ve eğitimlerimizi daha sonra da buradan izleme ve hatta bölüm bölüm izleyip işlerinde yol arkadaşlığı yapma şansı buldular. Bir konuyu uzunca bir süredir enflasyon muhasebesiyle beraber tekrar kürsüden işliyorum. Bu konuda da aynı duyarlılığı ve desteği göstermenizi rica ediyorum. Nedir o? Kayıt alıyoruz arkadaşlar. Salonumuz aslında verimli kullanıldığında eğitimi verimli yapabilecek büyüklükte ve etkinlikte bir salon.
Biz yönetim kurulu olarak bu salonun kullanılmasını doğru buluyoruz. Auditorium'un bu tarz teknik eğitimler için çok uygun bir salon olmadığını düşündüğümüzden dolayı kayıtla ilgili süreci doğru takip edersek biz de planlamayı doğru yapabiliriz. Bu konudaki desteğiniz için şimdiden yeniden teşekkür ediyorum. Başarılı bir sunum olmasını diliyorum. Enflasyon muhasebesiyle ilgili umarım bugünkü eğitimden sonra aklımızda hiçbir soru işareti kalmaz. Bu arada 95. Başkanlar Kurulu'ndaki konularla ilgili de çok kısa bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Enflasyon muhasebesi kalıcı olarak hayatımızda. Orada bu konu kabul edilmiş durumda. Sadece ilk dönem için, Mayıs dönemi için, bir başkan için bunu söylemek çok tehlikeli ve riskli ama genel hava ve söylem bu olduğu için ilk dönem için bilanço verilmeyeceği, enflasyon düzeltmesinin yapılmayacağı yönündeki karar ve beklenti %90. Bu sizde rahatlamaya yol açmasın arkadaşlar. Sonraki dönemlerde enflasyon düzeltmesiyle ilgili işlemleri yapacağız. Hatta konu şöyle geçti. Hem gelir idaresi hem ilgili paydaşların bir kısmı bizim beyannameyi hazırlayıp bilançoyu hazırlayamamamızı anlayabilmiş durumda değiller. Yani şöyle ifade ediyorlar. Eğer beyannameyi hazırlıyorsanız, bilançoyu hazırlayamıyorsanız cari hesapları, bankaları vesaireyi işlemiyorsunuz demektir. Bunları işlemeden işinizi yarım yaptığınızı mı söylüyorsunuz gibi söylemler oldu. Aslına bakarsanız kısmen de evet işlemiyoruz. Yani bankaları, cari hesapları işlemiyoruz. Ama bunu keyfimizden yapmadığımızı biz biliyoruz. Onların da zamanla öğreneceğine eminim. Yine Sayın Genel Başkan'ın Nisan ayındaki beyan ve bildirimlerin uzamasıyla ilgili tüm bildirimleri yaptığına ilişkin beyanını da sizinle paylaşmak isterim. Yani Nisan ayında sıkışacağımızı biliyorum. Odalar ve TÜRMOP bu konuyla ilgili uzatma talebinde bulunmadı mı? Bulundu arkadaşlar. Sonucu bekleyip göreceğiz. İlk defa son güne kalmadan uzatma talebimizi gelir vergisi beyanları döneminde gelir idaresi yayınladı. Bence daha faydalı oldu. En azından her şey olup bittikten sonra sürenin uzaması bizde de hayal kırıklıkları oluşturuyordu. Ben önemli bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Yine oradaki konuşmalardan gelir dairesinin bu işten ciddi miktarda vergi beklediği ve sonuçta enflasyon düzeltmesinin 2024 ile ilgili olan kısmından vergisel bir sonuç çıkacağı ve buradan bir gelir beklediğini ifade etti Sayın Genel Başkan ve bundan dolayı 6. ayda ya da 9. ayda enflasyon düzeltmesi olmayacak beklentisinde olmamamız gerektiğini ben söylüyorum size arkadaşlar. Ama ilk dönem için dediğim gibi herkes olumlu Mayıs dönemi için, Mayıs'taki 1-3 dönemi için. Yine önemli bir bilgi paylaştı. Bu işin evet yapanı biziz ama paydaşlardan biri de biliyorsunuz iş dünyası. Topla yapılan Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile yapılan toplantılarda da TOB'un bu konuya ciddi hiçbir itirazda bulunmadı. Ciddi değil, hatta hiç itirazda bulunmadığı yönünde görüşlerde bildirdi. Buradan da şunu anlıyoruz. Bizim dışımızdaki herhangi bir paydaştan itiraz yok konuya. Dolayısıyla biz işi bugün öğrenmiş bitirmiş olacağız. Yapılması yönündeki hızlı hareketimizi de bundan sonra geliştireceğiz. Ben yaklaşan bayramın da size, sevdiklerinize, meslektaşlarımıza, tüm meslek camiasına kutlu olmasını diliyor. Sözlerimi burada sonlandırıyorum. Oda Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere Bülent Fıçıcı'yı kürsüye davet ediyorum.
Sevgili meslektaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii dışarıda çok güzel bir hava var ve 9 günlük bayram tatilinin pazartesi salıyı da birleştirerek insanların 9 gün tatil yaptığı bayram tatilinin ilk gününde cumartesi günü burada yine bir enflasyon muhasebesi konusunda hep birlikteyiz maalesef. Ama başkanın da dediği gibi inşallah bu artık son olacak. Bütün eksikleri bu seminerde tamamlayacağımızı, bütün kafaya takılan soruları gidereceğimizi, kafanıza takılan soruları gidereceğimizi ve son noktayı koyacağımızı da düşünüyorum. Bununla ilgili bu toplam 9. seminerim. İlk 2 tanesini tebliğden önce yapmıştık Aralık ayında. 30 Aralık 2023'te tebliğ yayınlandı. 6 tane daha seminer yaptık. 14 Şubat'taydı son seminer. Artık konu bitti derken 20 Şubat'ta 165 nolu vergi usulü kanunu sirkülere çıktı biliyorsunuz. Aslında birçok eksiği tebliğden kaynaklanan bazı eksikleri o sirkülerde de giderdiler. Bazı açıklamaları yaptılar. Gri nokta çok fazla kalmadı. Yani gri nokta benim gözümde en azından çok çok fazla kalmadı. Bazı uç noktalarda bazı açıklamalar sirkülerde daha iyi yapılabilirdi. İşte 349 hesapla ilgili yapılan açıklama diğer hesaplarla ilgili de yapılabilirdi. Etkileyecek mi, aynı mı düşünülecek, düşünülmeyecek gibi konular var ama bu toplamın çok çok küçük bir kısmı. O yüzden çok fazla gri nokta kalmadı diyebiliriz. Şimdi bugüne kadarki yapmış olduğumuz seminerlerden farklı olarak burada sadece uygulama yapacağız. Yani aslında birlikte uygulama yapacağız. Birlikte uygulama yaparken de hesap nasıl yapılacağını, ne olacağını konuşacağız. O şekilde bir hazırlık yaptım. Excel üzerinden hareket edeceğiz. Excel üzerinden devam edeceğiz. Bir kanun, tebliğ veya sirküler sunumu yapmayacağım. Slaytları geçerek konuyu anlatmayacağım. Ama o noktaya da geldiğimizi düşünüyorum artık. Yani şimdi sürekli sorular geliyor. Dışarıda da sürekli sorular geliyor. İlk başta gelen soruların şekli artık çok değişti. İnsanlar konuya daha hakim olmaya başladı. Daha iyi sorular geliyor, daha mantıklı sorular geliyor. Ya bu sorulardan anladığım konu büyük ölçüde endekslemelerle ilgili anlaşılmış ama vergiye etkisi konusu çok fazla anlaşılamamış. Veya genel bir tepeden bakarak hani ne yaptığımız zaman sonucu nereye gidiyor çok fazla eksik kalınan noktalar var. Tabii bireysel olarak birçok kişi belki çözmüştür ama çözemeyen de çok fazla kişi var. Birazcık da ona yönelik olarak hazırlık yaptım. En sonunda vergiye etkisini anlatacağım. Özellikle sona bıraktım vergiye etkisini. Diğer kısımları bitirelim. 2024'teki vergiye etkisi ne olacağı da detaylı bir şekilde konuşuruz. Bu salon dolu bir salon. Normalde aslında istediğiniz zaman soru sorun diyorum. Soru cevap kısmını şöyle yapalım isterseniz. Hesap gidelim. Yani şimdi 159 verilen alınan avanslarla ilgili çok fazla soru var. Ben verilen alınan avansları anlattıktan sonra bir soru cevap yapalım. Gelecek aylara ait giderleri gelirleri anlattıktan sonra yapalım. 500 hesapları anlattıktan sonra soru cevap yapalım. Atikleri anlattıktan sonra yapalım şeklinde yapabiliriz. Sayfa sayfa ilerledikçe diye düşünüyorum. Şimdi meslek mensuplarından çok fazla duyduğum şey program yapıyor nasıl olsa. Kimle görüştük az önce? Birol Bey'le görüştük dışarıda. Şimdi evet programlar yapıyor, programlar yapacak ama bizim meslek mensubu olarak konuya hakim olmamız lazım. Yani programı sadece kolaylaştırma amaçlı kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde iş başka bir yere gidiyor. Çok uzun yıllardır personel sorumluluğu, personel müdürlüğü, personelcilik yapmış. Daha sonra insan kaynakları sorumlusu olmuş bir arkadaş, insan kaynakları müdürü olmuş bir arkadaşla konuşurken borroyu elle hesaplamayı bilmediğini fark ettim. Üstad dedi program hesaplıyor. Yani bu olabilir mi? Yani tabii ki program hesaplıyor ama siz borcunun nasıl hesaplandığını, kaç SSK primi kesiliyor, işsizlik ne kadar kesiliyor bilmeniz gerekiyor. Ya yani bu işte böyle bir iş. Örnek herhalde oturan bir örnek. Yani burada biz detayları bileceğiz. Ne yaparsak ne olduğunu bileceğiz, anlayacağız. Tabii ki programa yaptırabilirsiniz ama programın sonucunu muhakkak check etmek lazım. Çünkü yanlış verilerle çok farklı sonuçlar doğuyor. Bir de özellikle söyleyeceğim, başka konularda bir hata yaptığımız zaman o lokal bir hata olarak kalıyor. Yani 2023 yılında bir faturayı işlerken yanlış işlediniz. 2023 yılında bunun sonucu size karşınıza çıkıp çıkmaması, gelecekte o dönemle ilgili bir inceleme olması veya bir şekilde ortaya çıkmasıyla alakalı olabilir. Ama burada yapacağınız hata 2023'ü ve 2024-25 gelecek yılları da etkileyecek. Çünkü atikleri olduğundan fazla değerlerseniz, bundan sonraki her dönemdeki değerleme farklarını ve amortisman giderlerini etkileyecek.
O yüzden konunun çok iyi anlaşılması veya yaptığınız işi muhakkak başka bir yerlerden check etmenizi, yani sağlamanızı yapmanızı istiyorum. Yani sağlamasını muhakkak yapmamız gerekiyor yaptığımız işlerin ki ciddi hatalar, ciddi büyük rakamlardaki hatalar olabiliyor çünkü. Şimdi Excel üzerinden devam edeceğim. Hazırlamış olduğumuz bir Excel var. Daha önceki ilk 27 Ocak'ta burada yapmış olduğumuz seminerde aynı Excel'i de sunumun içine koyup biraz göstermiştim. Daha sonra odanın sitesine falan da koyduk bu Excel'i. Bizim kendi sitemizde de vardı, yer alıyordu. Oradan o Excel üzerinden gideceğim mantığı anlatabilmek için biraz daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Şimdi endeksleri kullanıyoruz. Olur olur, problem yok. Şimdi endekslerle yapıyoruz tabii bütün işlemlerimizi. Artık kanunun mantığını, endekslemenin nasıl yapıldığını kısmen anlatıp geçeceğim çok detaya girmeden. 2004 Aralık'tan 2023 Aralık'a kadar olan yurt içi üfe endeksleri lazım bize. Aslında baktığımızda bilançoda bütün her şeyi endekslerle yapıyoruz. Bir tek stoklardaki toplulaştırılmış yöntemler hariç olmak üzere en son 2023 Aralık endeksini ilgili kıymetin girdiği ayın endeksine bölerek kas sayıyı buluyoruz. Düzeltme kas sayısını buluyoruz. Virgülden sonraki 5 haneyi alıyoruz. 6. haneyi 5. haneyi yuvarlayarak ve onunla çarptırıp rakamı güncele getiriyoruz biliyorsunuz. Onun için bize endeksler lazım. Endeksler yazıyor. Bu arada şurada 2024'ün endeksleri de belli oldu. İlk 3 ayda %11.587 bir artış var. 3. ayın sonunda. Basit ortalama yöntemde de %5.4'lere geliyor. Aslında 2023'ün son çeyreğinde %2.913'e gelen rakam biraz daha yükselmiş gibi görüyoruz. Ama yıllıkta %50-%60 aralığında enflasyon gerçekleştiğini varsayıyoruz. Hesaplamaları ona göre yaptık. Tabii düşebilir, çıkabilir. Vergi etkisini de ona göre hesaplayacağım. Hazırlamış olduğumuz Excel'de mavi alanlar, formüllerin olduğu alanlar, giriş yapılmayacak, formüllerle oluşacak alanlar, siyah alanlara giriş yapıyoruz. Buraya bir hesap planı yükledik. Hesap planındaki tebliğindeki parasal ve parasal olmayan kıymetleri ayırdık. Şimdi aslında sadece safi olarak buna bakarsanız hata da yapabilirsiniz. Tebliğde mesela 126 hesabı verilen depozito ve teminatları parasal gösteriyor. Ama parasal da olmayan kıymet olabilir. Altında çok küçük harflerle dipnot olarak yazmışlar çünkü tebliğindekinde de. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce parasal parasal olmayan nedir'in tanımını çok iyi yapalım ki hep kullanacağız bunu. Hep lazım olacak. Burada da çünkü bir eksiklik olduğunu görüyorum. Parasal olan nakit demek değil. Nakit diye tanımlamayalım. Çok basit bir tanımım var. Diyorum ki 100.000 TL parayı çektiniz şirketten. Kasaya koydunuz. Nakit kasanızda duruyor. 100.000 TL 6 ay boyunca durduğu zaman satın alma gücü düşüyor mu bunun? Satın alma gücü düşüyor. Yani doğru ifade satın alma gücünün düşüp düşmediği. Satın alma gücü düşenler parasal kıymet diyeceğiz bütün hesap planındaki kalemler için. Yani satın alma gücü düşmeyenler parasal olmayan kıymet diyeceğiz. Yani bir verilen depozito ve teminatın eğer satın alma gücü düşmüyorsa bu parasal olmayan kıymet olabilir. Ama verilen depozito teminatı ben bugün 3.000 lira verdim. 5 sene sonra yine 3.000 lira alacaksam o zaman satın alma gücü düşüyor. Düştüğü için parasal kıymet gibi değerlendirelim. Bütün hesapların içinde bunu kullanacağız. Yani 555 nol tebliğde konu çok detaylı anlatılıyor. 555 nol tebliğin ekinde, ek 1, ek 2, ek 3'te de parasal olan, parasal olmayan kıymetler, reel olmayan finansal maliyeti ihtiva edenleri açıklamış ama şunu unutmayacağız. Biz sadece orada safi parasal kıymet diye bunu yapmamazlık yapmayın. Hep mantığını yakalayalım. Mesela 180'ler parasal olmayan kıymet diyoruz. 180'ler parasal olmayan kıymet ama eğer ödendiyse parasal olmayan kıymet. Yani ödenmeyen bir şeyi değer kaybetmez. Dolayısıyla bir kıdem tazminatı tahakkukunu 180 hesaba yaptıysanız bunu endekslememeniz gerekiyor. İlerledikçe slaytlarda o sayfalara geldikçe görelim. Parasal ve parasal olmayan kıymette bir şeyin satın alma gücü düşüyorsa parasal, stoklar gibi satın alma gücü düşmüyorsa parasal olmayan kıymet diye tanımlamanızda konunun anlaşılması için fayda var. Buraya koymuş olduğumuz hesap planı bir kılavuz. Diğer sayfalara ve yurt içi üfeler de yine aynı şekilde kılavuz. Diğer sayfalara çektirebilmek için. Şimdi buradaki
Mizan sayfamızda Excel'inizi borç ve alacak sütunlarını silerek sadece bakiye sütunlarını bırakarak Excel'e atıyoruz. Excel'e attığımız zaman düşey arayla formülle otomatik olarak burada parasal mı parasal olmayan mı kıymet olduğunu yazıyor. Otomatik olarak getiriyor formülle. Tabi bunu manuel olarak da yapabilirsiniz. Mizanınızı alırsınız. Tek tek parasal ve parasal olmayan kıymetleri ayırırsınız. Tabi burada hangi mizanı dikkate alacağız? İşlemlerimizi bitirdik. Vergi karşılığını ayırdık. Artık kapanış fişine geldik. Kapanış fişi aşamasındaki kati mizan dediğimiz mizanı alarak harekete geçiyoruz. Yani bütün işlemleri, vergisel karşılıkları bitirdik. Ve vergisel karşılıklar bittikten sonraki mizanımızı aldık. Mizanda attık tamamını mizanın. Toplamlarımı diğer mizanımla karşılaştırdım. Ve şuradan süzdüğümde parasal, parasal olmayan X ve yok olanlar var. 900 hesaplar var, yoktur. 900 hesaplarla ilgili herhangi bir şey yapmıyoruz ama mizanın tutması için 900'ler de buraya geldi gibi düşünün. X yazdıklarımız doğrudan 698 hesaba atılacak hesaplar. Yani herhangi bir endeksleme yapılmadan 570, 580, 522 gibi doğrudan 698 hesaba atacaklarımızı, endeksleme yapmayacaklarımızı X dedik. Ve parasal ve parasal olmayanlar kaldı. Parasal hesapları açıyorum. Parasal hesapları kontrol ediyorum. Gerçekten sadece parasal hesaplar mı kalmış, arada yanlışlıkla başka bir hesap kalmış mı diye. 100, 102, 120, 121, 127, işte 190, 309 hepsini kontrol ettim. Evet, hepsi parasal kıymet. Ve sadece benim işim olan hesaplar parasal olmayan kıymetlerle X yazdığım doğrudan 698 hesaba atacağım hesaplar. Onun dışındakilerle hiçbir şekilde işim yok. Parasal olmayan kıymetleri belirledikten sonra biz şöyle ilerledik. Farklı yöntemlerle elle, manuel, Excel'de veya programda bunu yapabilirsiniz ama biz şöyle ilerledik. Parasal olmayan olabilecek bütün kıymetlerin hepsine parasal olmayan dedik. Excel'de ayrı ayrı değerlendirdik. Neden? Çünkü gelecekte mesela 159 hesabın içinde verilen avansların içinde parasal da olabilir, parasal olmayan da olabilir. Mizan'da bunu yapmadık çünkü 2 sene sonra 3 sene sonra sorulduğunda neden parasal neden parasal olmayanı açıklayamam, zaman geçtikten sonra unuturum diye. Buradaki 159'ların hepsini 159 ile ilgili sayfaya attık. Yanlarında parasal parasal olmayan, neden parasal neden parasal değil açıkladık. Böyle bir ilerleme yaptık. Şimdi 150 hesaplardan başlıyorum. Hesap hesap ilerleyelim. Hesap hesap endekslemeyi yapalım. Ve ilgili hesabın sonunda da soru cevap yapalım. Yani ilk önce stoklarla ilgili konuşacağım. Stoklarla ilgili gördüğünüz gibi 4 tane hesap, 4 tane sayfa açtık. Basit ortalama yöntem, gerçek yöntem, stok devir hızı yöntemi, hareketli ağırlıklı ortalama yöntem. Şimdi artık şu aşamadayız diye düşünüyorum. İlk anlattığımız seminerlerdeki gibi bütün tebliği ve sirküleri, her şeyi anlatmıyoruz. Çoğunluğun şunu yapacağını biliyorum artık. Yani ya gerçek yöntemi kullanacak ya basit ortalama yöntemi kullanacak. Stok devir hızı yöntemini 2023'te kullanabildiğimiz stok devir hızını kullanacak kişinin çok olacağını sanmıyorum. 2024'te de hareketli ağırlıklı ortalama yöntemin kullanılacağını çok fazla sanmıyorum. Yani uç noktalarda olabilir, bağımlı çalışıyordur, firmadadır, her şeye hakimdir, yapabilir ama meslek mensupları genelde basit ortalama ve gerçek yöntem arasında tercih yapıyorlar. Hep bugüne kadarki uygulamalarımız böyle. O yüzden stok devir hızı ve hareketli ağırlıklı ortalamayı anlatmıyorum. Ama stok devir hızı yöntemini uygulamaya kalkarsanız kalem bazında, yani grup bazında ayrı ayrı stok devir hızını bulmanız gerekiyor. Toplam bir stok devir hızı bulmanız imkanı yok. Yani sirkülerde de 165 no sirkülerde de anlattığı üzere diyor ki eğer 150-151'i 152 tam stok devir hızı satışların maliyeti oluşuyor ama 151-152'yi de üretilen malın maliyetiyle kıyaslayarak bulmanız gerekiyordu, formüle koymanız gerekiyor. Uygulamada bir ayrı ciddi sıkıntı. Hareketli ağırlıklı ortalama yöntem de zaten 2024'te çok sıkıntılı. O yüzden iki yöntem üzerinde duralım. Neden gerçek yöntem, neden basit ortalama yöntem konusuna geçelim. Şimdi stoklarda iki tane elimizde yöntemimiz var. İki yöntemi de istediğimiz zaman kullanabiliyoruz 2023 için. Ve
buradaki soru işaretleri aslında tebliğde büyük ölçüde kalkmıştı ama sirkülerde çok detaylı anlattığı için kalem bazında istediğimizi basit ortalama yöntem, istediğimizi gerçek yöntem yapabiliyoruz. İstediğimiz yöntemi seçebiliyoruz. Yani diyor ki bisiklet var, telefon var, beyaz eşya satışınız var. Bunlardan bisikleti gerçek yöntemle yaparken hatta altında elektrikli bisikletler varsa elektrikli bisikleti basit ortalama yöntemle yapabilirsiniz diyor. Burada alt gruplara itibariyle hepsinde aynı yöntem yapabilirsiniz. Alt gruplar itibariyle de istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Burada bir sıkıntımız yok. Peki basit ortalama yöntemi seçersem 2023'te değiştirebiliyor muyum? 2024'te değiştirebiliyorum. Yani diyor ki 2023'te seçtiğin yöntemi 2024'te değiştirebilirsin her zaman. 2023 tamamen bağımsız. Ama 2024'ün başında seçmiş olduğun toplulaştırılmış yöntemi, basit ortalama veya hareketli ağırlıklı ortalama yöntemini 3 yıl boyunca değiştiremezsin diyor. Kalem bazında hangi kalemlerde hangisini seçtiysen. Ancak 2024'ün başında gerçek yöntemi seçersen, gerçek yöntemi 1 yıl uygulamak zorundasın hesap dönemi bitene kadar. Gelecek dönem o hesap gerçek yöntemi de değiştirebilirsin diyor. Konu anlaşıldı mı? Hangi yöntemi seçeceğimiz ve istediğimiz zaman nasıl değiştirebileceğimizle ilgili. Biz şimdi 2023'te gerçek veya basit ortalama yöntemi kullandık. 2024'te de ağırlıklı basit ortalamaya geçeceğiz gibi düşünüyorum. Çünkü basit ortalamada vergiye etkisi daha avantajlı olacak bizim için. Daha düşük oranlarda endeksleme yapılacağı için daha az vergi çıkacak. Dolayısıyla daha çok basit ortalama yöntem seçilecek diye düşünüyorum. Burada tabii şunu da anlatayım ama bir şey bitireyim ondan sonra. Şimdi gerçek yöntem ve basit ortalama yöntem dedim. Burada 150, 151, 152 ve 157'yi basit ortalama yöntemle yaptık. Mizan'da 150, 151, 152 hesaplarımız var. Ana hesap bazında takip edilmiş. 25 milyon 150 hesabım var. Basit ortalama yönteme geliyorum. 150 hesabın detayını envanter bazında 25 milyonu yakaladık. Ve mizanla da karşılaştırdık. Basit ortalama yöntemde ne yapıyorduk? 31-12 yurtiçi üfe bölü 31-12 artı 39 yurtiçi üfelerin toplamı bölü 2 diyorduk. Yani sanki stoklar son 1,5 aydan geliyormuş gibi yapıyorduk. Formülü bu. Dolayısıyla 2023 sonunda bu formüle baktığımda %2.913 çıkıyor sonuç. Yani bu herkes için %2.913 basit ortalama yöntemi kullanacaksanız. Dolayısıyla 2023'ün sonunda artık her şey bittikten sonra envanter defterime yazacağım stok tutarını %2.913 ile artırıyorum. Ve biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu'na göre de envanter defterini detaylı yazmam gerekiyor sayıp ölçüp tartıp. Dolayısıyla bu rakamları %2.913 artırdım. Artırılmış değerlerim artık düzeltilmiş değerlerim benim hem kapanış fişinde yer alacak olan hem de envanter defterine yazacağım değerler diyebilirim. 25 milyonluk rakam %2.913 artışla 26 milyon 650 bine çıktı. 754 bin lira da enflasyon farkı oluştu. 151, 152, 157 için anlatmıyorum. Hepsi aynı. Ve muhasebe kaydına gidiyorum. Muhasebe kayıtlarıyla ilgili çok hata yapıldığını veya hataya müsait olduğunu gördüğüm için muhasebe kayıtlarına birazcık daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Daha önceki aslında seminerimde de anlatmıştım. Yani bir kalem daha sonra gider yazılıp kapatılacak bir kalemse bunu ilgili hesabın içine almanızda fayda var. Yani ben 150'leri endekslediğimde kesinlikle 150'ye 99 diye bir hesap açarak 150'ye 99'un altına enflasyon farkları diye bir hesaba almıyorum. 150 hesabın içine alıyorum. İlgili 150 hesap kalemlerinin içine alıyorum. Zaten envanterde de bunu göstereceğim. Elimde elma var, armut var. Endeksledim 1000 liraydı. Oldu 1002.93 kuruş. Ne yapacağım? 150 hesabın içine veya 153 ise 153 hesabın içine bunu kaydedeceğim doğrudan muhasebe kaydını ve gelecekte o elmayı sattığımda satışlara gitti 1500 lira satışların maliyetine 1002 lira 93 kuruş gidecek. Dolayısıyla kapanması gerekiyor bu hesabın. Yani 150 grupla ilgili ayrı hesaplar açmayıp doğrudan kendi hesabın içine atmam gerekiyor. Bazı hesaplarda tam tersini yapacağız ama stoklarla ilgili kesinlikle böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde 150'leri oraya alıyorsunuz. 153 hesapta 10 kalemim var. Endeksledim. Gelecekte bunlar satıldı. Satışların maliyetine gitti ama bakıyorsunuz aradan 3 yıl 5 yıl geçmiş. Altında hala 153.99 diye bir hesap var. Enflasyon farkı yazıyor orada.
Olmaz tabii ki. Yani o kalemin maliyeti arttı. Kalemin maliyetiyle birlikte kapanması gereken hesap. Muhasebe kaydı şu. Çok basit. 150 hesap borçlu. 698 alacaklı. 698'de tek kalem açtık. 698.01.001 enflasyon düzeltmesi hesabı. Bütün enflasyon farklarını 698'e açacağız. Yıllara yaygın inşaat hariç. Dolayısıyla sürekli karşı hesap 698 enflasyon düzeltmesi hesabı olacak. 151 için de aynı şey geçerli. 152 için de aynı şey geçerli. Ne demiştim? 754 bin lira fark oluştu. 698'e 754 bin lirayı aldım. 150 hesaplarını da kendi içine aldım. Gerçek yönteme geldiğimde 153 ticari mallar hangi tarihten geldiğini tespit edebileceğim ticari mallarmış. Dolayısıyla makine ticaretiyle uğraştığını varsayıyorum. Makine alıp satıyor. 2 milyon 119 bin liralık bir makinem var. Hangi tarihlerden geldiğini biliyorum. Gerçek yöntemi uygulayabilirim. İstiyorsam seçmeli olarak hangi tarihten geldiğini bilmeme rağmen basit ortalama yöntemini de uygulayabilirim. Orada serbestlik var. Gerçek yöntemi uyguladım. Gerçek yöntemde tarihleri yazıyorum tabii ki. Hangi tarihlerden geldiğini yazıyorum artık. Bu sefer gerçek yöntemde farklı olarak şurada şunu görüyorsunuz. Reel olmayan finansman maliyetini. Eğer ki toplulaştırılmış yöntemleri kullanıyorsam reel olmayan finansman maliyetiyle bir işim yok. Gerçek yöntemi kullanıyorsan reel olmayan finansman maliyeti varsa içinde ayır diyor. Onu ayırmam gerekiyor. Stoklarla ilgili çok fazla olmuyor. Genelde atiklerle ilgili, duran varlıklarla ilgili, maddi olmayan duran varlıklarla ilgili var ama stoklarla da ilgili varsa reel olmayan finansman maliyetini düş diyor gerçek yöntemde. 2500 liralık bir mal veya şunu alayım 111 bin liralık bir elimde ticari mal var. 39-2023 tarihinden geliyormuş. Endeksi 39-2023'ün endeksini 9. ay endeksini alıyor. 2915 Aralık endeksi bölü Eylül endeksi buluyor. %1.6 ile çarpıyor. 117 bin liraya çıkıyor 111 bin liralık malım. Sonuçta toplamda 2 milyon 119 mizanda bulunan tutarlarım 2 milyon 259 bine çıkıyor. 140 bin lirada enflasyon farkı oluşuyor. Yine öteki tarafta olduğu gibi 150-151'lerde hepsinde aynı muhasebe kayıtları. 153 ilgili kalemlerin içine doğrudan kayıt yapıyorum. 698 hesapta da 140 bin lira bakiye var. 140 bin lirayı oraya aldım. Şimdi stoklarla ilgili daha çok böyle hani dökme mal veya günlük alıp satılan mallar veya 3 aylık 5 aylık stokla çalışan firmalarda basit ortalama yöntem daha mantıklı. Gerçek yöntem inşaatçılar da çok fazla önemli. İnşaatla ilgili ilgilenenler vardır. Diyorlar ki 2 sene 3 sene önceden inşaata ilişkin maliyetler geliyor. Siz bunu basit ortalama yöntemle yaparsanız arada az önce bir örnek verdim. 2 milyon liralık elimde bir inşaat maliyeti var. Bunu ben basit ortalama yöntemle yaptım. 2 milyon 200 bin lira oldu. Ama 3 yıldır orada biriken bir maliyetim varsa arsayı ilk önce aldım. 500 bin liraya sonra inşaatın maliyetlerini yaptım. 3 senedir de hala inşaat duruyor. Bu yarım amülde de olabilir hala inşaat yapımı. Yapsat inşaat yapanlar için söylüyorum tabii ki bunu. Mamülde de durabilir. Bir kısmı satılmış hala mamülde geriye kalan kısmı 10 dairenin 5 satılmış 5'i kalmış olabilir. Bunu gerçek yöntemle yaptığınızda 2 milyon liralık maliyet belki 9 milyon liraya çıkıyor. Şimdi arada dediler ki biz bunun kararını nasıl vereceğiz? Basit ortalamayı mı kullanacağız? Gerçek yöntemi mi kullanacağız? Ya bu tip durumlarda olan yerlerde kararı bizim vermememiz gerekiyor. İşverenin vermesi gerekiyor tabii ki. Yani siz bu tür işletmelerde bunu böyle yaparsam 2 milyon 200 bin oluyor maliyeti defter kayıtlarında. Böyle yaparsam 9 milyon lira oluyor'yu göstermeniz lazım. İşveren bunu karar versin. Maliyetlerin 9 milyona çıkmasını mı istiyor yoksa 2 milyon 200 binde mi kalmasını istiyor? Ona karar verip ona göre hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Başka bir soru geldi mesela 3-4 gün önce. Dedi ki arsa var. Arsa işte 10 milyona almıştım. Endeksliyorum 40 milyon oldu. Ya Bülent Bey dedi ya ben şu anda herhangi bir satışım yok. 2024 yılında da olmayacak. İnşaat işiyle uğraşıyorum. 40 milyonluk arsayı ben şu anda endeksleyeceğim. Gelecek yıl %60 enflasyon, %50 enflasyon olsa 20 milyon buradan kar yazacağım. O 20 milyon karın vergisini ödeyeceğim. Yani işte burada gene inşaat işiyle uğraştığı için hangi hesapta takip ediyorsunuz? 250 hesapta. İnşaat yapacak mısınız? İnşaat yapmak amacıyla mı aldınız bunu? Evet. O zaman 150 stokları alabilirsiniz. 150 stokları aldığınızda 2023'ü gerçek yöntemle endeksleyip gene 40 milyona getirebilirsiniz.
2024'ten itibaren basit ortalama yöntemi uygulayıp 40 milyonu 40 milyon 400 veya işte 41 milyon 42 milyona getirip orada 2024'te çıkacak vergiyi daha aşağı çekebilirsiniz. Tabii bu bir vergi kaçırma değil, vergi planlaması. Sonuçta elimizde bir tebliğ var, sirküler var, istediğin yöntemi uygulayabilirsin demiş ve sizin yaptığınız iş buna uygunsa istediğiniz gibi bu yöntemi de uygulayabilirsiniz. Tabii ki sattığınızda o rakam sıfırlanacak, eşitlenecek. Daha düşük endeksler yaptığınız için 2024'te satış karınız daha yüksek çıkacak anlamına geliyor. Valla stoklarla ilgili anlatacaklarım bunlar. Stoklarla ilgili soru varsa alayım. Buyurun Mesut Başkan. Bülent Bey, her stok için bir kod açmışsınız. Evet. Bu teknik açıdan biraz hani mizanı zorlayanmış. O yüzden burada bir teknik problem var. Yani eğer ki yazılım bu enflasyon farklarına ilgili stok kodlarını atmayı engelliyorsa mecburen o dediğiniz hesabı meslektaşlarım açmak zorunda kalacaklar. Dönem sonlarında da bir yöntemle onların hangileri satılmış ya da elde olmayanlar. Peki nasıl açıyorsunuz hesap planını? Yani %1'lik mallar, %10'luk, %20'lik mallar gibi mi açıyorsunuz? Yani o zaman endekslemeyi yaptığınızda da %1'lik, %10'luk ve %20'lik malların içine atabilirsiniz. O mallarla birlikte gene 150.99, 153.99 açmamak lazım diye düşünüyorum. Tabii ki firmanın durumuna göre değişir. Yani bunun ideali bütün stokların tek tek açılmasıdır. Ama şimdi binlerce stoğu olan firma var. Mecburen dönüyor. Tek hesaplarda takip ediyor bunu. Ama envanteri yazmaya kalktığında o envanterde o detayı yazması gerekiyor aslında. Yazılıyor, yazılmıyor. Gene %10'luk mallar denip geçiliyor belki. Ama endekslemeyi de gene ilgili hesabın içine yapmakta fayda var. Çünkü o %10'luk malların içinde kapanması gerekiyor diye düşünüyorum onu. Benim burada meslektaşlara önereceğim kullandıkları yazılım eğer ki ilgili stoğa ilave bir bilgi girişine olanak sağlıyorsa yöntem olarak onu kullansınlar ve o torba hesapta takip ettikleri hesaba da enflasyon farkını alabilirler diyorum. Eğer yazılım buna müsait değilse de işleri zor. Onu evet. Ya biz uygulamada tabii şeyiz. Hani çok farklı firmalara gidiyoruz. Çok farklı programlar kullanılıyor. SAP tarzı programlar kullananlar da var. İşte Zirve kullanan da var. Farklı şeyler kullanan da var. Luka'da kullanan var. Dolayısıyla hani her firmanın kendine göre ve her firmanın özeline göre değişir veya muhasebe bürosunda tuttuğunuz firmada stokların detayına o kadar girmiyorsunuzdur. Olabilir. Ama hani önemli olan o stoklar satıldığında o hesabın da kapanması gerekeceğini bilelim. Yani stoklar satıldıkça veya üretime sevk edildikçe 150 ham maddeleri üretime sevk ediyorsanız 151 yarı mamül oluyorsa orada o enflasyon farkının kalmaması lazım. Onun da sevk edilmesi lazım. Bunun dışında stoklarla ilgili sorumuz var mı? Yani gerçek yöntem, basit ortalama yöntem anlaşıldı herhalde. Yöntem seçme durumumuz anlaşıldı. Devam ediyorum. Şurada 157 stokları da yaptık. Endeksledik. 126 verilen depozito teminatımız var. Artı 159 hesaplarımız var. Bununla ilgili sayfamız. Artık bundan sonraki sayfaların hepsinin mantığı aynı. Yani toplulaştırılmış yöntem olmadığı için, basit ortalama yöntem olmadığı için endeksleri ne yapıyor? Sürekli girdiği ayın endeksi, 2023 Aralık endeksini girdiği ayın endeksine bölüyor. Dolayısıyla biz her şeyin giriş tarihini tespit etmemiz gerekiyor. Ve anlaşılamayan belki bir şu kısmı da birazcık açayım. 258 hesapla ilgili bir açıklama yapıldı. Hem tebliğde hem sirkülerde. 258 hesaba daha önceden girdi biriktiyse ilk önce 258 hesabı endeksle ondan sonra onu 253 hesapsa 253 hesabı al. 253 hesapta o endeks üzerinden devam et dendi biliyorsunuz. Bu aslında bütün yapılacak işlemler için geçerli. Yani elimde bir inşaat yapıyorsam o inşaatın ilk maliyetinden, arsa maliyetinden veya yapım maliyetinden itibaren alıp endekslemem gerekiyor gerçek yöntemi seçiyorsam. 258 eğer elimde 253 varsa onun aktifleştirildiği tarih değil, o 253'ün maliyetlerinin oluşmaya başladığı tarihten itibaren getirip endekslemem gerekiyor. 258'de maliyetler oluştuysa. Bütün hesaplar için bunu genelleme yapmak doğru. Yanlış değil. Şimdi
İlgili tarihlerden alacağız ama ilk önce 126 hesaptaki rakam parasal mı parasal olmayan mı onu tespit etmemiz gerekiyor. 126 hesapta parasal demişiz buna. Rakam küçük 1000 lira. 126 bir yeri vermişiz ve dava devam ediyormuş. Sonucunda ne alacağımız belli değil. Parasal demişiz. Ama verilen depozito ve teminatları şöyle düşünelim. Eğer ki elektrik, su, doğalgaz depozitosuysa aradan 3 yıl 5 yılda geçse hemen hemen aynı parayı alacaksam ben bunlara parasal kıymet deyip geçiyorum. Daha iyi anlaşılması için şu örnek belki daha iyi. Bir kira depozitosu verdim. 126 değil uzun vadeli olduğu için 226'yı aldım. Kira depozitosunu verdiğimde çıkarken 1-2 aylık kira bedelini geri alacaksam parasal olmayan kıymet, çıkarken verdiğim parayı geri alacaksam parasal kıymet demem gerekiyor. Yani 10 bin lira kiralık bir yer tuttum. 2 aylık depozito verdim 20 bin lira. Dedim ki oraya çıkarken 2 aylık kira bedeli kadar veya son 2 ay kira ödemeden çıkacağım. Veya 2 aylık kira bedeli verdim ve 2 aylık kira bedelini geri alacağım diyorsam parasal olmayan kıymettir. Çünkü değeri düşmüyor. Ama 20 bin lirayı verdim. 3 sene 5 sene sonra 20 bin lira alacaksam parasal kıymet diye değerlendirmek lazım. Yani her birini parasal mı parasal olmayan mı diye o şekilde değerlendireceğiz. Şimdi herkesin en çok soru sorduğu 159-340 hesaba geldik. Verilen ve alınan anonslar meselesine. Şimdi stoklarla ilgili ya, tabii ki. Şey kafama yatmayan bir şey var. Şimdi torba hesap kullanabiliriz dediniz ama özellikle büroda tutulan defterlerde. Kullanabilirsiniz size demedim. Kullanılıyor dedim başkan. Peki ben o zaman sayın başkan kullanabilir dedi ama A kişisinden B kişisine defter gittiği zaman patlarız gibi geliyor bana. Mizanı kebir bazında çekip toplulaştırabiliriz ama valla o toplu hesabın ne kadarı A malına ne kadarı B malına defter oradan oraya gittiği zaman bence işin içinden çıkamayız gibi geliyor. Ya tabii uygulamada bu şekilde oluyor biliyoruz. Hani şimdi adam market işletmecisi yüzlerce veya binlerce elinde stok var. Bu stokları muhasebe bürosunda takip etmenin imkanı yok. Ama onun bir altyapısının muhakkak olması lazım veya bir şekilde onun takip ediliyor olması lazım. Hepsi tek mal, ticari mallar, tek hesaba al, tek hesaptan at. Doğru bir yöntem olmadığınızı biliyoruz. Yani en azından envanter, yıl sonlarında envanter çıkarabilmek için elimizde bir stok sayımının olması gerekiyor. En azından yıl sonları için gibi. Özellikle defter geçişlerine çok zorlanırız gibi geliyor bana. Stok yazılımları ne için? Evet. Her stok hesabı açmayabilirsiniz. Tek hesap açabilirsiniz. 153'e tek hesap açarsınız. Şimdi ama onun detayını başka bir yerlerde takip ediyor olmanız lazım. Evet, demirbaşları satıyorlar mesela. Daha önceki enflasyon düzeltmesinden. Enflasyon düzeltmesi farkları mizanda duruyor ama demirbaş satılmış. Toplu da bu şekliyle örnekler çok olduğu için meslektaşlar dikkatli olsun derim. Evet. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. 159 verilen avans ve alınan avans. Neyi verilen avansın içinde parasal, neyi parasal olmayan? Yine aynı mantıkla gideceğiz. Şimdi 120 hesaba ben bir mal sattım. Adamdan 200 bin lira alacağım var. 200 bin lira alacağım var. Bu alacağı ben bugün alırsam daha değerli, 3 ay sonra alırsam daha az değerli değil mi? Yani satın alma gücü düştü paranın. Dolayısıyla 120 lira, 320 lira o yüzden parasal deyip geçiyoruz. Yani sattım, parayı tahsil edeceğim, zaman geçiyor, paranın değeri düşüyor. Dolayısıyla parasal kıymet diyoruz. Ama verilen avans ve alınan avanslarda bu iş genelde böyle olmuyor. Eğer ki bu 120 ve 320'nin tersi ise, yani 200 bin lira adamın işte 195 bin lira alacağı varken biz havaleyi düz 200 bin lira veya elinde firmanın 200 bin liralık çek vardı, verdi 5 bin lira bakiyesi kaldıysa, terse döndüyse, yıl sonunda siz de bunu alıp karşı hesaba 159 hesaba koyduysanız veya 340'a koyduysanız buna parasal deyip geçebilirsiniz. Ama birisine biz 1 milyon lira havale gönderdiysek buna parasal kıymet diyemezsiniz. Hiç kimse kimseye 1 milyon lira, 300 bin lira, 500 bin lira parayı gönderip de 6 ay boyunca beklemez. Dolayısıyla gelecekteki incelemelerde şunun olacağını düşünüyorum. Küçük rakamlara parasal deyip geçecek ama büyük rakamlar muhakkak sorgulanacak. Neden endekslenmedin diye, neden endekslenmedi diye. Bu gözle bakmanızı tavsiye ederim bu işe. Bu yüzden 4 bin liraya cari hesap demişiz. Şuraya da açıklamalar yazdık. İşte küçük rakamlara cari hesap dedik. Evet, cari hesap bakiyesi olabilir. Ama ben
1.040.000 lira, ne diyeyim, 4.000.000 lira birine avans verdiysem, insanlar akaryakıt işletmesine bile avans verirken 1.000.000 2.000.000 avans verdiyse akaryakıtın litresini sabitliyorlar. Yani ben bu kadar litre akaryakıt alacağım diyor. Yoksa kimseye 2.000.000 para gönderilip de ben senden günü gelince o malı alacağım, o malı alırken de o günkü birim fiyattan alacağım demiyorlar. Dolayısıyla rakam büyüdükçe dikkat etmek gerekiyor. Yani büyük rakamların birçoğu parasal olmayan kıymet olacaktır. Birinci diyeceğim bu. İkinci diyeceğim, şurada rakam büyük ama parasal demişiz. Neden? 2024 vadeli çek verilmiş. Yani bir şey ödendiyse endeksleme yapılacak. Yani ben tuttum bir cari hesaba çek verdim. 159 hesapta 2.000.000 liralık bir çek verdim. Eylül ayında çekim vadesi Şubat 2024. 159 hesapta rakamı görüyorsunuz. Endeksleme yapılmaması gerekiyor. Dolayısıyla verilen sadece bir çek işlemi. Aynı 180'lerdeki tahakkuk işlemi gibi. Bir ödeme gerçekleşmiş olması gerekiyor ki ödeme tarihinden yıl sonuna kadar endeksleme yapın. Yani Haziran ayında ben 2.000.000 liralık bir çek verdim. Kasım ayında çek tahsil edildi. 159 hesaptaydı. Gene 159 hesapta. Yıl sonunda endeksleme yapacağım. 31.12.2023 Aralık 2023 endeksi bölü Kasım 2023 endeksi demem lazım. Çekin verildiği tarih değil, çekin ödendiği tarihten dönem sonuna kadar endekslemem gerekiyor. Dolayısıyla avansları değerlendirirken parasal parasal olmayanı ayırırken ilk önce tek tek nereden geldiğini, hangi tarihten geldiğini, çekten mi kaynaklandığını bulmamız gerekiyor. Dövizli avanslara geldiğimizde dövizli avanslar zaten endekslendiği için ayrıca endekslenmesine gerek yok diyor. Şimdi dövizli avanslarla ilgili konu çok çok derin de o konuya girmek istemiyorum. Kısaca böyle deyip geçmek istiyorum. Hani soru olursa tabii ki derinleştiririz dövizli avansları. Burada en başta anlatırken atladığım belki bir konu var. Parasal ve parasal olmayan kıymetleri belirlerken dedim ki 100 bin lira kasaya parayı çektik. 100 bin lira 6 ay boyunca durdu. Değer kaybetti. Değer kaybettiği için parasal. Peki 100 bin lira ben dövizi çektim. Dolar veya euroyu çektim. Kasama koydum. Değer kaybediyor mu? Kaybetmiyor. Aslında parasal olmayan kıymettir. Yani buradaki dövizler parasal olmayan kıymettir. Ve aslında bunu açıklamasaydı tebliğde, tebliğin 5. maddesinde bununla ilgili açıklama var. Açıklamasaydı onun da endekslenmesi gerekirdi. Ama diyor ki dövizli işlemler zaten vergi hukuku kanununun ilgili maddelerine göre, 280'e göre endekslendiği için, yani değerlendiği için ayrıca bir değerlemeye gerek yok. Parasal kıymet olarak görmen gerekiyor diyor. Dövizli kısım da tamam. Altına geçelim. Azaldığı dönemler var usta. Nasıl? Ya yeniden tabii canım, aynı şey. Azaldığı zaman, yani yurt içi üfede de azaldığı dönemler var. Şimdi evet. Çok belli dönemlerde azalmış veya önümüzdeki dönemlerde belki denk gelecek, enflasyon hızla düşerse azalıp azalma karşılığında rakamları azalttığımız dönemlerde olacak, hep bir önceki dönemlere baktığımız için. Ama genelde artış eğilimli tabii ki. Peki altın hesabına gelelim. Yani altın hesabını altını da aynı şekilde aldım, kasaya koydum. Parasal mı parasal olmayan mı? Parasal olmayan bir kıymet. Altını endekslemem gerekiyor mu? Endekslemem gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu konuda bir şey diyecek olan var mı? Altını değerleme yapıyor musunuz üstad? Değerleme hükümlerine bir kısım görüş değerlenmesi gerektiğini, bir kısım da değerlemeye oradaki tabi olmadığını söylüyor. Değerlenmediği için de. Oradaki net cevap şu aslında. Altın normalde parasal olmayan bir kıymettir ve değerlenmesi gerekir. Ama fiziki altınsa. Yani buna ilişkin Maliye Bakanlığı'nın bugüne kadar verdiği özelgeler hep aynı yönde. Eğer ki bir gidip bankaya altın hesabı açtırıyorsanız, yani bir vadeli mevduat gibi bir altın hesabı açtırıyorsunuz ve elinizde bir fiziki altın yoksa, bunlar diyor normal dövizli işlemler gibi değerlenecek diyor vermiş olduğu özelgelerde. Dolayısıyla altın hesabını vadeli hesap olarak açtıysam zaten ben bunu değerliyorum, endeksliyorum döviz gibi. Dolayısıyla buna ilişkin herhangi bir endeksleme yapmama gerek yok. Ancak fiziki altını, yani külçe altını son dönemde çok karşılaşıyoruz. Külçe altını alıp kasaya koyuyor veya külçe altını alıp bankanın özel kasasına koyuyor işletmeler. Ve defter kayıtlarında külçe altın olarak gözüküyor. Bunu hangi hesapta gösterdiğinizin bir önemi yok. 108 diğer hazır değerler olabilir. 118'de gösteren var. Hatta çok 157 stoklarda bile gösteren gördüm. Ama diğer hazır değerlerde takip etmek mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani külçe altın herhangi bir şekilde değerleme yapılmıyor.
Vergi usul kanunun hükümlerinde yok. Değerleme kitabında yok. Dolayısıyla külçe altın, elimizde fiziki altın varsa herhangi bir değerleme yapılmadığı için tebliğde ve sirkülerde hiçbir yerde yazmıyor ama kesinlikle parasal olmayan kıymet ve endekslenmesi lazım. Ve gerçek yönteme göre endekslenmesi gerekiyor. İlgili tarihten endekslenmesi gerekiyor. Çünkü şu soruyu da aldım. Bu stok gibi stoklarda takip edilip 157 hesapta gösterip basit ortalama yöntemle endeksleyebilir miyim diyen de oldu. Bir bakıma aslında Maliye Bakanlığı bunu stok gibi görüyor altını, fiziki altını. Ama gerçek yöntemle endekslenmesini tavsiye ederim. Şimdi 159 lira devam ediyorum. 159'da parasal ve parasal olmayanı ayırırken küçük rakamlarsa evet 120-320'nin tersidir dedim. Rakamlar büyükse daha dikkatli baktım. Çeklerden kaynaklanıyorsa verilen ve alınan avansları ve vadesi 2024'de geliyorsa daha ödenmediyse herhangi bir endeksleme yapmamam gerekiyor. Dövizli ise dövizleri zaten endeksledik, o yüzden herhangi bir endeksleme yapmayacağız diyorum. Ve 159'larla ilgili endekslemeyi yaptığımda ne yapıyorum? Basit bir örnek üzerinden gidelim. 1 milyon liralık bir endeksleme yaptım. 1 milyon lirayı endeksledim. 1 milyon 50 bin lira oldu. 159 hesabı az önceki 150 anlattıklarımdan tamamen farklı düşünüyorum. 159 hesabı ayrı kalemde takip etmek zorundayız. Çünkü 1 milyon lira karşı tarafa avans vermişim. Karşı tarafın cari hesabında da 1 milyon lira gözüküyor. Ve karşı tarafın endeksleme yapıp yapmaması beni hiç ilgilendirmiyor. Ben endeksleme yapmak zorundayım. Baktım, parasal olmayan kıymet. Bir stoğa mala bağlı olarak verdim bunu. Dolayısıyla endeksledim, 1 milyon 50 bin lira oldu. Ben bunu gidip doğrudan 159, işte 03018 attım hesabın içine, ilgili hesabın içine. Karşı hesapta mutabakat yapamam. Çünkü karşı hesapta belki hala 1 milyon lira gözüküyor. Ve gelecekte bunun faturası geldiğinde de bana 1 milyon lira olarak gelecek, kapanacak. O 50 bin lira gene kalacak orada. Onun için 159 ve 340'lı hesaplarla ilgili muhakkak ayrı bir kırılım yapıp enflasyon farklarını ayrı takip etmem gerekiyor. Yani 159 hesap 159.03.018 1 milyon liraysa ben 153.99.018 diye bir hesap açtım. Onun altına 50 bin lira farkı yazdım. Karşılığı nereye gitti? Yine 698 hesaba gitti. Tek hesaptı zaten, sürekli 698'i kullanıyoruz. 340'da da aynı şeyi yapıyoruz alınan avanslarla ilgili. Alınan avansı endeksledim. 1 milyon 340'da vardı. 340.99'a 50 bin lirayı aldım. Karşı hesap gene 698. Buraya kadar tamam. 2023 yılı endekslemelerinin 2024'te yansıması nasıl olacak? Orada sirkülerde farklı bir açıklama var. Eğer ki 1 milyon lira 159'da var stoklarla ilgili vermişim. 50 bin lirada 159'un alt kırılımında açtım enflasyon farkını. 1 milyon 50 bin lira olarak gözüküyor. Gelecek dönem 2024'te hesap kapandığında 1 milyon fatura düzenlendiğinde bana 1 milyonu stoğun maliyetini alacağım. 50 bin lirayı da stoğun maliyetini alacağım. 698 2023'te zarara gitmişti. Vergilenmeyecek, zarardaydı, bir sıkıntı yok. Böyle kaldı. Stoğun maliyeti 1 milyon 50 oldu. Aynı elimde stoğum varmış, endekslemişim ve stoğum maliyeti arttı. 2024'te gider yazabileceğim bunu gibi, bir sıkıntı yok. 340 ile ilgili farklı bir durum var. 340 hesap 1 milyon alacaklı, 340.99 50 bin alacaklı, 698 borçlu yazdım. Gelecek dönem bunu gelir yazma diyor maliye, bizim için bir avantaj. Tam tersi, stoklarda nasıl maliyet yazıp daha sonra gider yazıyorsam burada da gelir yazmam gerekiyor diye düşünürken 165 nolu sirkülerde gitti. Dedi ki burada oluşan farkı, avansın farkını 649 hesabı alacaksın gelecek sene. Ama bu 649 hesabı gelecekte gelir kanundan kabul edilmeyen gelir yazacaksın. Yani kanundan kabul edilmeyen gelir yazılabilir. Yani 649 hesabı aldım 50 bin lirayı, gelir yazdım. Beyanname üzerinde diğer indirimler kısmında, zarar dahi olsa indirilecek indirimler kısmında, diğer indirimler kısmında 50 bin lirayı vergiden düşebilirsin dedi. Dikkat edilmesi gereken bir husus. Evet, yani şöyle, şimdi kanundan kabul edilmeyen giderleri herkes biliyor. Kanundan kabul edilmeyen giderlerle ilgili bir sorunumuz yok. Bir şeyi gider yazıyoruz, karşında da kanundan kabul edilmeyen gider yazıyoruz. Tam tersi olduğunda kanundan kabul edilmeyen bir gelirse de gelir tablosuna gelir yazıyorum.
beyanname üzerinde de diğer indirimler kısmında bunu göstermem gerekiyor. Diğer indirimler açıklamış kısmında gönderiyorum. Vergiye tabi olmayan matrah olacak. Evet. Sirkülerdeki ilgili yerini de gösterebilirim. 9-8, 9. madde. Sirkülerde. Nerede? Hala güçteyim. Avanslar, alınan avanslarda burada 1 milyonluk bir örnek vermiş. 60 bin lira fark oluşmuş. 159'daki farkı maliyete atıyor. Verilen avanslarda verilen avansın malın teslim edilmesi veya hizmetin görülmesi halinde aynı hesaptan alacağına yazılarak kapatılır diyor. ...649 hesaba alacağını anlatıyor. Nerede alınan avanslar? Yukarıda mıydı? Pardon. Alınan avanslar. Bu şekilde gelir hesaplarına aktarılan farklar 2023 hesap döneminden kaynaklanıyorsa vergiye tabi tutulmayacak. Beyannamede diğer indirimler kısmında gösterilecektir. Sirkülerde kaçıncı madde? 8'e 1. Yani burada özellikle bir durum var. 340 ile ilgili. Şimdi bizim kafamıza takılan buradaki konu sirkülerde açıklamadıkları 549'daki yenilen fonuyla ilgili de bunu ben kullanabilir miyim? Yani aynı şey midir, değil midir? Vergi kanunlarında kıyas yasağı vardır. Kıyaslamak doğru değil. Kanun, tebliğ ve sirküler mantığı vergi tekniği açısından olayı düşündüğümüzde olay farklı bir boyutta tabii ki. Bunun normalde açıklanmış olması gerekiyor. Çünkü tebliğde genel bir ifade yok. Sirkülerde de genel bir ifade yok. Yani pasif kaynaklardan kaynaklanan gelir farklarının 2024'te aynı şekilde değerlendirilecek gibi bir ifade koysalardı kafamızda böyle bir soru işareti kalmayacaktı. Çok büyük rakamlarımız var çünkü yenilen fonlarında. Endekslediğimiz zaman 2023'te çok büyük farklar oluşuyor. Bunları 2024'te gelir yazılacak mı yoksa bu 340 hesap gibi değerlendirip diğer indirim mi gösterilecek? Mantıklı olan diğer indirim gösterilmesi ya özelge talep edilecek ya da başka bir sirkülerde açıklama yapmaları gerekiyor bununla ilgili. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. 159 ve 340 ile ilgili çok fazla soru geliyor. Arada da soru sormak isteyen arkadaşlar oldu. İçeride alalım soruları dedim. Bunları anlattıktan sonra soru var mıdır? Buyurun efendim. Herkes duyuyor mu? Mikrofon mikrofonlaştıralım. Ses. Evet. Mal alımı için 1 milyon lira avans veriyor. Bunu parça parça faturası geliyor. Fakat fatura geldikçe bu milyon, 1 milyon civarında bir avans mutlaka orada tamamlaması gerekiyor. Bu şekilde bu avansın ben hangi değerden enflasyon düzeltmesine tabi tutacağım? Valla normalde tabii ki avans parça parça bize mi geliyor? 340 hesaba mı alıyoruz? Evet, 340 değil. Hayır, cari hesapta 320 lira takip ediyorsun. Çünkü o da aynı şekilde cari takip ediyor. Tam, ben de cari takip ediyorum. 120 hesapla takip ediyorsunuz. Evet. Ama bunun tersi yıl sonunda 340 hesabı evet alıyorsunuz. Dolayısıyla tek düzen hesap planında aslında bunun 340'ta takip edilmesi gerekiyor. Ama uygulamada tabii yüzlerce binlerce cari hesabımız olduğu için aynı stoklardaki işe geliyor iş. Takip edilemediği için 340 hesapta mecburen 120'de takip ediyorsunuz. Ama dönem sonunda biz bilançoyu endekslerken 340 hesabın bakiyesine bakacağız. Bunun hangi tarihlerden geldiğini göreceğiz mecburen. Yani biz yıl içinde değerleme yapmıyoruz. IFRS'de olduğu gibi bir gelir tablosu değerlemesi yapmayacağız. Ne yapacağız? Sadece vergi usulü kanununda dönem sonlarındaki bilançoyu endeksleyeceğiz. Şimdi başkanın da anlattığından şunu anlıyorum. Her ne kadar elimizde bu konuyu da birazcık söylemiş olayım. Elimizdeki şu anki tebliğe göre 555 nolu tebliğe göre biz bunu 31-12-2023 için yapıyoruz. 31-3 için de yapacağız. 36-39-31-12'ye kadar yapacağız. Her geçici vergi döneminde mevcut elimizdeki tebliğe göre yapılacak. Hatta 1 Nisan 2024'te güncellediler e-beyannameyi. E-beyannameye geçici vergi beyannamesi güncellendi ve ekine bilanço koydular. Yani dolayısıyla şu anda bugün itibariyle bir geçici vergi beyannamesi vermeniz isteseniz bilançoyu mecburen orada doldurup öyle onaylamanız gerekiyor. Mevcut mevzuat şu anda bu şekilde. 31.3'te enflasyon düzeltmesi yapılacak şekilde. Ama biz uygulamada bu işin çok çok zorlanılacağını, arada bayram var, vakit çok daralıyor, kurumlar vergisi var. 31.3'te işte söylemlere göre
uzatılacağını ama 36'dan itibaren uzatılmayacağını artık. Yani 36-39'da kesin uygulanacağını düşünüyoruz. Sadece düşüncemiz ama mevcut mevzuata baktığımızda 31.3 uygulanacak. Orada biz 31.3 uygulamaya kalkarsak eğer 31.3.2024 tarihinde yine bir hesap kesin mizan, kati mizan çıkarılacak. Öyle düşünün. Tabi burada gelir ve gider hesaplarının kapatılmasına gerek yok. Yansıtma hesaplarıyla ilgili hazırlık yapılabilir. Ve çıkarılan mizan üzerinden eğer 31.3 veya 31.3'de atlandı 36'da yapılırsa elimizde 120 hesap artık alacak bakiyesi vermemesi gerekiyor 36'ya geldiğimizde. 120'nin terslerini 340'a alacaksınız. Bu anlattığım tek düzen hesap planına aykırı ve bununla tek düzen hesap planına uymamayla ilgili cezada düzenliyorlar bunu gördükleri zaman. Çünkü 340'ın sürekli kendi içinde çalışması gerekiyor. Yine 159'un da aynı. Ama mecbur kaldınız, 340 hesabı aktardınız. 340 hesapta kalan bakiyenin hangi tarihlerden geldiğini dönüp bulmanız gerekecek. O tarihlere endeksleme yapacaksınız. Endekslemeyi yaptınız. Orada 340'ta farklar oluştu. Onları nasıl kapatacağım? Mal parça parça geliyor. Artık o tamamen matematik işi. Nasıl kapatılacak? Ne olacak? Firmaya göre, kişiye göre tabii ki değişecek. Uygulama zor. Çok avanslı çalışanlarda özellikle zor. Hangi malın hangi kısmı geldiyse ona isabet eden kısmını bulup o kısmının gelir yazılması gerekiyor. Veya o hangi mal satıldıysa o kısma isabet eden kısmın gelir yazılması gerekiyor diyebilirim. Her bunu aradaki muavin olarak düşünmeyin. Dönem sonlarındaki endeksleme gibi düşünün. Geçici vergilerde bu uygulanmayacak olsaydı, 31.12'ye geldiğimizde uygulanacak olsaydı, 31.12'de gene şu anda baktığımız gibi bakiyeye bakıp bakiyeyi endeksleyecektik. Yani geçici vergilerde de olunca aynı işlem yapılacak tabii ki gene. Başka soru olan var mı? Buyurun. Önceden işaret ederseniz mikrofon yaklaşmış olur. Şimdi benim bir tane mükellefim var. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belgelendirme işlemlerini yapıyor kendisi. Ve Türkiye genelinde bir sürü şahıstan gelen paralarım var. Bu paraların hepsini ben 340 avans hesabına alıyorum. Faturalar kesildikçe oradan düşüyorum. Yani rakamlarım aslında küçük ama toplam bakiye baktığım zaman milyonlarca bakiye yükseliyor. Hı hı. Bu durumda benim buna yapmam gerekiyor mu? Vallahi yapmanız gerekiyor tabii ki. Yani sonuçta parayı erken alarak fiyatı sabitliyor musunuz, sabitlemiyor musunuz? Fiyatı önemli olan o. Zaten sınav bedeli olduğu için. Yani bu gelecekte de alsanız aynı para, şu anda da alsanız aynı paraysa parası olabilir. Yıl bazında değişiyor tabii. Sınav ama şimdi kişi erken ödediği için o fiyat avantajından yararlanarak size erken ödüyor, parayı yatırıyor. Hı-hı. Dolayısıyla ama o kişiden fark alamıyorum ben bir daha. Tamam, anladım. Hı-hı. Yani kişi size parayı yatırıyor, hı-hı, erken yatırıyor ama bir avantaj sağlıyor sonuç itibariyle. Yani hı-hı, onun için parasal kıymet değil artık. Bu parasal olmayan bir kıymet. Sizin için de parasal olmayan bir kıymet. Öyle düşünün. Erken alarak bu parayı fiyatı sabitlemiş oluyorsunuz. Yani 159-340'da aslında fiyat sabitleme var. Yani bir makine siparişi için avans gönderdiğinizde 2 milyon, bunu şimdi almanızla 3 ay sonra parayı gönderseniz adam 2,5 milyon isteyecek makine için sizden. Dolayısıyla siz bugün göndererek fiyatı sabitliyorsunuz. Fiyat sabitlediğiniz için de parasal olmayan kıymet diyeceksiniz. Orada hani fiyat sabitlenip sabitlenmediğine bakmak lazım. Fiyat sabitleniyorsa paraları topladığınızda o kesinlikle parasal olmayandır, endekslenmesi gerekir. Tamam, teşekkür ederim. 340 hesabından 2022'de avanslar devre. Biraz yaklaştıralım, evet. Hiç gelmiyor, biraz yaklaştırabilir miyiz? 340 hesabı 2022'de bakiye. Ses gene gitti hocam. Şimdi oldu mu arkadaşlar, duyuyor musunuz? Evet evet, geliyor. Nihayet. 340 hesapları 2022'den devri, hı hı, alacak devriyle geliyor. Nisan ayında ilgili inşaatın faturaları kesilip kapanıyor. Bunlar değerlendirme yapılacak mı Nisan ayına kadar? Evet, yapılacak. Yapılacak. Yani sonuçta avans almışsınız. Evet. Avanslar değerlenecek. Avanslar değerlenecek. Orada 698 hesaba gidecek. Evet. Ama işte az önce bahsettiğim kısım geçen yılın olduğu için geçen yılın kısmını gelir yazmayacaksınız bu sene. Evet. Ama 2024'ten itibaren artık biz bunu 36'da yaptığımızda
36 ile ilgili oluşan farklar bir sonraki dönem artık kar zarara gitmeye başlayacak. 31-12 bilançoda gözükmese dahi değerleme yapılacak diyorsunuz. Gözükmese... 30 Nisan'da faturalar kesilmiş 330. Hayır hayır, endeksleme yapmayacaksınız o zaman. Yanlış anladım. Şöyle söyleyeyim. Zaten 31-12-2023'te gözükmeyen bir şeye endeksleme yapmanıza gerek yok. Anlaşıldı. Tamam. Teşekkür ederim. Zaten 31-12-2023 bilançoları üzerinden hareket ediyoruz. Yani 31-12-2023'te var olmayan bir hesabı zaten endekslemeyeceğim yani. Evet, yani aslında yani çok o konuya girmek istemiyorum ama birçok kişinin aslında sıkıntısı gerçek olmayan 159 ve 340'lar. Yani şunu da unutmayalım. Yani Vergi Denetim Kurulu veya Maliye Bakanlığı da şunu biliyor. Yani bir kişiye avans verip de 2 sene 3 sene beklemez. Yani incelemeye aldığında 2 senedir 3 senedir duran bir avansınız varsa ilk önce bunlara bakıyorlar. Yani sen diyor avansı almışsın. Malı da teslim etmişsin ama faturanı düzenlememişsin. O yüzden bakiye kalmış diyor. Dolayısıyla sizin gerçek olmayan cari hesabınız varsa zaten bugüne kadar kaç kere af çıktı? O aflarda filan bunların temizlenmiş olması gerekiyordu. Veya işletme sahiplerinin de bu enflasyon düzeltmesiyle birlikte bu bilince varması gerekiyor. Gerçek olmayan orada 1 milyonluk bir hesabınız varsa endekslediniz 2 senedir 3 senedir duruyor. Oldu rakam 3 milyon. Gelecek yıl endekslediniz oldu 5 milyon. Yani o ne zaman kapanacak, nasıl kapanacak o hesap ve arada sürekli kar vereceksiniz veya zarar yazacaksınız. Her iki türlü de sıkıntı. Kar yazsanız size sıkıntı, zarar da yazsanız vergiyi düşüreceksiniz gene sıkıntı. Yani gerçek olmayan cari hesap diye bir şey olmaması gerekiyor ve o hesapların kapanması gerekiyor. Biz burada konuştuğumuz sürekli zaten gerçek alınan avanslar ve verilen avanslardan bahsediyoruz. Yani gerçek olmayan hesapları bir şekilde daha önceki aflarda en azından kapatılması gerekiyordu. Buyurun. Başka alacak veya borç hesaplarını almak lazım. Yani evet. Örnek verir misiniz Mesut Başkan? Eğer 3 sene boyunca 340'da bir rakam varsa arkadaşlar zaten sıkıntı vardır. Avans niteliğinde değil, sizin o kişiye bir borcunuz. Ya, onu ilgili hesabına alın. Gerçekten de olmuş olabilir. Yani karşı firma kaybolmuştur. Size bir avans vermiştir. Karşı firma kaybolmuştur. Veya karşı firma batmıştır. O avans sizde kalmıştır. 2 yıldır, 3 yıldır da duruyordur. Hani bu tip şeyler de olabiliyor. Ama onun dışında ya vazgeçilen alacak da Vergi Usulü Kanunu 324'te tanım şey diyor. Hani o vazgeçilen alacaklarla ilgili sulh yoluyla vazgeçmiş olman gerekiyor. Karşı taraf olması gerekiyor. Karşı tarafta anlaşıp mahkeme kararına veya sulh yoluyla vazgeçip silmen gerekiyor. O yüzden vergi usulü 324'te kullanılamaz orada diye düşünüyorum. Geçelim mi? 159-340 özellikle üzerinde durmak istedim. Çok fazla soru geliyor. Çok fazla sıkıntılı hesaplar çünkü. Yine mizan üzerinden gidiyorum parasal olmayan kıymetlerden. Biraz daha ilerleyelim. Ara vereceğim arkadaşlar. Değil mi? Biraz daha ilerleyelim şu 180'leri. Çünkü biraz yavaş gidiyoruz gibi geldi. Şimdi daha hızlanıyorum. 180 hesap, 280, 380 ve 480 hesaplar. Aslında işlem basit. Yine burada çoğunlukla parasal olmayan kıymet. Parasal olan kıymetler olabilir. Bahsetmiştim az önce bir kıdem tazminatı tahakkuku yaptıysam bunu parasal kıymet gibi görüp endekslememem gerekiyor. Çünkü ben o tahakkuku yapmamış da olabilirdim. Günü geldiğinde ödeyince de gider yazıyor olabilirdim. Dolayısıyla veya kredi hesapları ile ilgili bazı arkadaşlar 180 hesaplara tahakkuk yapıyor. Ben yapmıyorum ama hani önceden kredi faiz tahakkuklarının 180'e 280'e alınıyor. Bunlar endekslenmemesi gereken hesaplar. 180'in 280'in endekslenmesi için ödenmiş olması gerekiyor. Aynı 159'da olduğu gibi. Yani burada sigorta poliçeleriyle ilgili çok soru var. Sigorta poliçelerini nasıl endeksleyeceğim? Bir tane sigorta poliçem var. 9 taksitli ödemiş adam. 9 taksitin hangi tarihten geliyor? Ciddi sıkıntı. Yani 180 bize aslında uygulamada yani çok mantık olarak basit ama uygulaması çok zor. Hangi tarihten geldiğini bulmak için 180-01-003 Mart ayında gider yazacağım gelecek aylara ait yönetim giderleri. Ama dönüyorum bakıyorum içinde 15 tane poliçe var. Her birinin tarihi ayrı tarihlerden geliyor. 180-03 o yüzden gidiyorum. Bir sürü kalem şeklinde yazıyorum. Ve hangi tarihten ne kadar geldiyse onu yazıyorum gibi bir işlem var. Rakamlar küçük ama uğraştırması büyük bir hesap.
380 ve 480 için de aynı şey geçerli. Ne dedim? 150 stoklara ilgili hesabın içine kaydedin. 126, 159, 340'ı ayrı hesaplara kaydetmenizde fayda var. Ayrı takip edebilmek gerekiyor. 180, 280'leri yine aynı hesabın içine kaydetmek lazım. Yani ben 180, 01, 003 Mart ayında yazacağım bir genel yönetim gideri ise rakam 10 bin lira, endeksledim 13 bin lira oldu. Mart ayında ben 180 hesabı kapattığımda Mart ayının 180'inin onun gider yazılması gerekiyor. 180'lerin 280'lerin altına 99 hesap enflasyon farkı diye bir hesap açarsanız 180'de Ocak, Şubat, Mart gider yazılır. Ocak, Şubat, Mart'a ilişkin enflasyon farkları orada kalmaya devam eder. Dolayısıyla muhasebe kaydında 180'leri 280, 380, 480'i de kendi içine kaydetmeniz gerekiyor. Kapanabilmesi için hesaplar. Hep mantıkla düşünürseniz iyi olur. Yıllara yaygın inşaat işine geldim. 180, 280 soru var mıdır? Buyurun Mustafa Bey. 380 hesapta 2023 yılında 380 hesapta 2023 yılında bankaya vadeli yatırdım. Fakat faizini peşin aldım ben. Evet. Dolayısıyla doğrudan gelir yazmadım ben bunu. Kıs döneme yaydım. 380 ve 480'i kullandım. Yani burada 380 ve 480 de peşin aldığım için faizi parası olmayan değer olarak görürüz herhalde. Sadece tahakkuk yapmış olsaydın evet endekslenmeyecekti parasal ama parayı aldığınız için tam tersi olsaydı da gelecek dönem taksitlerini ödeseydim de ve gelecek dönemde gider yazmak için 180'e alsaydım da parasal olan parasal olmayan kıymet olarak görüp endeksleyecektim. Yani dolayısıyla endekslenmesi gerekiyor. Peşin ödenen faiz giderleri de orada ödendiği için 31.12.2023'e kadar endekslenmesi gerekiyor. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. 180'i geçtim. Yıllara yaygın inşaat işiyle uğraşan var mıdır salonda? Yıllara yaygın inşaat işi var. Yıllara yaygın inşaat işi nedir? Yap sat inşaat değil. İnşaat taahhüt işidir. Gelir vergisi kanunu 42, 43, 44'te anlatır. Sadece 3 maddede vardır yıllara yaygın inşaat işine için ilişkin açıklamalar. Yıllara yaygın inşaat işinin farkı nedir? İlgili yıl kar zarara gitmez. Yıllara yaygın inşaat işine ben 2023 Mart'ta başladıysam eğer 2 yıl boyunca sürecekse işin bittiği tarihte kar zarara gitmesi gerekir. Yani satış yaptığımda 600 hesabı almam, 350 hesabı alırım satışları. Maliyetlerimi de 740 hesaptan giderlere gitmez. Satış gerçekleşmediği için, gelir gerçekleşmediği için tahakkuk gelirle giderin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir bir bakıma da. Dolayısıyla 170 hesabı alınması gerekir. 170 hesabı da tabii ki endeksleyeceğim. 350 hesabı da endeksleyeceğim. Ama buradaki farklılık şu, 698 hesaba gitmeyecek. Çünkü kendisi kar zarara gitmeyen 2023'te başlamış olduğum bir şey 2024-2025'te tamamlanacak, 2025 Ağustos'ta tamamlanacaksa 2025 Ağustos'ta kar zarar alacağım değil mi? 2025 Ağustos'ta mı kar zarar alıp Eylül'de geçici vergi de ödeyeceğim mi? Hayır, yıl sonunda değil mi? Yani geçici vergi dönemlerinde, yıllara yaygın inşaat için geçici vergi dönemlerinde beyanname verilmez. Yıl sonunda kar zararı aktarılır. Mayıs'ta da kapatsam 2025 yılında Aralık ayında kar zararı almam gerekiyor. Bununla ilgili işlem şu. Yıllara yaygın inşaatın maliyetleri hangi tarihlerden geldiyse elimde bir tane yıllara yaygın inşaat işim var. 170 hesapta maliyetlerini biriktiriyorum. Hangi tarihlerden başlamış? 28 Şubat 2023'ten itibaren maliyetler başlamış. Şubat'ta yapmışım. Aralığa kadar burada maliyetleri oluşmuş. Toplam 7 milyon 817 bin lirada maliyet oluşmuş. Hepsini 31.12.2023'e kadar endeksliyorum yine. 1 milyon 595 bin lira enflasyon farkı oluşuyor. Yıllara yaygın inşaatla ilgili hak ediş aldıysam, fatura düzenledim, hak ediş aldıysam, hak edişlerimi de 350 hesapta takip ediyorum, 600 yerine yedim. Burada da 7 milyon 250 bin liralık hak ediş almışım. Bu da ilgili tarihlerden geliyor, 36, 30 Kasım. Onları da endeksledim. Burada 1 milyon 595, burada da 388 bin lira endeks farkı oluştu. 170 hesaba 1 milyon 595 bin lirayı aldım. 170 hesabın kendi içine de alabilirsiniz. Çok bu karışacak ve kaybolacak bir hesap değil. Yani yıllara yaygın inşaat bir firmada bir tane olur, üç tane olur, beş tane olur. Ayrı kalemlerde de takip edebilirsiniz. Ayrı kalemlerde takip edip aradaki farkı görmenizde de faydası olabilir o yüzden. Kapanınca kalacak bir hesap değil çünkü kenarda. 698 yerine burada 697'yi kullanıyorum. Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı diyor.
Onu kullandım. 600, 350'yi de 697'ye attım. 697'de bir fark oluştu değil mi? 1 milyon 595 bin lira var ve 388 bin lira var. 697 gelir tablosu hesaplarında kalamayacağı için bu düzeltmenin sonucu, eğer ki eksi oluşuyorsa 358 hesabı al diyor. Yıllara yakın inşaat çünkü 350 ile 357 hesaplar arasıdır. 358 de enflasyon farkı olarak açılmıştır 12 sıranın oğlu Sevme Tebliğ'inde. Dolayısıyla 358 hesabı al. Eğer ki fark 697'nin farkı borçsa 158 hesabı al diyor ve orada beklet. Yıl sonuna geldiğinde dönemler bitip en son kar zarara yansıdığında en son kar zarara yansıyacak rakam 178 yanlış söyledim. 170'ten 177'ye kadar yıllara yaygın. İnşaat işleri 178'de 358'in tersi. 2023 yılı yıllara yaygın inşaat işi enflasyon düzeltme hesabı olarak atıyorum. Dolayısıyla 3 yıl boyunca bu iş sürdü. 2025'in sonunda 170'teki maliyetlerimi ve 350'deki maliyetlerimi kar zarara atıyorum. Oluşan 178'deki bakiyemi ve 358'deki bakiyemi de yine kar zarara atıyorum. Hem tebliğde hem sirkülerde 258 nolu hesaplarla ilgili açıklamalar var. 258 nolu ilgili hesaplarla ilgili açıklamada diyor ki 2023 yılından kalan farklar aynı o 340 hesapta olduğu gibi kar zarara yansımayacak diyor. Yani dolayısıyla orada bir farklılık aslında 2024'ten itibaren başlamış olan bir yıllara yaygın inşaat işinde 2025-26 sürdü. 2026'nın sonunda bunu kapattığımızda vergiye etkisi aslında sıfır oluyor. Neden? 170 hesabı artırdım. Karşıda 358 hesabı artırdım. Aynı tutarda. 170-170 arttı. 358 arttı. Eş zamanlı olarak bunları kapatacağım için, eş zamanlı olarak kar zarara gideceği için de 170'teki artış rakamı ne kadarsa 358'de de o kadar rakam gideceği için aslında vergiyi hiçbir şekilde etkilemiyor. Yani niye yapıyoruz yıllara yaygın inşaat işlerini o zaman enflasyon düzeltmesini? Tebliğde öyle öngörülmüş. Onun için yapıyoruz. Ve güncel değeri, bilançodaki rakamların güncel değerleri göstermesi için yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ama 2023'ten oluşan farklar vergiyi etkilemeyecek kısmını atlamamak lazım. Yani bu farkın 2023'ten dolayısıyla 178 hesabı ve 358 hesabı açarken yıl yıl açmak lazım. 3 yıl 5 yıl sürüyorsa bu iş 2023 yılı 2024 yılı farkı 2025 yılı farkı diye açmak lazım. 2023 yılı farkını da kar zararla ilişkilendirmemek lazım. Bazı arkadaşlar da hak ediş avansları diye görebiliyoruz. Bu durumda nasıl olacak? Böyle bir karışık durum doğacak gibi geliyor. Eğer ki 159 hesabında veya 340 hesabında bir avansım varsa yine onun da endekslenmesi lazım. Bu hesaplarla ilgili bir endeksleme ise bunun da yine 358 veya 178 hesabı. Yani önce 697'yi oradan 178'e gitmesi lazım. Yani normal bir avansmış gibi 698 kar zarara gitmemesi gerekiyor. Hak ediş avansları derken parayı almış. Hak ediş daha düzenlememiş. Parayı almış, faturayı düzenlememiş. Evet. Yine onun yine o tarihten itibaren endekslenmesi gerekiyor. Ama hak ediş alınca faturayı da düzenlemek gerekiyor. Çünkü doğuyor, KDV'de doğuyor orada. Evet. Zaten KDV'den kaçılmak adına onu hak ediş alıyor. Daha zor fatura geçiyor. Bunun için dikkatimi çekti. Ondan sonra teşekkür ederim. Tamam. Tamamsa geçeyim mi? Evet. Üstad merhaba. Şimdi bu 170 maliyetleri derken biliyorsunuz şimdi yıl içinde biz bunları 170'te takip etmiyoruz. Yani yıl sonunda işte tek seferde bunları 740'tan 170'e evet, alıyorsunuz. Yani ben mesela öyle yapıyorum. 2022 yılında başlayan işlerim var. 170 bir kere hareket görmüş. Ondan sonra şu an işte bir de bu kaydı atacağım. Onda da kat sayı zaten 1. Burada o doğru olmayacak tabii ki. Onların hangi tarihten geldiğini bulup o tarihlerden endeksleyip yani getirmeniz gerekiyor. Yani 740'ları aslında ay ay bunları endekslemek şöyle gerekiyor. Şöyle düşünün, yapsat bir inşaat yapıyorsunuz.
3 yıldır inşaat devam ediyor. 5 yıl önce arsasını almışsınız. 3 yıldır inşaat devam ediyor. 31-12'ye geldiğinizde Aralık ayında 30-12 tarihinde inşaat tamamlanmış. 152 hesabı almışsınız. 152 hesaba baktığımda 30-12 tarihten geldiğini görüyorum. Endekslemeyecek miyim? Endeksleyeceğim. İlgili tarihlere gidip ilgili tarihlerden maliyetlerin oluştuğu tarihlerden getirip endeksleyeceğim. 5 yıldan, 3 yıldan hangi aylardan geliyorsa oradan. Burası için de aynı şey geçerli. Uygulamada biraz zor olacak. Bunun aylık kayıt yapılamaz. En erken 3 aylık kayıt yapılabilir. Gider dağıtımlarının çünkü yapılması gerekiyor. Evet. Diğer 770'den, 760'dan, 780'den alacağı paylar var. Valla biraz sıkıntılı. Hangi tarihten geldiğini tespit etmek ama gelecek yıllar için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani, bir yıl olduğu için maliyetlerin hangi tarihten geldiğini daha kolay bulacaksınız. Evet, tespit etmek zor değil de aslında şeyde yani tebliğde ben net bir hüküm şey yapamadım yani bulamadım veya bir yorum da yapamadım. Az önce söyledim aslında şunu dedim. Burada yıllara yaygın inşaatla ilgili net bir şey olmasına çok fazla gerek yok. Genel bütün enflasyon düzeltmesinin mantığı bu. Yani hangi tarihten geliyorsa şimdi, o tarihten endekslememiz gerekiyor. Ya şöyle bir şey var. Mesela hep örneklerde bir fark olmadığını söylüyorsunuz ama şimdi ben uyguladığımda oradaki aradaki rakam yani matrah rakamı yükseliyor aslında. Yani nasıl bir fark yok ben orada bir kafamda bir zemine oturtturamadım. Yani şu anki nasıl benim güncel karım ya şimdi 2 milyonsa mesela bu 20 milyona çıktı. Örnek vereyim. Çünkü aynı oranda... Neyle ilgili şey mi? Yıllara yaygınla ilgili tabii, sadece. Tabii yıllara yaygınla ilgili. Mesela peki bu... rakamsal gidelim. Yani yıllara yaygında 170 hesabında 2 milyon lira var. Evet. Veya burada hazır örneğimiz var elimizde. 7 milyon 817 bin lira var. Endeksledim 1 milyon 595 bin lira arttı. Evet. Değil mi? Değeri. Muhasebe kaydını nasıl yaptım? 170 hesap borçlu, 697 hesap alacaklı yaptım. Evet. 1 milyon 595 bin lira. Tamam. Şimdi 170 hesaba 1 milyon 595 bin liraya aldım. İnşaatın yapılan yatırımın maliyetini artırdım. 697 hesabı da nereye gitti? 358 hesaba gitmedi mi? Hı-hı. 697'de şu da olmadığını varsayalım. 358 hesaba 1 milyon 595 bin lira gitti. Yani bir taraftan ben 170 hesabı 1 milyon 595 artırırken 358 hesaba da 1 milyon 595 yazdım. Ne diyor? Yıllara yaygın inşaatım bittiği tarihte ben 170'i maliyet yazacağım. 350 hesaplara da gelir yazacağım. Dolayısıyla ben, eşitlenmiş oluyor, sıfırlanmış oluyor. Uzun süreli devam eden inşaatsa eski tarihlerden gelen 170 varsa evet olabilir. Tabii 2023 farkı hariç dedim ama yani 2023 farkı hariç 2024'ten itibaren oluşacak şimdi, maliyetlerle ilgili orada bir farkımız onu, çıkıyor. 2023 önce, vergiye tabi olmadığı tamam, için sıkıntı onu çıkıyor orada. Onu bir daha ben şey yapayım tekrarlayayım o zaman anladığım şeyi. Şimdi tebliğde de böyle bir hüküm vardı. O eğitimlerde vurguluyorlardı. O 178'in altına mesela biz yıl o zaman açmamız gerekiyor ki 2023 değil 2024'ü değil mi? Biz sadece şey yapacağız. Yani 2023 veya artık geriye dönük hangi yıllara sirayet eden bir şey varsa, fark varsa bunları kesinlikle vergiye tutmayacağız. Tabi evet, tutmayacağız. 2023'tekini vergiye tabi tutmayacaksınız. Tamam, tamam. 2024'teki yani mantık olarak da şöyle düşünün. Bunlar yıl sonunda 31-12'de 698 hesaba alınsaydı vergiye tabi olmayacaktı. 697'ye alındığında niye vergiye tabi olsun? İşte orada kafamız... Dolayısıyla 2023'ten kaynaklanan fark da vergiye tabi değildir diyor. Kafamızı karıştıran işte eski mantık hani biz geçici kabulden sonra bunları işte ilgili yılın toplam neyse artık kar zarar eklediğimiz için orada biraz kafa karışıyor ama tamam şu an netleşti. Teşekkür ederim. Tamam. Bütün konuları netleştirerek gidiyoruz evet arkadaşlar. Valla mola istiyorlar. Mola verelim. Moladan sonra ben yol haritasını anlatayım size. Geriye kalan hesapların üzerinden gideceğiz. Yani özellikle atikler var burada ve 500'lü hesaplar var. 500 ve 570'li kar zarar hesapları doğrudan atılacak hesaplar var. Onları anlatacağım. Kontrol sayfasını anlatacağım. 698 ve 697'nin T'leri var. Enflasyon düzeltmesi öncesi bilanço ve düzeltmesi sonrası bilanço ve vergiye etkisini anlatacağım. Reel olmayan finansman maliyetinde çok basit bir yöntem oldu. Sirkülerden sonra reel olmayan finansman maliyetini orada anlatacağım. Sirkülerde artık konu çok basitleştiği için bizim elimizde reel olmayan finansman maliyetiyle ilgili iki tane yöntemimiz var. Hemen bunu da anlatayım ondan sonra araya girelim isterseniz.
reel olmayan finansman maliyetinde iki tane yöntemimiz var. Bir, borç tutarının esas alınması yöntemi. İki, toplam finansman maliyeti yöntemi. Borç tutarının esas alınması, tabii tebliğ çıktıktan sonra yaptığımız seminerlerde reel olmayan finansman maliyetinin çok zor olacağını ve çok zor uygulanacağını defalarca anlattık. Çok sıkıntı yaratacağını anlattık. Ama sirkülerde gelip öyle bir kolaylık sağladılar ki toplam finansman maliyet yöntemini kullandığınız zaman işi çok kolay bir şekilde çözüyorsunuz. Borç tutarının alınması yöntemini tabii ki uygulayacaklar olabilir ama çoğunluk toplam finansman maliyeti yöntemini uygulayacaktır. Toplam finansman maliyetini dedi ki formülümüz neydi bizim? Hesap dönemi başındaki ve hesap dönemi sonundaki yurt içi üfeyi al. Yani yurt içi üfede ne kadar artış olduğuna bak. Ortalama ticari kredi faiz oranında ne kadar artış olduğuna bak. Yani yurt içi üfedeki artış %30, işte faiz giderlerindeki artış %20 ise ona göre değerlendir gibi bir şey vardı. Bu kriterleri alıp koyduğumuzda hazırladım basit bir şekilde. Bu kriterleri getirip koyduğumuzda 2023 yılı için yurt içi üfedeki artış %44, ortalama ticari kredi faiz oranı %15 olmuş. Bunlar sabit rakamlar, herkesin kullanacağı rakamlar. Dolayısıyla %2.88 olmuş. Diyor ki 2.88 birden fazla olanları bir olarak dikkate al. Dolayısıyla 2023'teki senin finansman giderlerinin tamamı reel olmayan finansman maliyetidir diyor. Yani hangi tarihte alıp hangi tarihte kapattığın önemli değil. 8. ayda aldın, 10. ayda kapattın. Ocak'ta aldın, Şubat'ta kapattın. Hiç önemli değil. Eğer ki atiklerin maliyetine giden bir veya işte duran varlıkların veya stokların maliyetine giden bir faiz giderim varsa, finansman giderim varsa, faiz veya kur farkı maliyetim varsa ve bu 2023 yılında kaç lira olursa olsun tamamı reel olmayan finansman maliyeti diyoruz. Aynı hesaplamayı bütün yıllar için yaptığımızda 2023, 22, 21, 20, 18, 17 yıllarında ve 11 yılında yurt içi üfedeki artış ticari kredi belirlenen ticari kredi faiz oranından yani Ocak ayındaki ticari kredi faiz oranından fazlaysa finansman maliyetinin hepsi reel olmayan finansman maliyeti diyorsunuz. Reel finansman maliyetini ayırabiliyorsanız işiniz çok çok kolaylaştı. Eğer 2019'dan geliyorsa finansman maliyeti toplam finansman maliyetinin %27.03'ü reel olmayan finansman maliyeti diyeceğiz. Geçeceğiz. İşimizi çok kolay çok kolaylaştıran bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ciddi anlamda diğer şeylerin üstünden diğer kısımlara girmemize gerek kalmadı. Bilmiyorum anlaşıldı mı bu konu? Soru var mı reel olmayan finansman maliyeti ile ilgili? Buyurun. Şey burası aldı mikrofonu önce burası. Kasım abi buyur. Reel olmayan finansman maliyeti alınan sabit kıymetli maliyetini eklenen faizin alınan herhangi bir sabit kıymetin maliyetinin eklenmesi durumunda söz konusu oluyor. Reel olmayan finansman maliyetine ayıklanması. Evet. Dediğim kadarıyla. Ama ben bazen şöyle görüyorum. Bazı arkadaşlar sabit kıymetin fiyat değerini ayrı, faizini ayrı olarak hesaplarda takip etmişler. Aynı hesabın alt kılığında. Onu hiç de yani gerçek anlamda ayrı bir şekilde. Bu aslında şu anda işimizi kolaylaştırıyor. Ayrı bir şekilde gösterildiyse. Evet. Ayrı şekilde göstermeli. İşimizi kolaylaştırıyor. Yani bizim evet. 2021 yılında veya 2019 yılında diyelim. 2019 yılında 1 milyon liralık bir tane sabit kıymetimiz var. O yıl içinde 100 bin lirada finansman maliyeti sabit kıymetin maliyetini verilmiş. Biliyoruz ki vergi usulü kanunu 262 eskiden 163 ve 238 nolu tebliğler vardı bununla ilgili hala geçerli. Dönüp baktığımızda yatırım döneminde oluşan faiz maliyetleri, faiz ve kur farkları maliyete ilave edilebilir diyor. İlave edilir diyor. Geriye kalan istersen diyor. İsteyerek de daha sonraki yıllarda yine maliyete ilave edenler var. Onlar mecburen amortisman tablosunda zaten ayrı gösteriyordu. Amortisman oranı farklı olduğu için. Onlar için oradaki finansman giderini ayırabiliyorsa maliyete giden veya hala atik tablosundaki finansman maliyetini görüyorsa 2019 için %27.03'ünü 100 bin liraysa yani 27.090 TL'sini reel olmayan finansman maliyeti deyip kayıtlardan çıkaracak. Kayıtlardan çıkarırken bunun amortismanını da tabii kayıtlardan çıkaracak bugüne kadar ayrılmışı. Geriye kalan kısmı 1 milyon finansman maliyetimiz var. Reel olmayan finansman maliyeti. 1 milyon finansman maliyetini kayıtlardan çıkarttığımız zaman
Bunu da diyor 2024'ten itibaren istersen 5 yılda 200 bin gider yazabilirsin diyor. Tabii ki ufak rakamlarda belki es geçilecek. 10 bin lira, 15 bin lira, 50 bin lira, 20 bin lira gibi rakamlarda ama reel olmayan finansal maliyeti yüksekse bunu 900 hesaplarda takip edip beyanname üzerinde de kayıtlardan çıkarttığımız reel olmayan finansal maliyetini de 5 yılda eşit taksitlerde düşeceğiz, düşebiliriz yani. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu 1 milyon lira reel olmayan finansal maliyeti var. 2 yıl geçmiş %40 400 bin lira bunun için amortisman ayrılmışsa kalan net 600 bin lirayı 5 eşit yılda 5 eşit taksitte beyanname üzerinden doğrudan diğer indirim gibi düşebileceğiz. Yani diğer bir deyişle bazı arkadaşlar farkında olmadan kendilerini kalabalık yapmışlar. Evet. Demin yani ayrı hesaplarda takip evet, ettiyse evet, tamam. Veya ayrı onu gösterdiyse amortisman tablolarında ayrıysa çok kolaylaşıyor. Evet, öyle olmuş. Yani bazıları da finansman gideri olanları ayrı en azından yazmış aynı kalemin içine. O da ciddi bir avantaj. Bir soru daha vardı herhalde. Aslında beyefendinin dediği şeyi soracaktım. Yani şöyle bir şey. Ben dönem dönem finansman gideri yani finansman rakamları kullandım ama bunları hiçbir şekilde işte demirbaşlara veya kullandığım yerlere yüklemedim. 780'de takip. Yüklemediyseniz bir işiniz yok zaten. Sorun yok. Bir de, ama doğrusu stoklara girene kadar oluşan faiz ve kur farkları ve atiklerde yatırım dönemindeki faiz ve kur farklarının maliyete eklenmesi zorunlu. Eskiden kanun maddesinde yazmıyor. 162, 138 nolu tebliğlerde vardı. Birinde yatırım, birinde stok. Şimdi onu 262 nolu şeye aldılar. Vergisi kanunu 262. maddeye aldılar. 262'de açık açık yazıyor. Dolayısıyla yatırım döneminde yani bir araç aldınız, kamyon aldınız, bir de kamyon kredisi kullandınız. Ona ilişkin ilk yıl faiz giderlerini ve kur farklarını dövizli kredi ise de kur farkları da dahil maliyeti almanız gerekiyor. O maliyeti de amortisman yoluyla itfa etmeniz gerekiyor. Yani onu doğrudan gider yazdıysanız şu anda reel olmayan finansman maliyetiyle bir işiniz yok ama yanlış yapılmış gibi düşünmek lazım. Anlıyorum. Bir şey daha sorsam. Tam yerimi bilmiyorum ama bu yıllara sarı inşaat işiyle meşgul olanlarda şimdi ağırlıklı olarak benim işim o yani mükelleflerimin işi o. Orada kullanılan finansman maliyetleri işte teminat giderleri çok fazla. Onlarla ilgili bir durumumuz yok. Reel olmayan finansman maliyetimiz şeyde, yok. Bu gider kısıtlaması ile ilgili ya bir böyle bir şey vardı. Hani enflasyon muhasebesi uygulanan dönemlerde işte gider kısıtlaması, finansman gider kısıtlaması yapılmayacağına dair. Bununla ilgili görüşünüz nedir? Veya bir yok herhangi bir şey yok. Yani finansman gider kısıtlaması ile ilgili kısım kurumlar vergisinde var. Orada herhangi bir düzenleme tamam. Yok bununla ilgili. Yani sadece yıllara yaygın inşaat işiyle ilgili oluşan finansman giderlerin varsa maliyete intikal eden finansman giderlerini de ayrıştırmana gerek yok dedi tebliğde. Yani o reel olmayan finansman maliyeti ihtiva edebilen kıymetleri anlatırken yıllara yaygın inşaat işinin içindeki finansman maliyetlerinde reel olmayan finansman maliyeti gibi ayıklama dedi. Anladım. Aslında tebliğde bununla ilgili ne diyor? Stoklar, maddi duran varlıklar, mali duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar diyor. Yani 150 grup, 240'lı grup, 250 grup, 270'li grup. 260'lı grup demiyor. Dolayısıyla burada finansal kiralama ile ilgili şöyle bir sorunumuz var. Yani finansal sorunumuz demeyeyim de finansal kiralamalarla ilgili sirkülerde de açıklama yaptılar. Konu netleşti. Finansal kiralama ile ilgili artık reel olmayan finansal maliyetlerini ayrıştırılmayacak. Herhangi bir şekilde bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ancak şununla ilgili net bir açıklama gene yok. Ben 260 hesaptaysa ve reel olmayan finansal maliyeti oluştuysa 31.12.2023'te ben bunu ayrıştırmayacağım. Herhangi bir şekilde sirküler net. Tebliğde de yok ilgili bölümde. Ama hep şunu düşünüyorduk. 260'tan 2022 yılında 253 hesaba döndü. Şu anda 253 hesapta ve 31.12.2023 itibariyle 253 hesabımın içinde. Ama oluşma yeri 260'tan geliyor. 260 hesabın içindeyken reel olmayan finansman maliyetleri vardı. 260'dayken oluştu ama 260'ı aktifleştirdim. 253 oldu. Şimdi 31.12.2023 itibariyle bakıyorum kayıtlarıma. Atikleri endekslerken o reel olmayan finansman maliyetini ayrıştıracağım mı ayrıştırmayacağım mı net bir cevabı yok. Çünkü tebliğde de sirkülerde de bunu net bir şekilde açıklamamışlar. Ama 260 ayrıştırılmayacak dediği için ayrıştırılmamayı tercih ediyoruz şu anda. Teşekkürler. Rica ederim. Bir soru daha vardı herhalde.
burada, tamam mı? Cevaplandı demek ki. Bir şey var mı? Yok. Tamam, ara verelim arkadaşlar. 10-15 dakika herhalde. Uygun mudur? 15 dakika.
Arkadaşlar şimdi daha hızlı gideceğiz inşallah. Dışarıda güzel bir hava var çünkü. Evet, iftara. Şimdi özellikle seminerlerde diyorum ki arada lütfen gelip soru sormayın. Nedeni şu, zaten bir 10 dakika 15 dakika ara veriyoruz. Bir ben de bir dinleneyim ama asıl mesele o da değil. Yani sorulan soruların içinde hakikaten çok güzel sorular oluyor. Ve hani birçok kişinin aydınlanacağı sorular. Yani burada sorarsanız herkes faydalansın bundan. Yani tutup da sadece bir kişi soruyor, o kişi faydalanıyor ama birçok kişinin belki benzer konularla ilgili sıkıntısı var. Ya burada soru sormaya çekinmeyelim. Herkes bu işi on numara bilmiyor zaten. Yani biz de öğreniyoruz. Yani şimdi 27 Ocak'ta vermiş olduğum seminerle şu anki seminer arasında tabii bir 165'in 10 sirküler de var ama daha detaya girdik, daha detaya girip daha iyi anladık, daha iyi anlattığımızı düşünüyoruz. O yüzden soru sormaktan çekinmeyin. Muhakkak sorularınızı sorun. Soruları alalım diyorum. Siz bir şey soruyordunuz mesela. Oradan başlayalım toplanırken. 153'ün neresini tekrarlayayım? Ya ayrı hesap açıp açmamak size kalmış. Yani burada ayrı hesap açılmayacak veya açılacak diye bir şey söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. 153 hesap satılan ticari mal maliyetine gitti. Veya 152 hesap satılan malın maliyetine gittiğinde ona ilişkin enflasyon farkının 153'lerde kalmaya devam etmemesi lazım olduğunu söylüyorum. Yani bunun için size nasıl uygun geliyorsa o şekilde yapın. Yani benim bulmuş olduğum yöntem ilgili hesabın içine kaydetmek. Siz bunları ayrı da kaydedebilirsiniz. 153.99 diye de kaydedebilirsiniz. Ama unutmayın ki 153 hesap, ana hesap, o enflasyon farkının oluşturduğu hesap satılan ticari mal maliyetine gittiyse onun enflasyon farkının da gitmesi lazım. Siz torba bir hesap yapıp tek hesabı açarsanız o zaman orada kalır diye söylediğim için bu şekilde söyledim. Yoksa başka yöntemler buluyorsanız hiç sıkıntı yok. Yani istediğiniz gibi hesap açıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama şu anda hala 2003-2004 düzeltmesinden değişik garip enflasyon fark hesaplarıyla karşılaştığımız yerler oldu. Yani 253'lerin altında filan enflasyon fark hesabı yazıyor. Ne olmuş, hangi atikle ilgili, o tükenmiş mi tükenmemiş mi, ne olduğu belli değil. Tabii ki tükenmiştir eski yıllar ama böyle durumlar oluştuğu için söyledim. Şimdi neyi konuştuk? 170'leri konuştuk. 170'lerin muhasebe kaydını konuştuk. 245 bağlı ortaklıklarla ilgili kısımda bir 693 bin lira bakiye varmış. Geldiği tarihler belli. Hangi tarihlerden geldiği belli. 3 milyon 351 bine çıkıyor. Eski tarihlerden geldiği için. 2 milyon 658 bin lira fark oluşmuş. Bunun muhasebe kaydında yine 245 hesap. 2 milyon 658 bin 698 2 milyon 658 bin olarak yapıyorum. Ayrı bir kırılımda yapmanızda fayda var. Unutulacak bir hesap değil zaten. Bir tane iştirakiniz vardır veya bağlı ortaklığınız vardır veya iki tane vardır. Dolayısıyla ayrı kırılımda açmanızda herhangi bir sakınca yok. Sorusu olan var mı? Arada soru soranlardan geçtiğimiz kısımlarla ilgili, yani atiklerle ilgili değil, atiğe daha gelmedim. 500'lü hesaplarla ilgili değil, daha oraya gelmedim ama geçtiğimiz kısımlarla ilgili sorusu olan var mı? Tabii gelir vergileri kapandı. Birkaç kişi özellikle söyledi. Gelir vergileri kapandı. 340'ları böyle değerlendirmedik veya başka şeyleri böyle değerlendirmedik. Ne yapabiliriz diye. Yani düzeltme beyanı verilebilir. Birinci seçenek. İkinci seçenek 2023 sonu farkları vergiye tabi olmadığı için Ocağın başında 2 Ocak, 3 Ocak, 5 Ocak'ta da muhasebe kaydı atarak düzeltme kaydını yapabilirsiniz. Nasılsa 2023 sonundaki farklar herhangi bir şekilde vergiye tabi değil. Sizin verginizi etkilemeyeceği için düzeltme kaydı şeklinde de beyannamenizi verdiyseniz gidip illaki düzeltme beyanı verip de düzeltmeye uğraşmayın derim. Ama bundan sonraki dönemlerde onun artısı veya eksisi olacağı için muhakkak düzeltilmesi lazım. 2024 başında da düzeltilebilir. Buyurun. Ortaklara verilen borçlar ve alacaklar endekslenmeyecek. Parasal kıymet diye düşünüyoruz onları. Yani 331 ve 431 veya 131 hesap mı? 131, 231 hesap. Parasal kıymet olduğu için endekslenmeyecek diye düşünüyoruz. Valla orada tabii ki biliyorsunuz transfer fiyatlandırmasına giriyor. Orada endekslemek zaten mantıksız olur onu.
transfer fiyatlandırması kapsamında zaten adat hesabı yapıp faiz faturası düzenlenmesi gerekiyor ortaklara. Artık onun KDV'ye tabi olacağı da netleştiği için onlara faiz faturası düzenlenmesi gerekiyor. Faiz faturası düzenleyince zaten rakamı güncellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla onu endekslemek gibi bir şey söz konusu olmaz. Buyurun. Şimdi bu iştirakları altında takip ettiğim iş ortaklıkları var. Taahhütlü işler, işte bu işi almak için ortaklık kuruluyor biliyorsunuz. Ondan sonra iş bitince de bu kapanıyor bu firmalar. Ama bu firmaların kapanışı böyle biraz, ben de mesela... Adi ortaklık mı, iş ortaklığı mı? İş ortaklığı. Tamam. Geçici kabulü yapılmış. Kurumlar vergisine tabi mi değil mi? Tabi. Tamam. Geçici kabulü yapılmış. Aslında ben idarenin sürecini bekliyorum ki firmalar kapansın. Ama böyle bir işte sermaye gibi gözüken rakamlar var. Normalde bunlar, bu paralar geride gelmeyecek. O firmalar borcu alacağı artık bitti. Son kesin hesap yapılacak. Kapanacak. Bu rakamları ben acaba değerlemem gerekiyor mu? Değerlemem gerekmiyor mu? Çok şey kaldım. Normalde, normalde değerlenmesi gerekiyor şimdi. Adi ortaklıklar ve iş ortaklıklarına baktığımızda normalde gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmazlar. Bilançoları olur. Endeksledikten sonra bilanço farklarını diğer şahıslara veya ortak şirkete aktarırlar. Ama iş ortaklıklarından bir tanesi en azından kurumlar vergisi mükellefi ise isterseniz kurumlar vergisi mükellefiye tesis ettirebilirsiniz. Evet. Her iki halükarda da fark etmez. Endekslenecek. Endekslenme sonucu da enflasyon düzeltmesi yapılacak yani. Ana firmada o hangi hesapta takip ediyorsanız 245 veya 241 hangi hesapta takip ediyorsanız iştirak, bağlı ortaklık neyse orası da endekslenecek. O firmaların da kendi içindeki durumları endekslenecek. Kurumlar vergisine tabi olacak. Kapansa da kapanmanın sonucu zaten ana firmaya gelecek orada biliyorsunuz. Ya aslında biz bilmiyorum ne kadar doğru ama şeyi yansıtmıyoruz. Yani biz ana firmada mesela o iştiraklerle ilgili bir şey gözükmüyor. Yani bir hani mali tablolara giren bir kar zarar da olmuyor. İşte o iş ortaklığı neticeye iş ortaklığının tamamı bittiğinde mi oradan kar veya zarar gelecek? Tabii tabii. Zaten iş ortaklığınız kurumlar vergisine tabi ise zaten yapılacak ve iş ortaklığının içinde vergilendirilecek bu. O vergilendirmenin sonucunda da iş ortaklığı iş bitiminde biter. Adi ortaklıktan farkı odur. Adi ortaklık süresiz kurulur. İş ortaklığı belli bir iş için kurulur. İş ortaklığı bittiğinde ana firmaya geleceği için para karsa kar, zararsa zarar gelecek ama kendi içinde enflasyon düzeltmesi yapılacak tabii ki onun. Peki. Sağ olun. Ayşe Hanım çok el kaldırdı. Oradan bir Ayşe Hanım'a vereyim önce sözü. Bu 180 ile ilgili, sigorta giderleriyle ilgili bir sorumuz olacak bizim. Şimdi ödeme tarihlerine göre, taksitli ödeme tarihlerine göre dediniz. Ödeme tarihi yapılmadıysa, ödenmediyse normalde, ya da bize ödeme şeyi gelmediyse, belgesi. Normalde endekslenmemesi gerekiyor. Öyle yani mi? Evet, yani 180 hesapla ilgili nasıl 159 hesapta sadece bir çek verdik, çekin karşılığı endekslenmeyecek dediysek, yani bir 159 hesapta rakam var, bir de karşı tarafta 321'de bir çekim var veya senedim var. Evet. Bu nasıl endekslenmeyecekse yapılan işlem sadece bir çek yaprağı verme işlemi. Parasal olmayan bir kıymet değil. Endekslenmeyecekse 180'lerde de normalde ödeme şartı var aslında. Sizin yapmış olduğunuz taahhütler herhangi bir şekilde şey değil. Endekslenmeyecek anlamına gelir. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. 59 peşin ithalat ödemesi yapıyoruz. Malın gelmesi de 60 günü buluyor bize. Evet. Peşin ithalat ödemesinde yaptığımız dövizli avanslar. Onları endeksleyecek miyiz? Valla dövizli avanslar konusunu az önce de bahsetmiştim. Çok fazla girmek istemedim. Dövizli avanslar konusu çok sıkıntılı bir konu. Dövizli avansları şu anki Maliye Bakanlığı'nın en son vermiş olduğu özelgelerde, yani 2014'ten sonra görüş değiştirdi. 2011 civarında vermiş olduğu özelgelerde dövizli avanslar değerlenmeyecek diyordu. Değerlenmemesi konusunda değerlenmediği için de şu anda 555 nol tebliğin 5. maddesinin sondan 2. paragrafında şey yazıyor. Bu dövizli avanslarla ilgili kısım anlatılırken yabancı hisse senetleri, yani dövizli hisse senetleri ve dövizli iştiraklerin yanında dövizli avanslardan da bahsediliyor endekslenecek gibi. Sirkülerde buna ilişkin bir açıklama yaptılar. Sanki döviz kuruyla endekslendiği için
yeniden endekslemeye tabi tutulmayacak dediler. Bu da şuradan kaynaklanıyor aslında. Kanunda ve tebliğde herhangi bir netlik yok döviz avansların değerlenmesiyle ilgili. Ama Maliye Bakanlığı 2011'de vermiş olduğu özelgelerde, 2011 civarı vermiş olduğu özelgelerde dövizli avanslar demiş değerlenmeyecek hiçbir şekilde. Dolayısıyla ben birine 3 milyon lira avans verdiysem, yani 100 bin dolar 30 liradan avans verdiysem 3 milyon mal 3 ay sonra 5 ay sonra geldiğinde kur 35 lira da olsa aradaki farkı ben 3 milyon olarak maliyetime kaydetmiyor muyum? Karşı tarafa gidip bir 500 bin lira daha ödemiyorum. Endekslenmeyecek demiş. 2012'de Danıştay'ın vermiş olduğu kararlar var konuyla ilgili. Daha sonra 2014'te görüş değiştirmiş. Vermiş olduğu özelgelerde dövizli avanslar değerlenecek, kar zarara gidecek demiş. Dolayısıyla şimdi dövizli avansları değerleyip kar zarara atıyorsanız enflasyon düzeltmesiyle ilgili yapılacak herhangi bir şeyiniz yok zaten. Ama tebliğde sanki enflasyon düzeltmesi yapılacak gibi bir madde var. 5. maddenin sonunda. Ama sirkülerde de dövizli avanslar değerlendiği için değerlenmesine gerek yok demiş. O zaman tebliğde bu bölümü niye aldınız bunu? Sirkülerde niye aldınız? Orada da bir kafa karışıklığı yaratıyor. Ama özelgelere uygun hareket ederseniz dövizli avansları değerlendirin, kar zarar yazın geçin derim. Sanırım tamam. Devam ediyorum. Şimdi atiklere, maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlıklara geldik. 250-258 hesaplara. Artık çok fazla detaya girmeyeceğim. Anlaşıldı diye düşünüyorum 258 hesaplar filan. Ama kısaca mizana baktığımda 31.12.2023 mizanımda olan 258 hesabım var. Bunların toplamı 33.000 artı 31.000 lira. İki kalemim var burada. Yapılmakta olan yatırımlarda. Bunu normal endeksliyorum her şey gibi. Nasıl endeksliyorsam. Gerçek yöntem stokları endeksler gibi. Girdiği tarihten itibaren endeksliyorum. Ve 258 hesaba muhasebe kaydı yapıyorum. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. 31.12'de hala 258 varsa. Ama geçmiş yıllarda 258'im vardı. 2021-2022'de. 258 hesapta bazı maliyetlerim birikti. Daha sonra 253 hesaba alındıysa bunlar veya 255 hesaba alındıysa bunları diyor ki 258'in oluştuğu dönemden al, aktifleştirdiğin tarihe kadar bir endeksle. Yani 17 Ocak 2023'te başlamış bu. 31.12.2023'te aktifleştirilmiş. Güzel bir örnekle ilgi geçtim. Şurada 30.11.2022'de başlamış. 36 var, 39 var, 10. ayda var maliyetler. 1.12'de endekslenmiş. 1.12'ye kadar getirip endeksliyorum. 3.595.000 o günkü tarihte. Şu anda mizanımda falan yok bu rakam. Geçmişte 258 hesaplardaymış. Daha sonra 253'e dönmüş. 3.595'i aktifleştirmişim aslında. Şu anda 472 bin lira bir fark çıktı buradan. Bununla ilgili herhangi bir muhasebe kaydı yapmıyorum. 253 tabloma geldiğimde 258 hesap üzerine bu maliyette bindiriyorum. Hangi örnekti bu? 3.595 olan 472 bin liralık örnekti. 472 bin lirayı 3.595 aslında aktifleştirdiğim tarihten önce 258'de durduğu için 258'de de endeksledim bunu. 472 bin lira fark oluştu. 472 bin lirayı getirdim. Koydum maliyetin üzerine, düzeltmeye esas tutar 4.068 bin oldu. 4.068 bini nereden endeksledim? Alıp getirip endeksledim. Buradaki tarih yanlış kalmış. 2022'den olacak. Yani daha önce aktifleştirdiğim 1.12.2022 tarihinden alıp getirip endekslemem gerekiyor. 1.12.2022 tarihinden itibaren getirip tekrar endeksliyorum. Aktif değeri ve birikmiş amortismanını o şekilde buluyorum. Geçmişlerden kalsız ne kadar geçmiş? 2004 Aralık. Az önce arkadaşlardan biri dışarıda bir şey sordu. Dedi ki ya sizin endekslere bakarken şurada şeyi gördüm. 2004 Aralık'tan başlıyor endeksler. 2005 Ocak'tan endekslemeyecek miydik dedi. Hayır, 2004 Aralık'tan endekslenecek. Tebliğde açık açık yazıyor. Kafalar belki şuradan karışıyor. Geçici 31, 32 ve 298 Ç'de takip eden aydan 2005 Ocak'tan endeksletmişlerdi. Şu anda mevcut tebliğde 2004 Aralık'tan itibaren endeksleyip getireceksin dediği için oradan endeksleyip getiriyoruz. Şimdi 258'i anladık herhalde. 258'de hala duruyorsa normal endeksledim. Farkını 258'in içine muhasebe kaydı yaptım. 258'de geçmişte olmuş ve aktifleştirildiyse
O aktifleştirme farkını da getirdim. Maliyetin üzerine koydum. Toplam değer üzerinden bir aktifleştirme yaptım. Şurada bir iki tane reel olmayan finansal maliyet örneği koymuştuk. Diyorum ki 14 milyon lira giriş endekslenmiş değeri var. 1 milyon 520 bin lira da reel olmayan finansal maliyeti var. 14 milyondan 1 milyon 520 bin reel olmayan finansal maliyetine düştüm. 12 milyon kaldı. 12 milyonu getirip endeksliyorum. İlgili tarihten itibaren. 5 Şubat 2023'ten itibaren. Dolayısıyla endekslediğimde 12 milyonu endeksleyip muhasebe farkını yaparken 14 milyonla arasındaki farkı muhasebe kaydını yaptığımda reel olmayan finansal maliyetini otomatik olarak muhasebe kayıtlarından çıkartmış oluyorum aslında. Yani doğrudan bir muhasebe kaydı yapmıyorum ama endekslemeyi 14'ten değil 12 milyondan yapıp ama defter kayıtlarımda 14 milyon gözüktüğü için 14 milyonla endekslenmiş değer arasındaki farkı aldığımda reel olmayan finansal maliyetini çıkartmış oluyorum. Şuradaki formüllere göre de endekslemeyi 12 milyonla yeni endekslenmiş değer arasından alıp birikmiş amortismana uyguladığımızda da reel olmayan finansal maliyetine ilişkin kısmın birikmiş amortismanı da kayıtlardan çıkarmış oluyorum. Burada tabii ki bizim ne kadar olmuş? 2 milyon reel olmayan finansman maliyeti var. Bunun birikmiş amortismanını da tespit edeceğiz. 500 bin lirada birikmiş amortismanı varsa 1,5 milyon kalan net değeri 2024'ten itibaren beyanname üzerinde diğer indirimler kısmında 5 eşit taksitte indirim konusu yapabileceğiz. Burada 253 hesaplarla ilgili aslında 253-254 taşıtlar da olabilir. Soru varsa soru alayım. Yani daha önce çünkü bu konular işlendi, yapıldı, tek tek formüllere girmeyeyim. Daha çok sorular üzerinden gidersek daha iyi anlaşılıyor konu. 254 ile ilgili sorularınız olduğunu biliyorum. Soru sormaktan çekinmeyelim. Buyurun. Şimdi 258 hesapta diyelim ki 2024'ün ocağın 3'ünde 4'ünde bir makine aldım. Evet. 258'e attım. Hı hı. Geldim Mart ayında değerleme yaptım. Aktifleştirdim. Aktifleştirmedim. Değerlemesi yaptık? Enflasyon değerlemesi. Ha 2024'ten bahsediyoruz. 2024'te. Tamam. Endeksledik, artırdık. 1 milyon liralık makine aldım. Bu makine de benim yatırım teşviğe tabi. Tamam. 100 bin lirada bir değer geldi. 1 milyon 100 bin lira oldu. Hı hı. Bu indirimli kurumlar vergisini hesaplarken cari yılda yapılan harcamaya 1 milyon mu yazacağım? 1 milyon 100 bin. 1 milyon mi yazacaksınız. Çünkü yani yatırım teşvik mevzuatının yani yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın mantığı harcama üzerinedir. Yani yapmış olduğunuz kesinlikle harcamayı alıyorsunuz. Harcamanın dışında herhangi bir şeyi dikkate almıyorsunuz. Buradaki enflasyon düzeltmesinden rakamların artmış olması sizi etkilemiyor. Harcama rakamı etkiliyor. Harcama tutarları neyse odur. Tamam, teşekkürler. Buyurun Mehmet Bey. Hocam tam bunun üstüne sorayım dedim de. Şimdi biliyorsunuz indirimli kurumlar vergisinde yatırımdan elde edilen kazancı biz oranlayarak buluyoruz. O yöntemi kullanıyoruz genelde. Şimdi peki bu değerlenmiş sabit kıymetleri mi de biz baz alacağız yoksa 2023 yılı için konuşuyorum. Yani 2023 sonunda bizim bir düzeltilmiş anladım. Bilançomuz var. Bu rakamları mı alalım yoksa düzeltilmemiş rakamları mı alalım o zaman? Anladım. Geçen seminerde de benzer bir soru gelmişti, anlatmıştım. Şöyle şimdi kurumlar vergisi 32A indirimli kurumlar vergisini anlatıyor. 32A'da diyor ki komple yeni yatırımlarda aslında yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda endeksleme veya orantılama gibi bir şeyimiz yok bizim. Yatırımdan kazanç elde etmeye başladığımız zaman problem çıkıyor. Yatırımdan kazanç elde etmeye başladığımızda esas olan diyor yatırımdan elde ettiğin kazancı ayrı hesaplayacaksın. Eğer hesaplayamıyorsan komple yeni yatırımlarda böyle bir şans vermiyor zaten sana. Ayrı hesaplayacaksın diyor. O detaya girmiyorum. Tevsi yatırımlarda eğer ayrı hesaplayamıyorsan sabit kıymetlere gidip orantılayarak diyor bulabilirsin diyor. Esas olan gene ayrı hesaplamak, hesaplayamıyorsan sabit kıymetleri orantıla diyor. Sabit kıymetleri orantılarken de kurumlar vergisi 32A'da diyor ki yeniden değerlenmiş değerlere dikkate alınır diyor bu orantılama yapılırken. Birçok kişinin orada kafası karıştı. Yani geçici 31-32'de de biz yeniden değerleme yaptık. Yeniden değerlenmiş değerler mi alınacaktı? Yani sonuçta bilançodaki benim 253'lerim 10 milyonda oldu 30 milyon.
Teşvikli yapmış olduğum yatırımda 5 milyonda oldu 15 milyon. Niye endeksleyeceğim? Tebliğe dönüp baktığımızda 10 seri nolu tebliği var. 2006 yılında çıkmış, 5 Ekim 2006. Oradaki tebliğ de diyor ki buradaki diyor enflasyon, buradaki yeniden değerlemeden kasıt enflasyon düzeltmesidir anlamına gelen bir cümle var orada. Yani enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlar dikkate alınır diyor. Dolayısıyla geçici 31, 32, 298 çeyeği dikkate aldırmamaları da normal. Zaten onu dikkate aldırsalardı sadece seçme hakkı olduğu için sadece yatırım teşvikli yapılan yatırım malları endekslenir, diğerleri endekslenmezdi. Oranda lehe avantaj sağlanırdı. Dolayısıyla orada kullanmadık. 31-12-2023'e geldik. 31-12-2023'te de endekslemeyi yaparken daha vergiyi enflasyon düzeltmesinden önce hesapladığımız için zaten orada enflasyon düzeltmesi rakamlarının dikkate alınması söz konusu değil. İlk önce vergi karşılığını ayırıyoruz. Her şeyimiz bitiyor. Bittikten sonra gidip enflasyon düzeltmesini yaptığımız için 31-12-2023'te de bunun kullanılma imkanı yok. Ama 31-3-2024'e geldiğimizde artık enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerler dikkate alınacak. Yalnız tebliğdeki o bölüme dikkat edin. 10 seri nolu tebliğdeki o bölüme dikkat edin. Diyor ki enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlar dikkate alınacak derken amortismana tabi iktisadi kıymetleri kastediyor. Mantık işin doğası gereği ben 10 milyon liralık toplam 253'ümde rakam var veya hepsi bütün atiklerimde toplam amortismana tabi iktisadi kıymetlerim 10 milyon. 5 milyon da yatırım teşvikle aldıysam ne yapıyordum bugüne kadar? Orantılıyordum, %50'si kazancı tespit edemiyorum. Kazancın %50'si buradan elde ettim diyordum. Şimdi gidip onu artıracağım. 10 milyonu artıracağım. 5 milyonu da mı artıracağım? Orada bir muğlaklık var tebliğde. Yani işin doğası gereği her ikisini de artırmam gerekiyor. 10 milyonda yapılan yatırımı da artırmam gerekiyor. Ama tebliğdeki ifade sadece 10 milyonu artıracakmışsın gibi sanki. Bununla ilgili acilen özerge alınması lazım. Çünkü 31.3'te veya 36'da uygulanacak. Çünkü 31.12'de rakamlar endekslendi artık. Buyurun. ...2023 Aralık ayında araçlar ve demirbaşlarla ilgili değer artışı rapor düzenleyerek değerleri arttırıldı. Bu konuda enflasyon düzeltmesi yaparken 12. ayı mı alacağız, yazacağız yoksa daha önceki rakamları nasıl değerleri arttırdınız ben onu anlayamadım. 7326 sayılı kanundan değerler arttırılmış. O şekilde bir defter geldi. Şu anda nasıl yapacağımı bir türlü şaşırırdım yani nasıl. Yani 5 milyonluk araç olmuş 50 milyon lira. Yani ne yapmışlar? Bir SPK uzmanına yeniden evet, değerleme raporu yazdırıp rapor bunu muhasebe kayıtlarının içine mi almışlar? Evet, içine almışlar. Sermaye arttırmışlar. Valla onu düzeltme kaydıyla düzeltmeniz lazım. Çünkü vergi usulü kanunda böyle bir yöntem yok. Hani yıllardır bu bize sorulur. Enflasyon düzeltmesi çok geç kaldığı için, değerler çok düşük kaldığı için bilançolar zayıf kalıyor. Bilançolar zayıf kaldığı için de hep firma sahipleri ya benim binam, makine teçhizatım, arsam çok yüksek. Bunu değerleyip bir muhasebe kayıtlarına alamaz mıyız? Bilançoda gösteremez miyiz dedi. Biz de gösteremezsiniz. Çünkü vergi usulü kanunda böyle bir yöntem yok dedik. Ama bu yapıldıysa yapılan işlem yanlış. Dolayısıyla düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kuyumcular enflasyon düzeltmesi yapıyor zaten. Yok. Oradaki şey yani dışarıda bir yeniden değerleme raporuyla muhasebe kayıtları yapılmış gibi anladım. Yani uluslararası muhasebe standartlarında bu mümkün. Maliyet yöntemi veya işte diğer gerçek yöntemi, gerçek değerleme yöntemini seçtiğimizde mümkün ama burada mümkün değil. Buyurun. Merhaba. 2007 yılında alınmış bir makine, 10 yıllık amortisman süresi var. Hiç amortisman ayrılmamış. Değerlemeye tabi tutmak zorunda mıyız? Tebliğde sanki değiliz. Evet. Bir ya, tebliğde konu çok net. Tebliğin 19'a 2. bölümünde var. Açayım isterseniz daha kolay olur. Tebliğ 19'a 2. Birikmiş amortismanların düzeltilmesi. Amortismana tabi olup faydalı ömür süresini tamamlayan ve amortisman yoluyla değeri tamamen yok edilmiş iktisadi kıymetlerin işletme kayıtlarında iz bedeliyle takip edenler dahil ve birikmiş amortismanların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması ihtiyaridir diyor. Dikkat edelim,
faydalı ömür süresini tamamlayan veya demiyor ve diyor. Faydalı ömür süresini tamamlayan ve amortisman yoluyla değeri tamamen yok edilmiş olan. Yani siz faydalı ömür süresini tamamladı ama belli yıllarda amortisman ayırmadığınız için hala değeri varsa bunları endekslemeye devam edeceksiniz. İz bedeliyle takip edilenleri veya 100 lira aktif değeri var, 100 lira birikmiş amortismanı var, değeri 0 veya 0.1 iz değerle takip ediyorsunuz. Bunları ister endeksle ister endeksleme diyor. Ama onun dışındakileri mecburen endeksleyeceksiniz. Ya bununla ilgili de bir iki önerim olmuştu. 2023 yıl defterlerini kapatmadan önce eski yıllarda ayrılmamış amortismanları her zaman 681 hesabı alarak kapatabilirsiniz. Tabii ki firmanın aleyhine lehine ne olur, rakam büyük mü küçük mü, ona göre karar verilecek. Belki de bırakmak daha doğru olur. Veya bir iki dönem sonra bu atikler satılacaksa o zaman 681 alıp kapatmamak lazım. Kesinlikle kalacak olanlar için olabilir. Başka soru, buyurun. Üstadım, 2009-2010'lu yıllarda mesela demirbaşları alınmış, bazı yıllar ayrılmış, bazı yıllar ayrılmamış. Bu ayrılma amortismanla kanun kabul edilme gider olarak yazsak, hesapları kapatmadan önce ve sıfırlasak, iz değerine getirsek ve enflasyon düzeltmesine tabi tutmasak, hani uygun olur mu? Tam olarak onu söyledim aslında. Yani 681 hesabı almaktan kastım oydu. Yani siz 2023 yılında önceki yıllarda ayrılmayan amortismana ayırabilirsiniz. Kimse size neden ayrılmadı, neden ayırdı demez. Sadece ayırdığınız amortismana önceki yıllara ait amortisman olduğu için gider yazamazsınız. Önceki dönem gider ve zararlarını yazıp kanundan kabul edilmeyen gider yazarsınız. Bununla alakalı hani amortisman mevzuatına aykırıdır gibi bir görüş beyan edenler de olmuş. Hani mesela seminerlerde falan vesaire de dinledim de. Neden hani, aykırı olsun ki? Yani ben bence de yani sonuçta ayırmadığım bir önceki yıl gider yazmadığım kısmı gider yazabiliyor muyum? İlgili yılın matrağını etkilemediği için de bir problem de teşkil ediyor. Yani vergisel zaten bir karşılığı olmadığı için bir sıkıntı yok. İşte öyle yaptık zaten. Ayrılmayanları ayırdık. Evet. Yani. Aramızdaki eskiler belli oluyor. Bak 2003'tekileri öyle yaptık diyor Mesut Başkan. Evet, evet, evet. Ya tabii ki rakamlar çok büyükse yapamazsınız. Sonra bu 681'e attığınız hesaplar 580'e gidiyor. Öz kaynakları zayıflatıyor. Siz bunu attığınız zaman 250 hesaba 681'e atmanız demek aynı zamanda öz kaynağı o kadar azaltmanız demek. Enflasyon düzeltmesi sonucu açısından bir sonuç doğurmuyor aslında. Sadece sizin 250 hesapları daha az uğraşmanız anlamına geliyor. Şimdi 253'te böyle 50 tane kaleminiz var. 681 attınız, kapattınız. Amortismana tabi iktisadi kıymetleri endekslemediniz. Tamam, oradan gelir yazmadınız. Ama bunun karşı hesap nereye gitti? 681'e gitti. Oradan da geçmiş yıl kar zararına veya dönem kar zararına gitti. Dönem kar zararı 698'e gitti. Orada öz kaynaklarınız o kadar azaldı mı? Azaldı. Önümüzdeki 2024 yılında 250'leri artırıp gelir yazmadınız ama şeyi artırıp öz kaynakları artırıp o kadar gider yazın, gene gelir yazacaksınız anlamına geliyor. Sonuç değişmiyor yani. Matematiksel sonuç değişmiyor. Vergisel karşılığı yok ama uğraşmamış oluyorsunuz. O yüzden de hiçbir sakıncası yok. Ne 2023'te bunu kanundan kabul edilmeyen gider yazmanın sakıncası var, ne de gelecekte bir sakıncası var. Vergisel açıdan vergiyi düşürmüyorsunuz yani. Finansman gider kısıtlamasının tabii çok etkilenecek. Yani enflasyon düzeltmesinden sadece o değil. Şimdi bu rakamları endeksliyoruz. 10 yıllık, 20 yıllık arsayı endekslediğim zaman öz kaynaklarım dehşet artıyor belki. Oradan da ciddi farkları olacak finansman gider kısıtlamasına. Yani 500 hesapları konuşurken onları konuşalım. 500 hesapların kendi içindeki şeyleri hep şunu soruyorlar. 500 hesabı ben o tarihten mi alacağım, bu tarihten mi alacağım? Şimdi tebliğde 17. maddede tam bölünme, birleşme, kısmi bölünmede diyor ki 500 hesapları nasıl diyor? Aktifteki kıymetleri endekslerken ilk şirkete girdiği tarihten alıp endeksleyeceksin diyor. Ama öz kaynaklarla ilgili herhangi bir şey demiyor. Çok fazla soru geliyor bununla ilgili. Öz kaynaklara girdiği tarihten mi endeksleyeceğim? İlk şirkete girdiği tarihten mi? Yoksa birleşme tarihinden mi alıp endeksleyeceğim? İkisini de yapın, sonuç değişmez. Çünkü 500 hesabın endekslemesi sonucunda karşı taraf 502 artıyor. Karşı tarafta 580 artıyor. Öz kaynakların toplamı değişmiyor. Yani sermaye hesaplarıyla ilgili tarihi yanlış alsanız bile, farklı tarihi alsanız bile 500 hesapların sonu değişmeyecektir. Sonucu değişmeyecektir.
Oraya gelmişken şunu hemen anlatayım. 500 sermayeyi aldım. 500 sermaye 100 milyon liraydı. 522 hesabı endekslemeyecektik biliyorsunuz. Hatta burada ilk seminerde biz bunu 1 ile çarpacaksınız diye anlatmıştık. Ama sirküler çıktı, 0 ile çarpacaksınız dedi. 0 ile çarpılması veya 1 ile çarpılması da aynı şekilde sonucu etkilemiyor. Yani ben 0 ile çarptım, 100 milyondu benim sermayem. Diğer kalemlerin endekslemesinden 126 milyona çıktı. 522 hariç. 26 milyon 502 hesaba yazdım. 26 milyon 502 hesaba yazdığımda karşı hesap nereye gitti? 698'e borç gitti. 698'e borç gittiğinde bunun sonucu 580'e gitti anlamına geliyor. Veya 570'i azalttı anlamına geliyor. Bilançoda öz kaynakları düşünün. 500'de hesap 100 bin liraydı. 126 bin lira oldu. 26 bin lira 500-502'nin toplamında artış var. 26 milyon. Ama 580'imde de benim 26 milyon artış var. 2024'te endekslerken 500'ü de 502'yi de 580'i de hepsini endekslemeyecek miyim? Birini artı endeksleyeceğim, diğerini eksi endeksleyeceğim. Dolayısıyla gelecek yıllarda herhangi bir şekilde vergiyi etkilemeyecek bilançomdaki öz kaynaklarımın toplamı değişmeyeceği için. Dolayısıyla 500'lü hesapların kendi içindeki endekslemelerinin tamamı, 2023 sonundaki endekslemelerin tamamı aynı yere geliyor. 2024'te de vergiyi etkilemiyor. 500 aldım. 502 endekslenecek mi diye soranlar var. Evet, 502 de hangi tarihten geliyorsa, 31.12.2004'ten geliyorsa 2004'ten itibaren onu da endeksleyip getiriyorum. 100 milyonu endeksledim. 126 milyon oldu. 67 bin lirayı da endeksledim. O da 1 milyon 698 oldu. İkisinin toplamı kadar 502'ye muhasebe kaydı attım. 28 milyon 502'ye muhasebe kaydı attım. 502 28 milyon arttı. Karşı taraf 698 hesap. Muhasebe kaydını 698 borçlu 502 alacak dedim. 502'nin altına da işte 2004 varsa orada 2023-2024'ü ayrı ayrı açıp atmakta fayda var. Şunlarla ilgili muhasebe kaydını söylememiştim 250'lerle ilgili. 250'lerle ilgili ben mizanda 250'leri tek hesap takip ettiğim için, yani 253 tek hesap, 253-01-001 gibi, dolayısıyla direkt onun içine kaydediyorum. Excel tablolarında amortisman tablosu işini çözüyorum. Aksi takdirde birçok kişi 253 hesapları çok detaylı açıyor. 100 tane 253, 150 tane 255 olduğunu düşünürseniz, şimdi onların muhasebe kayıtlarının hepsinin ilgili hesapların altına tek tek atılması gerekiyor. Her enflasyon düzeltmesinde ciddi sıkıntı doğurur. Ama oradaki stoğu atıyorum. Stoğu bir sonraki dönem gider yazdığımda kapanıyor. Bu 253-255'ler yıllarca kalacak orada. Yani 253'leri tek açıp Excel'de detayını takip etmek benim daha kolayıma geliyor diyeyim o zaman. Hı? İkisinde de o şekilde listeyi atmama. Başkanım, nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapın diyor. Evet. Evet. Ya sonuçta hepimiz meslek mensubuyuz. Yani hepimiz yıllardır bu işi yapıyoruz. Birçoğumuz yıllardır bu işi yapıyoruz. Yani kendinize göre kolaylaştırılmış yöntemler bulun. Az önce de söyledim. Hani stoklarla ilgili, stoğun satıldığında maliyete gitmesi veya stoğun üretime sevk edildiğinde üretilen malın maliyete gidilmesi gerektiğini bilin. Hani muhasebe kaydının nasıl kolayınıza geliyorsa öyle açın. Yani stok kapanıp orada bakiyesi kalmasın. 253 için de aynı şey geçerli. Olabilir. Şimdi 500 hesabı anladık. 500'le 520'yi de birlikte anlatacağım. 500 hesaplarla ilgili belki konuşacağımız çok konu olacak çünkü. Yani 500 hesaplarla ilgili de çok fazla soru var. 500 hesaplarla ilgili ne demiştik? Bir tebliğde de diyor ki diğer bütün hesapları tek tek tanımlıyor. Yıllara yaygın inşaatı anlatıyor. Atikleri anlatıyor. Stokları anlatıyor. Endekslemesini anlatıyor. Parasal parasal olmadığını anlatıyor. En son dönüyor. Öz kaynaklardakiler diyor. Aksi belirtilmediği sürece parasal olmayan kıymettir diyor. Aksi belirtilmediği sürece parasal olmayan kıymettir diyor. Biz 2023'ün sonunda doğrudan 698 hesaba attığımız hesaplarımız vardı. Nelerdi onlar? 522 hesabı doğrudan bakiyesiyle attım hiçbir endeksleme yapmadan. 590 570'i attım doğrudan.
580'e attım, 590, 591'e attım. Yani geçmiş yıl kârı, geçmiş yıl zararı, dönem kârı, dönem zararını zaten atıyorum otomatik 698'e. Bunun dışında MDV yeniden değerleme artışları varsa 522'de onu da atıyorum doğrudan. Başka? Başka hesap var mı? Evet. Atlıyor. Bir, iki tane konu var. Sirkülerde anlatıyor yanlış hatırlamıyorsam. Türk Ticaret Kanunu 376 borca batıklıkla ilgili sermaye artırımı yapmadan sermayeyi düzeltecek şekilde ortaklar şirkete para koydularsa 500 hesaplarda takip edilmesi gerekiyor. Ne diyorduk buna Kasım abi? Sermaye tamamlama fonu. Sermaye tamamlama fonu. Bir de sermaye avansı var ayrı. İki tane konumuz var. Yani bir sermaye avansımız var, bir sermaye tamamlama fonu var. İkisinin durumu enflasyon düzeltmesinde farklı. Vergi Usul Kanunu 376 borca batıklığı anlatıyor. Eğer şirket borca batıksa, işte şu kadar 1/3'ünü kaybettiyse, ortaklar gelip 2/3'ünü kaybettiyse, ortaklar gelip sermaye artırımı yapmadan şirkete para koyabilirler sermaye tamamlama fonu olarak. Onda 500 hesapları alırsın diyor. Bunlar endekslenecek diyor sirkülerde. Bunlar da normal sermaye gibi endekslenecek diyor. Ama sermaye avansı daha çok yaptığımız bir işlem. Sermaye artışı için önceden bir para koyuyoruz. Ve sermaye yedeklerinde bunu gösteriyoruz. Bunları endekslemeyeceksiniz diyor. Endekslenmeden 500 hesapların içinde kalacak tek kalem belki de olacak. Sermaye avansları olacak. 2024'te biz 2023'ün sonunda 698'e açacağımızı attık. Geriye kalan 500, 502, 570 düzeltilmiş, 580, 540, 541 ne varsa 2024'te hepsi endekslenecek. Hepsi parası olmayan kıymet. Sadece sermaye avanslarını 500 hesaplara, 529'lara falan aldıysak 529'lara endekslemeyeceğiz. 500 hesapların içinde tek endekslemeden kalacak 698'e de atılmayacak hesap o olabilir. 500 hesaplarda 529 bağlı ortaklar sermaye artışı, 525 kayda alınan emtia özel karşılığını filan hepsini endeksliyoruz. 525'teki bir özellikli durumumuz var. 7326 ile veya 7440 ile bir stok affına girdiysek ve stok affı sonucunda 525'te bir fon oluşturduysak. Ne diyordu? Sen stok affına gir, stok affı ile ilgili oluşan farkı karşı tarafta fonlarda göster. Bu fonları 525'teki fonu ortaklara dağıtırsan da herhangi bir şekilde vergiye tabi tutmam, stopaja tabi tutmam diyordu. Dağıttınız 31.12.2023'te kalmadıysa problem yok. Dağıtmadınız hala 525'te 10 milyon paranız varsa, 500 bin lira kalmış burada, 500 bin lira paranız varsa bunu endeksleyeceksiniz diyor. 34.2023'ten endekslemişiz. 173 bin lira endeks farkı çıkmış. 673 bin lira olmuş. Burada en çok dikkat edilecek şey, gelecekte siz 500 bin lirayı dağıtabilirsiniz. Herhangi bir şekilde vergiye tabi değil. Ama 173 bin lirayı dağıtırsanız vergiye hem kurumlar vergisine tabi hem de stopaja tabi. Kâr payı stopajına tabi. Dolayısıyla 500'lü hesapların hepsine alt kırılım açılması gerekiyor. Muhasebe kayıtlarını yaparken içine kaydedebilirsiniz, dışına kaydetmenizde fayda var dedim ama 500'lü hesapların hepsinin ayrı kırılımlarda takip edilmesi gerekiyor. 500'lü hesapların herhangi bir şekilde kıpırdatılmaması gerekiyor. 500'lü hesaplarla ilgili en çok gelen soru, şimdi diyor ki pasif kaynaklarla ilgili tebliğde 53-54. Maddede anlatıyor. Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan karlar ve 540, 529, 525 gibi hesaplarda oluşan enflasyon fark hesapları sermayeye ilave edilebilir diyor. Düzeltilmiş geçmiş yıl karları da sermayeye ilave edilebilir. Dönüyorum. 580 oluştu. Her şeyi yaptık. 502'de 1 milyonunuz var. İşte 540'da 500 bin liranız var. Enflasyon farkı olarak. 580'de de 30 milyon liranız oluştu. Zarar. Birbirine mahsup edebilirsiniz diyor. Buna da herhangi bir şey demiyorum. 580 hesapla enflasyon düzeltmesi farklarını birbirinden elimine edip bunu 2023 sonunda da yapabilirsiniz. 2024'te de veya gelecekte de yapabilirsiniz. Nasıl sermaye ilaveyi gelecekte de yapabiliyorsam, yapmadıysanız 2023 sonunda 2024'te de yapıp geçmişi zararlar orada gözükmesin diyorsanız 502'den oluşan farkları falan atabiliyorsunuz. Yani 500 hesaplarla ilgili oluşan farkları bir 580 hesapta oluşan düzeltilmiş geçmiş yıl zararlarına mahsup edebiliyorum. 2 sermaye ilave edebiliyorum. Onun dışında başka bir şey yapamıyorum. Onun dışında bir şey yaparsam hesabın yapısına göre
Kurumlar vergisine kesin tabi, ilgili dönemin kar zararıyla ilişkilendirilmeksizin diyor. Yani buyurun. Yo, edebiliyoruz. Kimde? He, şahıs bilançolarında. Şahıs bilançolarında da edebilirsiniz ya. Yani şahıs bilançolarında ne yapıyorsunuz sermaye ilave ederken? Gidip ticaretçide sadece tescil ettirmiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Sadece muhasebe kaydı olarak mı 500? Tamam, alabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Valla orada şeyde kurumlar vergisi veya gelir vergisi olarak hiçbir ayrım yok tebliğde. Yani 555 nolu tebliğde kurumlar vergisi bunu sermaye ilave edebilir. Gelir vergisi mükellefleri sermaye ilave edilemez diye bir şey demiyor. Tebliğin ilgili maddelerinde açın 53-54 olması lazım dedim. 53-54. Maddelerde de kesin olarak bunların sermaye ilave edilebileceğini veya 580'den mahsup edebileceğini yazılmış. Dolayısıyla gidip bunları oraya ilave etmenizde hiçbir sakınca yok diye düşünüyorum. Ama kurumlar vergisi mükelleflerinde oluşan bu farkların sermaye ilave edilmesini tavsiye etmiyorum. Neden? Neden başkanım? Yani tasfiyede her halükarda çıkacak. Yani ben onu 502'de de tutsam tasfiyede ortaya çıkacak. Veya 540'da da tutsam tasfiyede gene karşıma çıkacak. Gene vergilendirilecek. Tasfiye dışında bir sermaye azaltımında kurumlar vergisi kanununa 32B'yi eklediler biliyorsunuz. Neydi? 7200-7420 olması lazım. 26 Ekim 2021. 32B'yi eklediler. 32B'de sermaye azaltımında nasıl vergilendirmenin yapılacağını netleştirdiler. Değil mi? Diyor ki sermayenin içindeki unsurlar sermaye azaltımı yapıldığında bunu illaki gidip bir sermaye azaltımı yapacağız diye düşünmeyin. Bölünme de olabilir. Kısmi bölünme olabilir. Tam bölünme olabilir. Başka şekilde de bir sermaye azaltımı yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sermaye azaltımında son 5 yıl içindeki sermaye ilave edilenler ilk önce vergilendirilir diyor. Ondan sonra 5 yıldan önceki sermaye ilave edilenler orantılanmak suretiyle vergilendirilir diyor. Yani ben 500 sermayede 10 milyon sermayem var. Son 5 yıl içinde sadece nakit sermaye artışı yaptıysam, getirip ben para koyduysam bunun sermaye azaltımı herhangi bir şekilde vergiye tabi olmayacak. Ama geçmiş yıllar karlarını sermaye ilave ettiysem bu ne olacak? Sadece kar payı stopajına tabi olacak. Ama gidip de sermaye düzeltmesi olumlu farklarını veya 540'taki oluşan farkları gidip sermaye ilave edersem olası bir sermaye azaltımında bunlar hem kurumlar vergisine hem de stopaja tabi olacak. Yani o yüzden hani gerekiyorsa, sermaye çok düşük kaldıysa ve böyle bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz yoksa tabii ki sermaye ilave edilebilir. Ama sermaye ilave ederken bunu göz ardı etmeyin diye söyledim. 580'lerle ilgili falan çok fazla soru vardı. Soru var mı bu konuyla ilgili? Burası. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi her ne kadar süresi geçti ama şahıs işletmelerinde yine şimdi kıyaslama yapacağım sadece. Biliyoruz ki şahıs işletmelerinde yani 331 hesap firma sahibinin firma adına olan alacağı öz kaynağın bir unsurdur. Her ne kadar ayrı hesap olsa bile. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda enflasyon düzeltmesi konusunda böyle bir herhangi bir açıklık yok. Ben göremedim. Hı hı. Tıpkı az evvel soran bir arkadaşın buradan meydana gelen enflasyon düzeltme karının sermaye ilave edilebilmesi gibi sadece kaydı bir ilave. Hı hı. Şimdi bu benzer bir durumda hareketle baktığımızda şimdi dönelim tekrar kurumlarda. Sermayeden meydana gelen artış nedeniyle hı hı. Her ne kadar vergiye tabi ise bu 32B'ye göre aslında nakdi olarak bir ilave yok kuruma giren. Evet. Nakdi bir giriş yok. Bu durumda böyle bir vergi alınması netice itibariyle birazcık fazla bir açgözlülük oldu devlet açısından. Valla zaten vatandaş da bu defa vergiye etkisini anlatırken zaten oralara gireceğim. Yani evet, çok enteresan tamam. Sonuçlar çıkıyor. Şu anda biz %90'ını tamamladık enflasyon düzeltmesinin. Dolayısıyla sonuçlarla karşı tabii, karşıyayız. Oralarını anlatacağım tabii, yani. Benzer şekilde enflasyon zararı da aynı şekilde hali. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani orada 500'lü hesaplarla ilgili tabii 502 yani diyor ki burada pasif kaynaklarla ilgili oluşan farkları herhangi bir şekilde kıpırdatırsan sermaye ilave dışında vergiye tabi tutarım dediği için ben o 502'yi sermaye ilave edersem
Sermayeden azaltımda da sirkülerde diyor ki sermaye azaltımı ile ilgili maddede kurumlar vergisi 32B'ye göre hareket etmeniz gerekiyor. Sermayeden azaltmanın nasıl tespit edildiğini, hangi tarihlerden dikkate alınacağını görmek için yine aynı şekilde vergiye tabi olacak diye düşünüyorum. Kesin olarak durum böyle. Evet. Şimdi kolay ama. Şimdi dağıtılacak kar konusunda bir tebliğ taslağı var dolaşan. Gelir idaresine baktım bugün. Hala gelir idaresinin sayfasında taslaklarda yok. Ama elimize ulaşmış bir taslak var. Eldene dolaşan bir taslak var. Taslağı da şuraya aldım. Enflasyon düzeltmesi uygulayan şirketlerde esas alınacak finansal tablolara ilişkin tebliğ taslağı. Bu yayınlanır mı bilmiyorum. Ticaret Bakanlığı'nın mı şeyde var mı? Türk Ticaret Kanunu'nda falan şey Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde falan var mı tebliğ taslağı? Anladım. Tamam. Tebliğ taslağında diyor ki hangi finansal tablolar dikkate alınacak? Kar dağıtımı ile ilgili hangi finansal tablolar dikkate alınacak? Bu iş çok sıkıntılı bir iş. Özellikle biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim Mart ayında, Şubat ayında, Mart ayından itibaren kar payı dağıtan işletmeler var. Hatta 2023 yılı içinde kar payı avansı olarak, karar alarak adamlar şimdi hesabını yapmış. Her geçici vergi döneminde 5'er milyon lira kar çıkıyor. 5, 10, 15, 20. 20 milyon lira yıl sonunda kar çıkacak. Genel kurulunu yapmış. Kar payı avansı olarak dağıtmaya karar vermiş. Kar paylarını dağıtmış. Burası ile ilgili mevzuatta ne diyor? Sen kar paylarını dağıttın ama yıl sonunda bu kadar karın çıkmadıysa, 10 milyon dağıtmaya karar verdin, 10 milyon karın çıkmadıysa döneceksin diyor, transfer fiyatlandırmasına göre ortaklara borç para vermişsin gibi dikkate alacaksın, dağıttığın kar paylarını adat yapacaksın diyor. Faiz hesabı yapacaksın diyor. Şimdi yıl içinde biz sermaye avansı olarak dağıtmışız veya yıl atlamış, 2024 yılının Mart ayında genel kurul yapmış, adam kar payı dağıtma kararı almış. Veya hakikaten çok enteresan rakamlar var. Yani adamın 200 milyon karı var. Halka açık şirket var. Halka açıklarda bir de SPK mevzuatı var. O yüzden oraya girmeyeyim ama 200 milyon karı var. Kar payı dağıtmak istiyor. Şimdi enflasyon düzeltmesini yapıyorsunuz. Atikleri yazdınız, kar yazdınız. Öz kaynakları endekslediniz, zarar yazdınız. Firmanın öz kaynakları kuvvetli. Öz kaynakları endekslediğim için 502, 540 falan şişiyor. Karşı tarafta da 698 borç olarak şişiyor ve bu işlemlerin sonucunda 580'e zarar gidiyor. Ve baktığınız zaman sonuçta 570 düzeltilmiş kar kalmıyor. Tebliğ taslağında diyor ki 580 zarara döndüğü için, 580 dönem sonunda zarar olduğu için kar payı dağıtamazsın diyor. Şimdi Mart ayında dağıttı adam tebliğ daha taslak veya yıl içinde kar payı avansı olarak dağıttı. Ne olacak? Ortaklara verilen borç olarak mı görecek? Veya bu enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklardan dolayı oluşan 580 düzeltilmiş geçmiş yıl karının zararının bizim dağıtacağımız karla ne alakası var? Çünkü tebliğde de demişti ki kar payı dağıtabilirsin. Değil mi? Kar payı dağıtabilirsin demişti. Yani o dağıtımı yaparken oradaki tam ifadeye baktığımızda ifade çok net değil ama 2023 ve önceki yıllardan oluşan karlarını dağıtabilirsin diyor. Ama sanki düzeltilmiş geçmiş yıl karı varsa dağıtabilirsin anlamına gelen bir cümle de var orada. Burada dolayısıyla ciddi bir geçmiş yıl karlarında vergilendirme. Bak diyor ki tebliğin 3. bölümüne göre 2023 yılı hesap dönemine ait bilançonun düzeltilmesi sonucu oluşan 2023 yılı geçmiş yıl karları hesabında takip edilen düzeltme öncesi geçmiş yıl veya cari dönem ticari karının 1/1/2024'ten sonra kar dağıtımına konu edilmesi durumunda dağıtılan tutar gelir vergisi kurumlar vergisine tabi tutulmayacak diyor. Yani daha önceki oluşan ticari karları dağıtabilirsin diyor. Ama şuradaki ifade 2023 yılı geçmiş yıl karları hesabında takip edilen diyor. Biz burada diyorduk ki 580 olsa bile benim geçmiş yıl kar dağıtmama engel olmaz. Ben geçen sene kar etmişim. Kenarda param var. Ortaklara dağıtmak istiyorum. Enflasyon düzeltmesi sonucunda zarara dönmüş olması beni etkilemez diye düşünüyorduk. Çıkan tebliğ taslağında öyle demiyor. Zarar varsa diyor.
zarar varsa işte KGK'ya tabi olanlar da orada çıkan bilançoya göre ve diğerlerinde normal enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan bilançoya göre 580'in varsa artık senin dağıtılacak karın yoktur, dağıtamazsın diyor. Bu arada dağıtanlar var, ne olacak göreceğiz. Tebliğ taslağı inşallah bu şekilde çıkmaz. 31 Mart'a kadar genel kurulu yapma zorunluluğu var aslında. Evet. Nisan'ın altısındayız. Düzeltmesi yapılması zorunlu değil 31 Mart'ta. Ve tebliğde de gidip 31-12-2023'e kayıt yapabilirsin dedi. Evet. 30 Nisan'a kadar da hatta uzatacaklar. Muhtemelen 6 Nisan'a kadar filan da diye düşünüyoruz. Böyle bir garabet var. Yani şeye bakarsak 29 Ocak 2022 tarihinde geçici 33. maddeyi koydular. 2 sene uzattılar. Enflasyon düzeltmesi hazırlıklı değildik. 2021'in sonunda, 2023'ün sonunda uygulanacak dedik. 2023'ün sonuna kadar hiçbir hazırlık yapamadık çünkü tebliğ yoktu ortalıkta. 30 Aralık 2023 tarihinde 555 nolu tebliğ yayınlandı. 31-12-2023 bilançolarınızı düzeltin diye bir gün önceden yayınladılar. Tabii mecburen 30 Nisan'a kadar bu iş yayılacak. Buna ilişkin sirküler de 20 Şubat'ta yayınlandı. Birçok kişi de işlemlerini bitirdikten sonra bile sirkülere maruz kalanlar oldu. Şimdi de tebliğ taslağı var. Geçmiş yıl zararı çıkarsa dağıtamazsın diyor ama 2023 yılında ve 2024 başında karlarını dağıtanlar var. Ciddi burada bir sıkıntımız var. Ama zaten bunlar nakit sonuç olur mu var? Nasıl? Nakit sonuç olan şeyler değil. Yani aslında bakarsak fiktif işlem, yani enflasyon düzeltmesine ilişkin işlemlerimiz, kayıtlarımızı yapıyoruz. Sonuçta benim nakit olarak elde etmiş olduğum karı aşağı çeken bir işlem değil, vergiye bile tabi değil yani. Dolayısıyla benim orada elde etmiş olduğum kar şirketin içinde duruyor ve şirketten kar dağıtımı yapmak istiyorum. Yani Mart ayında da genel kurul kararı almışım, karı dağıtıyorum. Şimdi yarın diyecekler ki bu dağıtılabilir bir kar değildi, 580'i azalttın kurumlar vergisine tabi, yeni dava konular çıkacak oradan. Evet. Evet. Yani burada inşallah tebliğ böyle çıkmaz. Taslak halinde inşallah farklı bir düzenleme yapılır. Buradaki 580 hesapta azaltılarak kar dağıtılabilecek vaziyete getirilir diye düşünüyorum. Buyurun. ...2023 yılının... ...kar zararını çıkarttık. Dönem karı çıktı. 590 hesabı. Aynı günde olağanüstü veya olağan... ...genel kurulu yaptı. Aynı gün dediğimiz 31-12. 31-12'ye yapamam. Mecburen Mart'ta yapacağım genel kurulu. Kayıtları 31-12'ye yapıyorum. Tamam. Yani 1 Ocak'a geldiğimde ben... ...1 Ocak açılış fişini açtığımda... ...o dönem karı kalmayacak. 580'de olacak hesabım. İşte o 590'ı biz 580'e atmasak olmaz mı diyorsunuz? Hayır, 542'ye dağıtılmayan karlar olarak 542 hesabı alsak 570'de kalmayacak şekilde. 2023 için pek mümkün değil. Eski yıllarla ilgili olabilir. 2023 için çünkü genel kurulu hangi tarihte yapacaksınız? Yeni tarihte yapacaksınız. Limite şirket. 31-12'de genel kurul daha kar belli olmuş. 31-12 gece 12'de belli oluyor net karın. Yani 31-12'de genel kurul yap. Oradaki 590'a 542'ye at. Çok, yani 2023 için pek uygulanabilecek bir şey değil. Hani yaparsanız olur tabii. Bir de hazır almışken az önce 502 ile 580'i başka şey anlatırken içinde bahsettiniz de ben bir tekrar sormak istiyorum. 502 sermaye düzeltmesi olumlu farklarını 580'e mahsup yapabiliyor muyuz? Evet, yapıyoruz. Ama burada kanunda diyordu ya, veya kanunda derken sirkülerden, yani sermayeye eklenmediği eklenme haricindeki tüm şeyler kurumlar vergisine tabidir diyor. Yarın bugün bununla ilgili bize... Hayır, tebliğde var açık açık ya. Ama şöyle oluyor, bu sefer onun da 2024'de vergi avantajı olmuş oluyor. Çünkü 580'i azaltıyorsun. O da 580 2024'te 31 Mart'ta değerlenecek. Daha doğrusu daha az değerlenmiş olacak. Orada bir vergi kaybı olacak. Yani o yüzden diyorum. Hayır. 500'lü hesapların hepsini öz kaynakların dipyekünündeki rakama endekslemeye tabi tutuyorsunuz gibi düşünün 2024'te. Yani 500'lü hesapların hepsi endekslemeye tabi tutulacak.
sonuçta 502 ile 580 sizin mahsup etmeniz sonucu etkilemiyor. Birine artı endeksleyeceğim, diğerine eksi endeksleyeceğim. Aynı yere gelecek gibi düşünün. Hep öz kaynakların toplamını düşünürseniz takılmazsınız. Bakın 54. maddeye diyor ki enflasyon farkları düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermaye ilave edilebilir. Bu işlemler kar dağıtımı sayılmaz diyor. Tamam mıdır? 54. Şuradan bir soru vardı. ...2023 için yapamazsınız. 2022-2021 için yapabilirsiniz. Evet evet. 2022-2021 için 542 hesabı alınabilir. Olağanüstü yedeklere şimdi dağıtırken de olağanüstü yedekleri dağıtma kararı alıp dağıtabilirsiniz tabii ki. 2023 yani buradaki problemimiz bizim pardon yani baştan belki net söylemeyi unuttum. Sermaye ne dedik? Kar payı avansında sıkıntı var dedik. 2023 yılı karlarında büyük sıkıntı var. Bir öncekilerde bir şekilde çözüm var. Valla bakalım o konuya ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ya. Enflasyon farkları oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir. Kurumlar vergisi mükelleflerince sermaye ilave edilebilir. Orada bir yani tescil söz konusu olduğu için kurumlar vergisi mükelleflerinde tescil anlamında söylediğini düşünüyorum yani. Tarih 502 almayın 500 o zaman yani. Ne diyeyim? Ya biz üstadım aslında şey evet. Yani bu zorlamayalım. Bu evet. Konu son günlerde böyle birçok kişiden ben de aldım. Ben de aynı noktadayım. Aslında doğruyu bulmak adına zaten biz bunu şey yapıyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum. Bunun mesela tarihi yani 31-12'de bu şart mı yoksa 2024'te bunu yapmak bize farklı bir sonuç doğuracak mı doğurmayacak mı? Neyle ilgili? İşte mahsup işlemi 580'i mesela işte olumlu sermaye olumlu farklarına mahsup etme işlemi. Kurumlar vergisi mükellefi için soruyorsunuz. Yani, kurumlar artık, tamam. Evet, kurumlar dedim ki 2024 yılında ben bunları sermaye ilave edebiliyor muyum? Yani. 2025 yılında da sermaye ilave edebiliyorum. Bir genel kurul yaparım. 502, 540 bilmem ne hepsini sermaye ilave edebilirim. Birinci diyeceğim. Ya çünkü 30. maddede tebliğde şöyle bir şey vardı sanki. 2023 yılı sonundaki farkları işte olumlu farklara mahsup edip sadeleştirmek adına bir şey var, hüküm var. Dördüncü kısımda herhalde. 30'a 4 diye hatırlıyorum. Arkadaşlar 30. madde 2023 düzeltmesini anlatıyor zaten. Tamam. Yani 2023 düzeltmesiyle ilgili işlemleri anlatırken 2023 sonunda da bunu düzeltebilirsiniz, birbirine yaparsınız diyor. Ama 54. madde ortak hükümlerde yazıyor. Ortak hükümlerde de yeniden aynı şeyi tekrarlamış olması yani bu oluşan farkların oraya da buraya da alınabileceği yani 580'e de alınabileceği sermaye de ilave edilebileceğini yazmış olması bence yeterli. Tamam. Yani 2023 gerekiyor. Düzeltmesini anlatırken 30. maddede evet 2023 düzeltmesi sonucu buraya alabilirsin der. Ama 54. madde ortak hükümlerde sermaye ilave edilebilir, geçmiş yıllar zararıyla mahsup edilebilir dediği zaman o 2023'ü de 24'de her yeri kapsıyor. Son bir şey daha soracağım. Evet. Şimdi ben bunu yaşadığım için bir kurum işte kapanışı yapıyordum bir şirketin. Sadece 500 sermaye hesabı var yani düzeltmeye tabi olan. Doğal olarak 500 ile 502 ile 500 bir de geçmiş yıl zararları var hiç kar yok. O farkla 502 tutarı aynı. Çünkü başka bir kalem olmadığı için ben bunu yıl sonu itibariyle kapattığım zaman beyannamede sanki hiç düzeltmeye tabi düzenleme yapmamış kişim gibi bir tablo oluşuyor. Yani böyle o kaydı atmayıp da açık bırakmam gerekiyormuş gibi böyle bir şey izlenim oluştu. Vallahi düzeltilmiş bilançoda bir rakam bu sefer ortaya çıkmadı yani. Ya siz bilirsiniz ama yani sonuçta 2023'ün sonunda düzeltebiliyorsunuz. Düzelttiniz orada bir fark kalmadı. Dipnotlarda da yararlarsınız beyannamede. Açıklamasını yaparsınız. Tamam. Mahsup ettim dersiniz. Peki. Ama hani orada kriterlere takılmasın. Sanki düzeltme yapılmamış gibi olmasın. 2023'te yapmayayım, 2024'te yapayım. Tabii 2024'te de yapabilirsiniz. Peki, sağ olun. Evet, başka soru yoksa devam edeyim. Bir saatte bitireceğiz dedik. Bitiremiyoruz. Şimdi 522'yi konuştuk. Biraz vergisel sonuçlarına gelmeye çalışacağım çünkü. Bir kontrol sayfamız var düzeltme öncesi, düzeltme kayıtları ve düzeltme sonrası diye. Orada kontrol sayfasında da bütün kayıtların tuttuğuna emin oluyoruz. 698'in T'leri var.
698'in T'si gibi çalıştırmadık da bunu aslında 150 hesaba borç, 151 hesaba borç şeklinde yazdık. Buradaki rakamlarda da borç yazdığım kalemler ve doğrudan 698'e attığım hesaplar sonucunda 166 milyon TL fark çıkmış. O da doğrudan 570 hesaba gidiyor. Kontrol sayfasında da yine 166 milyon doğrudan 570'te kalan hesap olarak gözüküyor. Excel tabloları ile ilgili çok övgü aldık sürekli. Birçok yerde kullanıldı. Çok da sürekli mail de geliyor. Sürekli bu konuyla ilgili övgü alıyoruz ama asıl Excel tablolarını hazırlayan Pelin Hanım, Pelin Fıçıcı. Kendisine bu konuda teşekkür ediyorum. Var var. Şimdi düzeltme öncesi bilanço. Düzeltilecek kalemleri kırmızıya boyadım. Düzeltme sonrası bilançoda da düzeltilmiş kalemler yine kırmızı. Düzeltme öncesinde bir şunu söyleyeyim. Bu enflasyon düzeltmesinin her halükarda bu bilançolara faydası var. Yani vergisel karşılığını bir kenara koyuyorum. Çünkü yıllardır duran arsamı, binamı, makine teçhizatımı, her şeyimi değerledim, rakamları yükselttim. Karşı taraflarda öz kaynaklar yükseldi. Öz kaynaklar yükseldiği için düzeltme öncesi bilançoda öz kaynaklarım 387 milyonken düzeltme sonrası bilançoda öz kaynaklarım 552 milyona çıktı. Yani bankalar nezdinde ve finans kuruluşları nezdinde bilançonun daha gerçeğe yakın bir rakam, yani ne kadar gerçeğe yakın tartışılır tabii ki. İşte amorti olanları endekslemiyoruz mesela gibi, ama daha gerçeğe yakın bir rakama geldiğini görüyoruz. Birinci söyleyeceğim bu. Bunun dışında vergiye etkisini hesaplarken bilanço biraz daha büyük. Excel'de de çok böyle zorlandığımız için şöyle daha kısa aldım. Ne vardı bizim endekslemeye tabi tuttuğumuz? Stoklarımız vardı. Yıllara yaygın inşaat işleri vardı, siyah olanlar. Mavi olanlar da yine gelecek aylara ait gelir, gelecek aylara ait gider. Gelir giderler, gelecek yıllara ait gelirler, gelecek yıllara ait giderler var görüyorsunuz. Bir de kırmızı ile olan mali duran varlık, maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlık ve öz sermaye kalemlerinin tamamı var. Şimdi 2024'e geldik. 2024'te ben yaptığımı anlatayım en azından ilk önce. 2023 sonu enflasyon düzeltmelerini bitirdikten sonra firma sahipleriyle oturup hepsiyle kısa kısa konuştuk. Yani düzeltme işlemlerini bitiriyoruz. Her meslek mensubunun da böyle yapması gerektiğini düşündüğüm için anlatıyorum. Düzeltme işlemlerini yapıyoruz. Düzeltme işlemleri sonucunda bir fark oluşuyor. Bilançoda hangi kalemim nereye geliyor görüyorum. Ama herhangi bir şekilde vergiye tabi değil, ama gelecek dönemlerde bunun vergiye etkisi olacak. Bunun vergiye etkisini hesaplayıp dönüp diyorum ki 2024 yılında %60 enflasyon gerçekleşirse aşağı yukarı şöyle bir vergiyle karşılaşacaksın. Bunu yaparken tabii ki şeyde muhasebe ofislerinde çalışanların, muhasebe bürolarında çalışanların işi çok zor. 50 tane, 100 tane defter var, çok fazla defter var. İşletme yapısı küçüldükçe aslında bu işler biraz daha zorlaşıyor. İşletme yapısı büyüdükçe veya bağımlı çalışan bir arkadaşı düşünelim, her şeyi bitirdikten sonra oturup bunu konuşup değerlendirip bir şey yapılacak yapılmayacağı görmesi daha önemli. Çünkü biz bu işlemi yapmazsak 2024'ün Haziran ayında enflasyon düzeltmesi yapılırsa veya Mart'ta yapıldı veya Aralık'ta yapıldı, çok büyük rakamlarla karşı karşıya kalınacak. Hiç gayri faal olan firmaya bile, hiçbir işlemi olmayan firmaya bile belki 10 milyon lira kar çıkacak. %25 kurumlar vergisi çıkacak. Yani şimdiden bunu söyleyip en azından gelecek etkiyi ve tepkiyi azaltmak lazım. Bir, işletmelerin bu konuda bilinçlenmesi lazım. İşletme sahiplerinin bu konuda bilinçlenmesi lazım. Biz aylardır enflasyon düzeltmesiyle ilgili sadece sanki enflasyon düzeltmesi bize geldi Türkiye'de, başka kimseye gelmemiş gibi biz uğraşıyoruz, çabalıyoruz. İşletme sahiplerinin olaydan bir haberi yok. Az önce başkanım bir şey demişti, mikrofonu aldı, gene diyecek herhalde. Ticaret odası ile ilgili, topla ilgili bir şey vardı. Evet, topla ilgili bu konu farklı ama bir yöntem öneriniz var mı? Hiçbir şey almayan, satmayan bir müşteriye yılın sonunda vergi çıkacağını nasıl anlatmamız yönünde de bir şeyiniz varsa onu da dinlemek istiyoruz. Vallahi şu anda sadece bunu anlatarak, hani şu anda bunu anlatarak gelecek tepkiyi ve etkiyi azaltmış oluruz. Şimdi 2023'ün sonunda enflasyon düzeltmesi çıkınca belli varsayımlarla bir hesaplama yapıp yaklaşık bir şekilde bu kadar vergi çıkacak enflasyon düzeltmesi için sana dediğimizde sorumluluk bizden gidiyor.
Yani ne yapabilirim bununla ilgili? Sermaye artış yapabilirsin ama iç kaynaklardan değil, dışarıdan getirip sermaye koyarsın veya 331 hesabında bir işletmenin 5 milyon lira ortağın alacağı vardı. Ben bu parayı şirketten alacağım, sermaye eklemem deyip duruyordu. Tabloyu gördükten sonra ben bunu sermaye ilave edeyim dedi. 5 milyonu sermaye ilave edecek. Ettiği zaman denge sağlanacak. Enflasyon düzeltmesinin etkisini azaltmış olacak. Hani bunu yapabilecek firmalar da var. Hiç yapamayacak, sonuçlarına katlanacak firmalar da var. Ama en azından şu anda bunu anlattığımız zaman sorumluluk bizden gider diye düşünüyorum. Bununla ilgili endekslenecek rakamlarımız burada. Tamamı 2023 sonuna kadar endeksledim. 500 hesapların endekslemesini anladık. 500 hesapları kendi içinde endeksledim. Sonucu etkilemedi. 500'e endeksledim, artırdım. 28 milyon yazdıysam buraya, karşı tarafta geçmiş yıllar karlarını 28 milyon aşağı düşürdü bu. Dolayısıyla 338 milyonu ben 2024'ün Haziran'ında veya ne zaman enflasyon düzeltmesi yaparsa endekslerken 338 milyonu endeksleyeceğim. Bu konu tam olarak anlaşıldı herhalde. Yani bana şu soru çok geliyordu. 500'ü hesabı o tarihten mi alacağım, bu tarihten mi alacağım, oradan mı endeksleyeceğim, buradan mı endeksleyeceğim ama sonucu etkilemiyor. En azından vergisel yönden etkilemiyor. Yani onun için de zaten tebliğde 8. maddeydi yanlış hatırlamıyorsam şey var. Alınacak tarihler, esas alınacak tarihleri anlatırken esas alınacak tarihi bulamıyorsanız onu alın, bunu alın diyor. Orada da o yılın ilk ayını, işte kuruluş ayını alın diyor. 500 hesaplarla ilgili kısım hiç etkilemiyor zaten. Az önce bahsettim, birleşme bölünmede aktiflerde ilgili tarihe gidiyoruz, alıyoruz. Ama 500 hesabı ilgili tarihe de gidip alsan, 500 hesabın tescil edildiği tarihi de alsan sonuç etkilenmiyor. En azından vergisel açıdan etkilenmiyor. 338 milyon da burada rakam oluşuyor. Tabii ki geçmiş yıl kar zararını etkiler, kar dağıtımını etkileyebilir gelecekte. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir konu var. Bu enflasyon düzeltmesi sonucu, 2023'te enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan zarar olursa ve 2024'te de bu zarar elbette düzeltilecek. Bu defa bu zarar ne olacak? Kara dönüşmeyecek mi? Şimdi 2024'le açıklamayacağız, evet. Tamam. 2024 ile ilgili aslında elimizde bir tebliğ ve sirküler yok. Yani 555'in bir kısmında 2024'ü anlatıyor tabii ki ve ortak hükümler kısım var. Ama 2024'ün uygulamasına ilişkin çok fazla alt detay yok elimizde. Muhakkak bir tebliğ veya bir sirküler çıkacağını umuyorum. Ama ne zaman çıkar, son dakika mı çıkar, ne olur o tarafını bilemiyorum. Biz buradaki işte 580 düzeltilmiş geçmiş yıl kar zararını aldım. 2024'te oluşan kar zararımı ayrı mı hesaplayacağım? Ayrı bir hesapta mı takip edeceğim? 570 oldu, 570 alacağım. Orada 580 düzeltilmiş geçmiş yıl kar zararı duracak mı? Ya da onları birbirine mahsup mu edeceğim? Veya hepsini toplayıp tek hesapta mı göstereceğim? Buna ilişkin tebliğde bir açıklama yok. Bunlarla ilgili muhakkak açıklamalar olacaktır. 2024'te biz ne yapılacağını aşağı yukarı %90, %95 biliyoruz. Ama ben bu tarihte alt detaylara takılmayalım, 2023'ü bitirelim diyorum. Çünkü 2024'teki o detaylarla ilgili muhakkak bir şey çıkması gerekiyor. Evet, teşekkür. Rica ederim. Şimdi bakıyorum, aktif tarafta ne dedik? Aktif taraftakileri endeksleyeceğiz, kar yazacağız. Pasif taraftaki parasal olmayan kıymetleri endeksleyeceğim, zarar yazacağım. Dolayısıyla aradaki fark da benim kar veya zarar olacak dedim, değil mi? Aktif tarafta 432 milyon endekslenecek rakamım var tamamı. Toplamları da var, böyle alamaz. Ama 432 milyon şurada toplam endekslenecek rakam var. Burada da 338 milyon lira endekslenecek rakam var. Farkım 94 milyon. Enflasyon 2024'te %60 olursa 56 milyon burada bir enflasyondan dolayı kar yazacağım. 94 milyona endekslediğim için diyebilir miyim? 94 milyonu endeksledim. %60 artırdım. 56 milyon lira kar yazacağım. Vergi etkisi de %70, %25, 14 milyon lira olacak diyebilir miyim? Bu kadar kolay mı, basit mi sizce? Niye demeyelim? Tamam, o zaman... Tamam, yani şöyle, bu hesaplama tabii ki yanlış bir hesaplama. Neden yanlış bir hesaplama? Kırmızıları ayrı, mavileri ayrı yaptım. Siyahlar ayrı. Siyahları biliyorsunuz endeksleyecektik. 697 hesaba gidecekti.
697 hesabın sonunda 697 hesabın sonunda da 358 veya 178'e gidip vergiyi etkilemeyecekti zaten 2024'te. Dolayısıyla bir yıllara yaygın inşaatla ilgili işlere dikkate almamam gerekiyor yıl sonunda kalanları, değil mi? Birincisi. İkincisi, kırmızı olanları eğer hiç hareket ettirmezsem, ilave getirip sermaye koymazsam, herhangi bir şey yapmazsam, evet doğru, öz sermayeyi %60 ise eğer, geçici vergi dönemlerinde de uygulamadım, 31-12-2024'te enflasyonu düzeltmesini yaptığımda %60 ile endeks 1.60 çıkarsa artıracağım. Burayı %60 artırıp gelir yazacağım, değil mi? Şuradaki kırmızılarda gene sıkıntı yok. Gene %60 artıracağım aşağı yukarı. Maddi duran varlık içeride alınır veya satılır. Şu anda onu bilemem. 2024'te ilave yatırımlar yapılabilir veya bir kısmı satılabilir. Ama ben diyorum ki bir mecburen geleceğe yönelik bir tahmin yapıyorum. 2024'te maddi olmayan ve mali duran varlıklarım bu rakamlarda kalırsa diyorum. Yani 2024'ün sonunda endeksleme yaptığımda buradaki kırmızıları da %60 ile endeksleyip getireceğim. Stokları %60 ile mi endeksleyip getireceğim? Yani orada gerçek yöntemi kullansam bile %60 artmayacak. Basit ortalama yöntemi seçersem basit ortalama yönteme göre artırmam gerekiyor. Veya gelecek aylara ait gelirler ve gelecek aylara ait giderleri de yine ilgili tarihlerden alıp getirmem gerekiyordu. Yani bir yıllık bir endeks olmayacak. Eşit ağırlıklı bir dağılımı olsa bile %60'ın yarısı gelecek aylara ait, gelecek yıllara ait gelirlerde %30 gibi bir artış olabilir. Tahmininde bulunuyorum. Stoklarla ilgili artışta ise 2023 sonunda %2.913 artış oldu. Stokları basit ortalamaya göre %2.913 artırdım. Gelecekte gelecek yıl birazcık daha enflasyonun düşüp %2.5'lar civarında olacağını düşünerek ilk enflasyon düzeltmesinde düşünmüştüm ama 31 Mart'ın endeksi açıklandı. %5 civarında gerçekleşiyor basit ortalama yöntemde Mart sonunda enflasyon düzeltmesi yapılırsa. Son 3 aydaki enflasyon daha yüksek. Yani 2024'ün son 3 ayındaki enflasyondaki artışa göre. Ama dolayısıyla şu yanlış bir hesap. Şunu kapatıyorum. Şurada doğru hesabı açıyorum. Şimdi dedim ki maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan, kırmızılardan kaynaklanan öz kaynaklar farkı nereden geliyor? Kırmızılardan geliyor. 21 milyon lira bunların arasında fark var. Artı fark var. Yani aktifler daha yüksek. Yoksa eksi fark olacaktı. Artı fark var 21 milyon. Enflasyon %60 olursa 12 milyon. %50 olursa 10,5 milyon. Onun hesabını gelecek dönemlerde de revize edilebilir tabii ki. Böyle bir fark oluşuyor. Stokların matrağı etkisini, stokların toplamını alıyorum verilen avanslar hariç. %2,5'unu aldım. 1 milyon 974 bin lirada stokların matrağı etkisi var. Gelecek aylara ait gelir ve giderleri de %30 ile endeksledim. Avansların matrağı etkisini de buldum. Toplam matrağı etkisi 14 milyon 749 bin lira. Vergi etkisi de 3 milyon 178 bin lira. Enflasyon %60'ın üzerinde olursa bu oran tutar artar. %60'ın altında olursa bu tutar azalır. Şimdi bu hesaplamaları yaptıktan sonra bizde 120 milyon kar çıkan firma da var. Yani hiçbir işlem yapmasa, faaliyetini durdursa, adamları çıkarsa mevcut bunları endeksleyeceği için 120 milyon kar çıkacak, 30 milyon kurumlar vergisi ödeyecek. Tam tersi öz kaynakları çok kuvvetli firmalar var. Uç örnekleri söylüyorum. 250 milyon zarar yazacağımız firma da var. Geçen sene 180 milyon karı vardı. Bu sene olsun 250-300 milyon karı olacak. 300 milyon karda enflasyon düzeltmesinden dolayı 250 milyon lira zarar yazacağız. %60 enflasyonda neredeyse vergi karı kalmayacak, vergi matrağı kalmayacak. Bütün firmaları tamamladığımızda yaklaşık %80-90'ı daha çok zarar yazıyor. Öz kaynakları kuvvetli firmalar, belki daha büyük firmalar olduğu için böyle, firma yapısı küçüldükçe, öz kaynaklar azaldıkça veya geçmiş yıl zararları çoğaldıkça öyle firmalar var. Düşünün 100 bin lira sermayeyle kurulmuş, 100 bin lira sermayede geçmiş yıllar karları hiç yok, hatta zarar etmiş, zarardan dolayı öz kaynakları neredeyse ekside veya sıfırlanmış, ama burada bir sürü varlığı var.
o varlıkları endekslediği zaman çok ciddi anlamda karlar çıkacak. O karların da vergisi olacak. Bu projeksiyonu yapabilirsiniz. Öncesinde firmalarla konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Sermayeyi söylediğiniz şu son örnekte olduğu gibi 100 bin liradan 14 milyona çıkartmak fayda gösterir mi 2024 işte şu birkaç ay içinde? Hiçbir fayda göstermez. Yani nakit sermaye artışı yaparsanız mı? Dışarıdan evet. Nakit getirip evet. Koyacaksınız. Evet. Öz kaynaklar içinden artışlar endeks artık çok iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Ben burada 338 milyonu endeksleyip getireceğim için 338 milyonu endeksleyip gider yazacağım, zarar yazacağım için bunun içinden ben geçmiş yıllar karlarını sermaye ilave etsem hiçbir şey fark etmez. Sonuç 338 milyon. Yani artıları artı, eksileri eksi endekslediğimde 338'e endekslemiş olacağım. Ama dışarıdan getirip koyacağınız her türlü sermayeye öz kaynakları artırma anlamına geldiği için öz kaynakları lehe yönde değiştirir. Artırdığı için de daha fazla zarar yazabilirsiniz gelecek dönemde. Ama ne olacak? Onları %60 ile endekslemeyeceğiz de %40 ile endeksleyeceğiz. Niye? Genel kurul kararı alacaksınız. Nisan'da veya Mayıs'ta yapacaksınız. Sermaye ödendiği tarihten itibaren endekslendiği için 2024 Aralık bölü 2024 Nisan endeksini alacaksınız. Dolayısıyla daha az bir endekslenmiş olacak. Yıl sonuna doğru gitgide oradaki avantaj azalmış olacak. Yani dışarıdan getirilip konulan sermayelerle sermayelerin kuvvetlendirilmesinde fayda var. Buyurun Ayrı Hanım. Evet. Tescil tarihi. Tescil tarihi. Evet. İç kaynaklardan sermaye artışında tescil tarihi diyor. Şeyde dışarıdan getirilip konulardan da nakit artış tabii ki. Hayır yok mümkün değil öyle bir şey olmaz. Çünkü 331'de dururken siz onu endeksliyor musunuz? Endekslemiyorsunuz. Zaten tebliğde de hangi tarihlerin esas alınacağını yazarken orada tescil edildiği tarih diyor. Ödemede ödeme tarihi diyor. Tescilde diyor iç kaynaklardan olanlarda aynı sermaye artışında tescil tarihinden endekslenecek diyor. Aksi takdirde ben 5 senedir 331'de duran rakamı sermaye ilave ederim. 5 yıllık enflasyon düzeltmesini yaparım yani. Buyurun. Aktifi azaltarak da yapabilirsiniz tabii ki. Mesela şey varsa yatırım amaçlı gayrimenkuller arsa, arazi, bina varsa onları satıp da yapabilirsiniz. Tabii satarken kaç liraya satacağınız önemli. Satarken kar çıkararak mı satacaksınız, zarar çıkararak mı satacaksınız? Yani zarar mı çıkacak sonucunda kar mı çıkacak? O da öz kaynakları etkileyecek. Yani elinizde 30 milyon liralık bir arsa var. Arsayı sattınız. Birçok işletme hemen şunu söylüyor, o zaman ortaklara çıkış yapayım. Ortaklara çıkış yaparken transfer fiyatlandırmasını göz önüne alıp gerçek değerden satış yapmak lazım tabii kesinlikle. Gerçek değerden ortaklara satış yaptım, getirip o parayı şirkete koymam gerekiyor zaten. Zaten o kadar koyacak param varsa gidip sermaye artırımı da yapabilirim. Ama o da seçenek tabii ki, arsayı da çıkarıp arsanın parasını da getirip şirkete koyabilirim. O da aynı şekilde aktifi azaltma yönünde gene vergi etkisi olumlu olacaktır. Bu konuda vergiye etkisi konusunda buyurun. Ben de bir şey soracaktım. Bu problemleri yaşamamak için şirketler belki tasfiye seçeneğini elde edecekler, öngörecekler ve bu konuda hareket etmeye çalışacaklar. Bu şirketler tasfiye kararı alırken önümüze çıkacak vergi riskleri nedir? Sermayeden bir vergi ödeyecek mi? Sermaye tasfiye edilecek. Geçmiş yıl karın dağıtılması şeklinde bir stopaja tabi olacak mı? Acaba onlar hakkında biraz görüşebilir miyiz? Yani tabii masyoliciler ki. Belki bu şirketleri tasfiye ederek elimine edecek. Valla tasfiye bir çözüm değil. Tasfiye kesinlikle bu konuyla ilgili bir çözüm değil. Tabii işletmenin içerisinde ne olduğuna da bağlı. Yani işletmenin içindeki varlık, değer bilmem ne olduğuna da bağlı. Hiçbir şey yok. Geçmiş yıl karı var, geçmiş yıl zararı var. Sermaye ödenmişler, taahhüt edilenin de yarısı ödemişler. Hı-hı. Yarısı kalmış. Şöyle sermaye önce şunu tasfiye halindeki sermayenin vergilendirilmesini anlatayım. Evet. Şimdi biz 31.12.2023'ten önce tasfiye etseydik, tasfiye sonuçlanmış olsaydı enflasyon düzeltmesinden herhangi bir şekilde etkilenmeyecekti. 31.12.2023'ten sonra tasfiye ettiğimizde rakamlar şeye gidiyor. Sonuçta orada bizim 540'da 502'de olan rakamlarımız var. Tasfiyede de bunlar yine vergisel sonuç doğuruyor.
Yani siz... Yarısı stopaj riski var. Stopaj vergisiyle... Tabii ki olur. Yani şimdi peki, şurada... Peki sermayenin dağıtılıp sıfırlanması orada bir vergi var mı? Tabii ki ana var. Sermaye dönüşü. Tabii ki var. Şimdi sermaye azaltımında vergilendirme 32B'de anlattım az önce. 32B'de sermaye azaltımındaki vergilendirme aynı şekilde tasfiye halinde de var. İnsanların çok eskiden beri yanlış bilinen konular ne yapıyoruz? Kişi hissesini satıyor başkasına. Kişi hissesini sattığında normalde vergiye tabi mi değil mi? Kayıtlı sermayeden sattığında vergiye tabi değil diye düşünüyorsunuz. Yani 500 bin lira sermayesi var. %50 ortağıyım. 250 bin lira da orada bir şey var. 250 bin lira da bir sermaye var. O 250 bin lira kayıtlı sermayeyi sattım. Vergiye tabi değil mi? Normalde vergiye tabi değil diye düşünüyorsunuz. Ama orada sermayenin içeriğindekilere bakmak lazım. İşte oradaki o sermayenin içeriğindeki rakamlar nasıl ele geçirildi, nasıl oldu? Sermaye eğer 10 bin lirayla kurulduysa, geçmişte siz bunu hep geçmiş yıllar karlarından sermaye ilave etmişseniz, buradaki işlem aslında bir nevi kar dağıtımı gibi oluyor. Bir şekilde vergilendirilmesi gerekiyor. Sermayenin içindeki unsurlarda 100 bin lira nakit sermaye koydunuz. Sonra geçmiş yıllar karlarını eklediniz. Sermaye düzeltmesi olumlu farklarını eklediniz. Tasfiye ettiğiniz anda sadece nakit olarak koyduğunuz sermaye vergiye tabi değil. Nakit olarak koyduğunuz sermayenin dışındaki kısımlar vergiye tabi. Doğru mu? Geçmiş yıllar karlarından koyduklarınız kar payı stopajına tabi. Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından koyduklarınız vergiye tabi. Kurumlar vergisine, ondan sonra bir de ayrıca kar dağıtımına tabi. Tasfiyede de aynı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Benim orada tavsiyem sadece şu olabilir. Tebliğde yazan bir hükümden dolayı. Eğer ki diyor, işletme hesabına dönerseniz, işletme hesabına döndüğünüz takdirde oradaki 500'lü hesaplar falan kapanacak ama buradaki pasif kaynakların kapatıldığı veya kar dağıtıldığı anlamına gelmez. İşletme hesabına geçtiğinizde enflasyon düzeltmesi farkları vergilendirilmez diyor. Diğer karlardan bahsetmiyorum. Sadece enflasyon düzeltmesi farklarından bahsediyorum. Yani gayri faal uzun süre duracak firmayı işletme defterine çevirip şahıs işletmesine çevirip tutarsanız orada bir anonim şirket işletme defterine geçebilir. Şahıs bir açı. Ha, şeyde bilanço usulüne göre devam eder diyorsunuz. Tamam. Kesinlikle. Bilanço usulüne göre devam eder. Tamam. Tam peki. Anlaşılamadı. Bir dakika. Bir daha tekrarlar mısın? Arkadaşlar merhaba. Önceki dönemlerde limite şirket ve aramış şirketlerden şahıs firmasına geçiş işlemlerinde vergidersi problem çıkarmıyordu. Ben gerçekleştirdim. Herhalde 2,5 sene evvel tekrar başka bir firmamı yaptım, kabul etmedi. Ticaret sicili tescil ediyor Türk Ticaret Kanunu'na göre. Şahıs firması oluyor ama vergi dairesine verdiği zaman asla kabul etmiyor. Çok ciddi problem oluyor, sakın o yola girmeyin. Çok uğraştım. Hatta önceki şirketi örnek verdim. O zaman biz bu şirketten de geri adım atacağız dedikleri için hemen oradan R yaptım. Ticaret sicilde açık şahıs firması, şirketi vergi dairesinden resmen terke çıkardım. Sonra Allah'tan hocamız doktordu, şahıs firması vardı. Onu kapattırdım, döndüm BTSO'dan sildim. O yüzden sakınlıkla girmeyin, yani inanılmaz iğrenç bir yol. Şurada ben düzelteyim birazcık daha söylediğimi. Bilanço usulüne göre defter tutandan işletme hesabına geçenlerde bir avantaj var. Tam öyle düzeltirsem daha doğru olacak sanırım. Bilanço usulünden işletme hesabına geçenlerde sermaye düzeltmesi olumlu farkları vergilendirilmez diyor. Yani gayri faal bir işletmeniz varsa bilanço usulünden işletme hesabına da geçtiğinizde orada vergilendirilmeden en azından tasfiye etmiş gibi işletme hesabında bırakabilirsiniz yani. Nasıl şahıs e-defteri? Vallahi çok emin değilim ondan ya. Çok emin değilim yani, işletme defterleriyle çok işim olmadığı için. Buyurun. Arkadaşlar burada e-defter ya da şey değil, konu hadlerle ilgili bir konuyu, durum. Konuyu çok dağıtmaya başladık sanki. Sizi rahatlatayım ben. Evet. Biz bu konuyu bitirelim. Defter iniş ve çıkışları
hadlerle ilgili bir şey. Dolayısıyla hadlere bakın. Orada bir değişiklik varsa bilançodan işletme defterine geçersiniz arkadaşlar. Evet. Yani orada tasfiye etmek yerine bilançoya dönüp daha sonra işletme defterine döndüğünüz takdirde işletme defterine dönmenin bir avantajı oluyor. Onu söylemek istedim özellikle. İşletme defterine, çünkü tebliğde de diyor ki işletme defterine döndüğünüz takdirde buradaki 500 hesaplarla ilgili oluşan enflasyon farkları vergiye tabi tutulmaz diyor, kar dağıtımı gibi diyor. Buyurun. İlk bölümde 2023 yılının kayıtlarında olup 2024 tarihinden itibaren kar dağıtımı yapılması durumunda vergilendirilmez diye bir bölüm geçtiydi. Nasıl? Kar dağıtımıyla alakalı. Hı hı. Enflasyon düzeltmesine ilişkin. Onu bir daha açabilir miyiz acaba? Tam anlayamadım nereden bahsettiğinizi ama bir daha söyler misiniz? 2023 yılı hesaplarında bulunan 1/1/2024'ten sonra dağıtılan karlar vergilendirilmez diye bir ibare geçti. Ha, evet evet, şeyde var. 53 ya da 54. maddede. Tebliğde. 53 ya da 54. Geçmiş yıllar karlarında evet. Vergilendirme. Şimdi bu, şurası. Evet, üçüncü bu düzeltmelere ben. İlişkin bunu da bir daha açarsak. Tebliğin 3. bölümüne göre 2023 yılı hesap dönemine ait bilançonun düzeltilmesi sonucu oluşan 2023 yılı geçmiş yıl karları hesabında takip edilen düzeltme öncesi geçmiş yıl veya cari dönem karının, yani 570'lerin ve 580'lerin diyor. 1/1/2024 tarihinden sonra kar dağıtımına konu edilmesi durumunda dağıtılan tutar gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulmayacak diyor. Yani biz hayır, şunu demek istiyor. Yani kar payı stopajı tabii ki olacak diyor. Ayrıca da yani orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani şunu demek istiyor. Siz geçmiş dağıtılmadığınız karlarınız var. 2022, 21, 20 falan. Sen ne kadar bunları topladın, tek bir hesaba attıysan da diyor 570 düzeltilmiş geçmiş yıllar karlarına. Ve ben diyorum ki diyor 570 düzeltilmiş geçmiş yıllar karları zararını sermaye ilave edebilirsin. Başka hesaplarla mahsup edebilirsin. Onun dışında kıpırdatamazsın diyorum ama diyor. Burada oluşan senin ticari bir karın varsa bunu dağıtabilirsin diyor. Bu diyor kurumlar vergisine tabi olmaz. Ama tabii ki kar payı stopajı alınacak diyor, bundan normal. Ama az önceki bahsettiğimiz tebliğ taslağına göre o düzeltilmiş geçmiş yıl karı kalmazsa 570'te 580'e döndüyse yapılan işlemler sonucunda o dağıtılabilir karımı da dağıtamamın söz konusu oluyor. Sıkıntı buydu. Ben meslektaşlarıma bir şey söylemek istiyorum. Evet başkanım. Ya bütün problemi arkadaşlar, düzenlemelerden kaynaklanan bütün problemi hemen üzerimize çekiyoruz bak. Ya bırakalım biraz da iş dünyası dert etsin bunu. Biraz da Rıfat Hisarcıklıoğlu dert etsin. Hükümetle arası iyi. Gitsin konuşsun ya, böyle bir haksız vergilendirme olur mu desin. Yani hayır az önce Bülent Bey söyledi. Kardeşim bak, şuna göre şöyle bir vergi çıkıyor. Bizim yapabileceğimiz de bu dakikadan sonra herhangi bir şey yok. Artık biraz top başkalarına geçsin. Vergi çıkaralım yani. Abi çıkartmayın o zaman. Çıkıyorsa da çıkacak. Edin. Yapacak bir şey yok yani. Ya şimdi oradaki sıkıntımız, bir söz isteyen arkadaş var. O tarafa mikrofonu uzatalım. Buradaki sıkıntı aslında işverenlerin veya Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bile bunun sonuçlarının ne olacağına ilişkin daha bir şey yok. Aslında canı yanan bağırıyor. Yani şunu bir bitireyim. Canı yanan bağırıyor. Şimdi işletme sahibine ilk önce enflasyon düzeltmesinin ne getireceğini ne götüreceğini anlatıyorum. Anlatıyoruz detaylı bir sürü. Sonra bizdeki durum ne diyor? Bizdeki duruma bakıyoruz, zarar yazıyoruz enflasyon düzeltmesinden. Başka hiçbir şey sormuyor zaten. Niye uğraşsın ki adam? Yani burada yüksek kar çıkıp da buradan vergi ödeyeceklerin bu işle ilgili bir hamle yapacaklarsa yapmaları gerekiyor. Yani bu fiktif bir işlemdir. Geçmiş yılların enflasyon düzeltmesini düzelttik. Rakamlar büyüdü. Oradan dolayı çıkan kar aslında benim elde ettiğim kar değil. Vergiye tabi olmamasın diye uğraşacaklarsa onların uğraşması gerekiyor. Aksi takdirde bizim 2003'te çıkmış, 17 Aralık 2003'te çıkmış 5024 sayı kanununa mükerrer 298 eklenmiş. Bu tebliğde falan yazmadı, bu kanunda yazıyor.
diyor ki belli bir dönem uygulanmadıktan sonra enflasyon düzeltmesi ilk uygulaması vergiye tabi değildir. Ondan sonraki yılların uygulanması vergiye tabidir diyor. Zaten bu 20 yıldır kanunda olan bir madde. Yani bu tebliğle bu sirkülerle çıkarmadılar bunu. 2024 yılının vergiye tabi olacağını. Ama hani bunun sonuçlarının ne olacağına göre tabii ki ilgililer... Üstad daha dinamik evet. Sektörler aslında etki analizini yaptı. Bankalar biliyorsunuz öz sermayelerinin gücünden dolayı tak diye geçici 33. maddeye bir madde dışında eklendiler. Kaldılar. Yani onlar bir da aslında eklendi. TOB'un üyeleri ne olup ne olmayacağını biliyorlar ama maalesef böyle bir durum da var. Onlar yani daha orada, organizeler evet, ve kendileri hemen baskı gruplarını oluşturdular ve bu uygulamanın dışında kaldılar. Bankalarla ilgili kısmı kısaca söyleyeyim. Finans kurumları ve bankalarla ilgili 2024 ve 2025 yılı sonuçları da vergiye tabi olmayacak. Tabii ki bu tebliğle ve sirkülerle düzenlenemezdi. Dolayısıyla geçici 33. maddenin içine bir madde eklendi bu yılın başında. Neden eklendi? Az önceki bahsettiğim gibi burada şeyler yüksek. Vergi etkisi, öz kaynakları bankaların çok yüksek. Duran varlıkları çok düşük olduğu için bankalar bu enflasyon düzeltmesini yaptığında vergilerini aşağı çekecekler, zarar yazacaklar ve ciddi vergiler ödemeyecekler. Bunu fark ettiği için Maliye Bakanlığı gitti 2024-2025'te bankalar için özel düzenleme yaptı. Vergiye tabi değil bu işlemler dedi 2024-2025 için. Ben şunu düşünüyorum. Bizim firmalara baktığımızda çoğunluğunda zarar çıkıyor bu işin sonucunda ama bunun muhakkak bir çalışması yapılmıştır. Tüm Türkiye çapında bakıldığında vergiyi artıracak bir tablo karşıya çıkıyordur ki bu konuda gelir idaresi ısrarcı 31.3'te ertelense bile 36'dan itibaren bir erteleme beklemeyin. 36-39'da bu iş mecburen uygulanacak. Bundan sonra hayatımıza girdi. Belki de 2027-2028'li yıllara kadar enflasyon düşmediği sürece bu işle uğraşacağız. Yani bizim en çok artık enflasyon düşmesini biz istiyoruz. Yani herkes istiyor enflasyon düşmesini ama buyurun. Sermaye hesabının düzeltilmesinde bu fona aktarılan gayrimenkul kârı yenileme fonunun enflasyon düzeltmesine tabi tutacağız mı yoksa onu ayrıştırıp kalacak mı? Yani onu genelde yeniden değerleme fonlarından bahsediliyor ama bu yenileme fonuyla ilgili pek bir açıklama görmedim ama. Ya diğer kısımlarla ilgili bir problem yok. Diğer fonların sermaye ilave edilmiş olması ile ilgili bir problem yok. Ama yenileme fonu esas itibariyle sermaye ilave edilemez bir fon. Ya yani mantığı şöyle düşünün. 1 milyonluk bir kıymetim var. Gittim 3 milyona sattım. 2 milyon lira yenileme fonu yazdım. 3 sene boyunca pasifte bir fon hesabında tuttum. Değil mi? Vergi usulü kanunu 328'de anlatıyor. Pasifte bir fon hesabında tuttum. O fon hesabını 3 yıl içinde almazsam götürdüm, kâra ilave ettim. 3 yıl içinde alırsam da yeni almış olduğum kıymetin amortismanından mahsup ettim, bitene kadar devam ettim. Dolayısıyla sermayeye ilave edilecek bir husus yok. Ama soruyu şöyle algılıyorum. Orada başka fonlar da olabilir. Sermaye ilave edilmiş başka fonlar da olabilir sermaye yenileme fonu dışında. O fonlar orada endekslenecek ve devam edecek kalmaya. Sadece burada maddi duran varlık fonları ile ilgili özel bir düzenleme yapıldı. O da aslında matematiksel olarak doğru. Çünkü bir dönem yaptık, onu 522'ye aldık. Şimdi onu 570'e, 580'e aldığımızda etkisini sıfırlamış oluyoruz. Matematiksel olarak oraya geliyor. 522 ben sermaye ilave ettiysem de 1 ile çarpıp devam etmemiz gerekiyordu. Ama 0 ile çarptırıp sermayenin içinden çıkarıldı. Burada vergisel hiçbir etkisi yok. Gelir dersi biraz daha vergi yönlü bakıyor belki işe. Vergisel hiçbir etkisi yok. Ama 0 ile çarptırıp sermayenin içinden benim bunu çıkarttıracaksanız neden sermaye ilave edilmesine izin verdiniz? Biz 2023'ün sonunda birçok işletmede 522 fonlara gittik, sermaye ilave ettik. Sermayeler daha kuvvetli olsun diye. Ama ondan sonra gittiler, sıfırla çarptırıp sermaye düzeltmesi olumsuz farklarına döndü sermayeler bazı yerlerde. Bir tek o tarafına itirazımız vardı. Onun dışında sıfırla birle çarpılması veya doğrudan atılması hiçbir şekilde sonucu etkilemiyor. Buyurun. Yer var. Yani yapılması gerektiği söylenen de var. Her sizin görüşünüzü merak ettiğim için sordum.
296'yı 2023'ün sonunda benim tavsiyem geçmiş yıl zararlarını atıp kapatmanız yönündedir. Şimdi esas itibariyle bu biliyorsunuz ilk af 2011 yılında çıktı 6111 sayılı kanunla hep 6. maddedeydi bu stok afları şeylerde kasa afları da. Şimdi ilk 2011'de çıkan da denildi ki buradan oluşan farklar 689 hesaba gidecek. Değil mi? Kasadan ben bir rakam siliyorsam 3 milyon 5 milyon ve bunun %3'ünü ödüyorsam %5'li 3'e çektiler sonra %3'ünü ödüyorsam bu rakamı ben kayıtlardan sileceğim. Sildiğim rakamı da 689 atıp zarar yazacağım. Doğrusu buydu aslında. Daha sonra bir sonrakilerde 6736'dan itibaren dediler ki buradaki fark 689'a gidecek ama isteyen işletmeler 296 hesabı alabilir. Orada takip edebilir. 296 hesabı aldıysam ben bunu normalde enflasyon düzeltmesine tabi tutsam bir türlü tutmasam bir türlü. Enflasyon düzeltmesine tabi tutmayıp ben bunu 689'a atarsam veya 580'e atarsam enflasyona farkı olacak mı? Enflasyona farkı olacak. 296'da durursa da sıkıntı. Endekslesem rakam büyüyecek. Gelecekte daha büyük atacağım. Endekslemezsem tebliğde, sirkülerde hiçbir yerde yazılmamasına rağmen bu aslında 689'a gitmesi gereken bir rakam. Vergiye de olumsuz etkisi olacaktı deyip karı düşürecek bir etkisi olacaktı deyip 296'da endekslenecekti denebilir. Dolayısıyla 31.12.2023'te kesinlikle rakam ne olursa olsun 580'e atıp kapatmanızı tavsiye ederim. Gelecekte problemi daha fazla büyütmemeniz için. Yani orada zaten 2,5 milyonu o yıl yazmadıysanız aradan yıllar geçti. Enflasyon karşısında eridi. Şimdi zarar yazın kapatın diye düşünüyorum. Gelecekte daha büyük sıkıntı olacak. Rica ederim. Tamam mıdır? Bütün sorulara cevap verdik. Hayriye Hanım son bir şey soruyor herhalde. Hayriye Hanım sorsun. Son soruyu alalım. Evet, binek araç sistem kapattıydık semineri. Gene binek araç çıktı. Hiç hoşuma gitmeyen konu. Evet. Buyurun sorunuzu alayım. Ya da komple konuyu mu anlatayım? Yok, binek araçlarda uygulamalar tabii belli bir sınırlara göre amortisman ayırıyoruz. Bazı arkadaşlar sadece sınırlar dahilinde ayırıyor. Gider yazıyor. Ben tamamını ayırıyorum ama kanunen kabul edilen giderler atıyorum. Değerleme yaparken, tabii ki 257'lerde gözüken rakamı değerleyeceğim. Evet. Orada bir sıkıntı olacak. Matematiksel örnekten gidelim. 1 milyon lira bir aracınız var. Sınır, gelir vergisi 40'taki sınır 430 bin lirayken almışsınız aracı. 500 bin lira amortisman ayırmışsınız bugüne kadar. 400 işte belli bir kısmını gider yazmışsınız. 300 binini gider yazmışsınız. 200 binini de kanundan kabul edilmeyen gider yazmışsınız. 1 milyona endeksledik. 2 milyona çıktı veya 3 milyona çıktı. 500 bin de endeksledim. 1,5 milyona çıktı. Normal atiklerin endekslenmesinden bir farkı yok. Fark şurada. 3 milyona endeksledim. Kar yazdım. 2024 yılında. 1,5 milyona endeksledim. Veya işte 500 bini endeksledim. 1,5 milyon oldu. Diyor ki 430 bini geçen kısmı gider yazamazsın diyor. Kanundan kabul edilmeyen gider yazacaksın diyor. Yani binek otomobillerden bir gol daha yedik gibi oluyor. Yani işletmeler bir gol daha yedi binek otolardan. Dolayısıyla bir de gelir vergisi 40'taki rakamlar artırılmadığı için işte 430 bin 950 bin gibi geçmiş yıllar rakamları olduğu için 2022'de 430 bin herhalde 430 bin liralık kısmını gider yazabiliyorum. Onun üstündeki kısmı gider yazamıyorum. Eğer ki ayırmadım 430 bin liralık kısmını amortisman ayırdım. 1 milyonluk kısmını tuttum. Endekslerken gene bir şey fark etmiyor. Gene endeksleyeceğim 1 milyonu. 430 bini gene endeksleyeceğim. Gene 430 binin üstündeki endeksi gene gider yazmayacağım. Kanundan kabul 1 milyonu gene yazacağım. Yani amortisman ayırsak bir türlü, ayırmasak bir türlü. Yani neresinden bakarsanız bakın sıkıntı. Yani ben ne tavsiye ediyorum? Binek otomobilleri işletmeden çıkarın. Yani yani küçük araçlar olabilir. Yani daha küçük araçlar fiyatı daha düşük. İşletmedeki çalışanların kullandığı araçlar kalabilir. Ama
Artık patronlar kendi kullandıkları lüks araçları işletmeye alma alışkanlıklarından vazgeçmeleri lazım. Çünkü orada sadece bir giderini yazamama veya giderinin %70'ini yazma, %30'unu yazamama gibi bir durum yok. Artı bir de amortismanlardan, enflasyon düzeltmesinden her yerden zararı var bu işin bize. 400.000'e de araba kalmadı. Yok, şu anda 1,5 milyon herhalde bu sene sınır. 1,5 mu oldu? 1,5 milyon oldu. Geçen sene 950.000 liraydı, bu sene 1,5 milyon oldu. Nevi değişikliklerindeki? Nevi değişikliği yapılan firmalardaki sermaye ödemelerinin tarihleri. Ondan bahseder misiniz? Şahıstan nevi... şirkete dönen, şirketten şirkete dönen. Şöyle demiştim tescil... aslında, tam direkt bu şekilde anlatmadım ama şunu söylemiştim. 500 hesabın hangi tarihten geldiğinin vergisel herhangi bir etkisi yok. Birinci diyeceğim bu. Siz nevi değiştirdiği tarihten de alsanız veya ilk tarihten de alsanız bir sıkıntı yok. Ama normal şartlarda limitetten AŞ'ye dönen bir şirkette nevi değişikliği için söylüyorum bunu. İlk tarihten alıp getirmeniz gerekiyor tebliğe göre. Tam bölünme, kısmi bölünme, birleşmede aktif kıymetleri diyor. İlk ana şirkete girmiş olduğu, eski şirkete girmiş olduğu tarihlerden endeksleniyor. Sermaye ile ilgili kısımda hiçbir şey demiyor. Sermaye ile ilgili maddelerde tescil tarihinden endekslenecek dediği için onu sermayeye tescil edildiği tarihten endeksliyoruz. Yani nevi değişikliğinde de bir netlik yok, kesinlik yok. 17. madde var tebliğde. Oraya bir daha bir detaylı nevi değişikliği de yazıyor mu orada bakalım ama tam bölüme, kısmi bölüme ve birleşme olarak hatırlıyorum sadece. Orada öyle bir durum var. Şahıs işletmelerinde ise şahıs işletmesinde girdiği tarihten almanızda bir sakınca yok. Aldığınız takdirde 502'yi çoğaltırsınız. Karşı tarafta 580'i çoğaltırsınız. Tebliğde ve sirkülerden ifadeler yok. Birazcık da tabii vergiciler tarafından hazırlandığı için vergiye etkisi açısından düşünülüyor muhtemelen. Sadece vergiye etkisi açısından düşündüğünde gerçekten hangi tarihi aldığınızın bir etkisi olmuyor. Etki sıfır. Ama işte az önceki bahsettiğimiz kar dağıtımlarında filan karşımıza başka sonuçlar çıkaracak gibi gözüküyor. Tamam herhalde. Sanıyorum tamam. Kıymetli sunumlarından dolayı yeminli mali müşavirimiz Bülent Fıçıcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Akabinde Pelin Hanım'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de ayağınıza sağlık. Teşekkürler.